beyler, Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Şimdi karşınızda Okan Bayülgen. Sağ olun, sağ olun. Ellerinize yazık. Lütfen yapmayın. Hanımlar, beyler, heyecanlı bir Uykusuzlar Kulübü'ne başlıyoruz. Evet, hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nilperi Şahinkaya ve Erdil Yaşaroğlu alkışlıyoruz. Siz niye Sayın Başkan'la beraber katılıyorsunuz? Ben öyle istedim diye. Yoksa bunu bilmiyordunuz. Kötü mü oldu? Hayır, çok iyi oldu bence. İşte kalabalığız. Sayın Başkan da çok hoşuna gideceğini söylediği için beraberce oturacağız. Teşekkür ederim. Biraz İzmir'den konuşacağız. Biraz sizlerden konuşacağız. Sen yüzüne bir şey mi yaptırdın? Öyle mi? Bir öne doğru uzamış gibi geliyor bana. Evet. İyi görmediğin için mi öyle? Ay başladım. Ya. Ben gitmek istiyorum. Siz bir şey, bir fark görüyor musunuz? Şahane. Bir şey olmuş, olmamış mı ya? Yüzümü şöyle öne doğru uzatabilir misiniz? Öne doğru uzatabilir. Bir şey mi yaptırdın? Evet. Ne yaptırdın? Dolgu biraz ama birazcık. Çok evet değil. Uzamış ama işte önden fazla olmuş. Sürmüş bir dakika, bir dakika bakacağım. Çünkü şurada bitiyordu. Beni buradan biraz daha kroplayın. Hakikaten nereye dolgu yaptırdın? Birazcık alta. O yüzden sündü herhalde. Ne alta, dudağı mı yaptırdın? Dudağı. Ne gerek vardı? Kız dar mı dediler? Yani daha geride mi dediler? Niçin? Yani daha güzel durur diye düşündüm. Ha. Evet. Bak hemen fark ettim ama ne acayip. Evet. Sen çok, aynı çok mısın? Ya, biraz eskisi gibi misin? Eskisi gibi aynı. Ha? Benim tanıdığım gibi. Çocuk olduğumuz zaman gibi. O çok eski. Ve yaşlanıyorsun da. Evet değil mi? Bayağı böyle bir sakallar falan. Ne güzel olmuş. O kadar hoşuma gidiyor ki insanların yaşlandığını görmek. Ya bunu söylüyorum. Ne hale gelmişsin falan. Değil mi? Çok güzel. Çok acayip. Ama güzel yaşlanıyorsun. Siz değişmiyorsunuz. Ne oldu? Sağ olun. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz İzmir'de? Koşuyorum. Koşuyorsunuz. Evet. Bisiklete biniyorsunuz. Bisiklete biniyorum, koşuyorum. Onlar biri diri tutuyor herhalde. Peki ben tabii tiyatro oyunları dolayısıyla sürekli geliyorum. Trafik var artık. Çok doğru. Fena. Değil mi? Trafiği çözeceğiz efendim. Nasıl efendim? Zor. Kimse çözemedi sistemler, ki. Raylı sistemler. Evet biliyorum. İşin sırrı orada. Şimdi bir tane açılış mı yaptınız ya da yaptınız? Buca metrosu temel atma töreni yaptık. Evet bravo. Ya Buca metrosu İnanılmaz önemli bir projeydi. İzmir tarihinin en büyük yatırımı, bence Türkiye tarihinin en önemli yatırımlarından biri. Bir kere akıllı bir yatırım. Çünkü biz 4 büyük uluslararası bankayla bir konsorsiyum oluşturduk ve 3,20 faizle 490 milyon euroluk bir sendikasyon kredisi aldık. Her bir banka 125-150 milyon euro civarında bir krediyi finanse ettiler ve biz 3,20 faizle 4 yıl ödemesiz 12 yıl vadeli bir krediyi tahsis ettik. Ondan sonra da zaten projeyi hayata geçirmeye başladık. Bu proje şöyle akıllı bir proje. 4 yıl inşaat süresi var. 4 yıl ödemesiz döneme denk geliyor. Ondan sonra senede 45 milyon euro işletme gideri elde eden bir yatırım bu. 13 senede de kendini finanse ediyor. Dolayısıyla kimsenin cebinden para çıkmadan aslında çayın taşıyla çayın kuşunu vurduğumuz bir proje. Üstelik İzmir'in en kalabalık ilçesi, 500 bin nüfuslu. Günde 400 bin kişiyi taşıyacağımızı öngörüyoruz. Ve dolayısıyla kendi kendini finanse eden bir metro hattına kavuşacağız. İzmir'in en kalabalık noktasında olağanüstü bir trafik rahatlaması sağlayacağız. Bu tek başına işletme geliriyle ifade edilecek bir şey değil. Aynı zamanda sağlanan tasarrufları saymıyorum. Yani mazottan, o işte lastik tekerlekli araçların trafikten çekilmesinden inanılmaz faydalı bir proje olacak. Burada önemli olan şey şu, bu sadece ulaşım projesi değil, bir konfor projesi. Yani kentin yaşam kalitesini yükselten bir proje. Bunun dışında 2 tane daha metro hattı ile ilgili proje çalışmasını devam ettiriyoruz. Karabağlar Gazi Emir metrosu 28 kilometre. Halkapınar-Kemalpaşa arasında yine 27 kilometrelik Sayın Başkan, bir metro hattı. Bunlar yerin üstünde mi, yerin altında? Yerin altında. Bir tane de yerin üstünde tramvay projesi önümüzdeki yıl başlatacağız. Kısacası bunlar devreye girdiği andan itibaren kent içindeki ulaşımda olağanüstü büyük bir rahatlama yaşanacak. Ve bütün bunları biz İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarımızla ve kendi öz gücümüzle yapıyoruz. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Zaten kimseden bir şey geldiği de yok. Ama onun peşinde de koşmuyoruz. Biz kendi öz gücümüzle, öz kaynaklarımızla bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. İzmir'in hala uluslararası derecelendirme kuruluşları nezdindeki puanı, derecesi 3A ile ifade ediliyor. Yani? AAA, çok güvenilir ve yatırım yapılabilir anlamına geliyor. Hep uzun yıllardır da konuşulan, sonra hepimizin konuştuğumuz bir şey değil midir? Yani Türkiye'de marka şehir olmaya aday tek şehir diye. Yani Ankara ve İstanbul için bunu söyleyemiyoruz. Ben ama gene 27 Ekim'de sizinle 2,5 sene önce yaptığımız programda söylemiştim. Marka şehir demeyi doğru bulmuyorum. Ticari mallar için kullanılabilir belki ama bir kent için söylenebilecek en güzel şey dünya şehri. Evet. Yani ben buna çok inanıyorum. İzmir yüzlerce yıl boyunca bir dünya şehri olmuş. Biz aslında o iadeye itibar peşindeyiz. İzmir'i tekrar dünya şehri olarak göstermek, yaşatmak istiyoruz. O nedenle kabuklarını biraz daha kırmak istiyoruz. Daha fazla dünya ile buluşturan, daha fazla dünya ile iç içe geçmiş bir şehir olsun istiyoruz. İzmir'imizle ilgili neydi? İlk İzmir dendiğinde hani her şehir bir duygu uyandırır ya da bir resim, bir fotoğraf. Ne var gözünün önünde? Rahatlık, özgürlük geliyor aklıma. Aynen, evet. Bravo. Evet. Rahatlık ve özgürlük. Güzellik. Ben bir de Fahri İzmirliyim hanımdan dolayı. Begüm İzmirli olduğu için. Bir gün herkes İzmirli olacak. Aynen öyle ve o yüzden çok da mutluyum. Çok. Ben sana evlenme dedim aslında. O yani tek özelliği İzmirli olmak mı ya? Başka bir şey yok gibi geliyor bana. Niye çok? İzmirli olmasından akıllı, başka güzel, nesi var? Akıllı, güzel, yetenekli daha. Çok kıskanıyorum onu. Çok eski arkadaşım. Evlenince uçtu gitti buralardan. Yani, evet. Hocam ama bak İzmir'le ilgili... Hep gülümseten bir şey yok mu? Evet. Bravo. Hep yani. Evet, hiç değişmiyor. Ne olursa olsun değişmiyor. Aynen öyle. Ama güneşli geliyor bana hemen. Aynen. Ama bunun altını kazıdığınız zaman demokrasi çıkar. Bravo. Aynen. Yani doğru. Çünkü demokrasi aslında o tumturaklı laflara gerek yok. Birlikte yaşamanın kültürüdür. Birlikte yaşamanın hukukudur. Demokrasi farklılıkları zenginlik olarak gören bir yaşam biçimidir. İzmir'de tam da budur. Benim bir Mardinli arkadaşım var. Bir toplantıda oturuyoruz. Dediler ki nerelisin? İzmirliyim dedi. Döndüm, sen Mardinlisin. Evet ama artık İzmirli hissediyorum kendimi dedi. Bu bir gerçek. O Mardinli dünyanın neresine giderse gitsin. Ankara'ya, İstanbul'a, dünyanın bir başka yerine. Ömrünün sonuna kadar Mardinlidir. Ama İzmir içine alır. O Mardinli kalmaya devam eder ama İzmirli de olur aynı zamanda. İzmir'in böyle kucaklayan, içine alan bir yanı vardır. İşte o da demokrasiden kaynaklanır. Doğru. İzmir'de demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret bir şey değildir. İzmir'de demokrasi her gün yaşanan bir şeydir. Az önce Nilperi Hanım'ın söylediği gibi özgürlüktür. Kadınların şehridir. Evet, doğru, bu da doğru. Eşitliktir, doğru. Keyiftir, gülümsemedir. Evet. Çünkü onları sağlayan şey demokrasidir. Bu değişme. Peki, şimdi küçük hanımefendi, kızınız Defne Hanım bizim pandemi öncesinde yaptığımız beraber yaptığımız programı tekrar izliyor. Ve bir takım notlar alıyor. Yani babacığım, tam olarak da babacığı değil, Büyükşehir Belediye Başkanı bir takım şeyler anlatmış. Bakalım, gel baba buraya, bunlardan işte kaçını yaptın, kaçını yapamadın. Küçük muhalefet. Küçük muhalefet. Evde. Peki. Evde de ne zormuş. Bir de büyük muhalefet anası. Yani eve gideceğim, bir rahat edeceğim diyorsunuz, o da yok. Yok. Ama iyi ki varlar. O muhalefet çok diri tutuyor. Fakat tabii ki başkan tiyatroya gittiği için ben hem hanımefendiyi hem küçük hanımları iki tane var değil mi? Evet efendim. İkisini tanıdım galiba. Tam emin değilim ama küçük hanımları da tanıdım. Yani sonuçta kulise geldikleri için tebrik etmeye. Şimdi orada konuşulanlar, özel hayat konuşmuşuz. Evet. Niye konuştuk bilmiyorum. Sormuştunuz, merak etmiştiniz. Peki. Sonra günlük rutinlerden, yani koşmaktan konuşmuşuz. Tiyatro konuşmuşuz. Şehir tiyatroları kurmak, özel tiyatrolara sahneleri vermek. Ne gelişti burada? Şehir tiyatromuzu kurduk. 70 sene sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kurduk. 3 tane çok güzel oyun çıkardılar. Azizname, Mor Şal var. Diğeri neydi? Neydi diğeri? Bence 2 tane bile yeter. Yok, bir tane daha. Tavşan Tavşanoğlu. 3 tane oyun çıkardık. Şimdi 23 Nisan'da bir çocuk oyunu sahne alacak. Kısacası İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu artık sahne açıyor. Bir de üstelik şimdi yeni bir sahneye kavuşturuyoruz onları. Eski bir kültür merkezimiz vardı. Daha doğrusu genellikle konferanslar, paneller için kullanılan, onu tiyatro sahnesine çevirdik. 23 Nisan'da onun da açılışını yapacağız. Bir şehir tiyatrosu sahnemiz de olacak artık. Çok güzel. Çünkü biz bütün tiyatro ile ilgili olan herkes zaten bilir ki İzmir turneleri çok önemlidir. Eski fuar günlerinden bugünkü günübirlik ya da daha çok günlük turnelere kadar İzmir çok önemli. İstanbul ve Ankara tiyatroları. Aynen için. Öyle. Evet, ama kesinlikle. Bir şey daha yaptık. İzmir.art diye bir dijital platform oluşturduk. Burada da şehirdeki tüm kültürel, sanatsal aktivitelerin hem işte bütün onların takvimleri, günleri, saatleri, yerleri var. Ama aynı zamanda bu çok interaktif bir site. Şöyle sitenin içeriğini 80 kuruluş her biri kendi haberini, kendi etkinliğini girerek oluşturuyor. Dolayısıyla da İzmir'le ilgili ne öğrenmek istiyorsanız kültür adına, sanat adına hepsini izmir.art'tan bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Peki, hızlı evet, gideceğim peki. Sözünüzü keserek. Tamam. Metro raylı sistem çalışması Narlıdere 2022 taahhüt, o dönem tamamlanan %35'miş. Şimdi 2022 sonu bitirmeyi hedefliyorduk. 3-4 aylık bir sarkma oldu. 2023'ün ilk çeyreğinde açılışı yapacağız. Harika. Kruz gemileriyle ilgili konuşmuşuz. Evet. O tarihte henüz bir şirketle görüşülüyor, 2 şirketle daha görüşülecek denilmiş. Ne oldu? Doğru. Nihayet ilk kruz gemisini pandemide yaşanan kesintiden sonra 3 Nisan'da karşıladık. 800 yolcu kapasiteli bir kruzdu ve onları büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla karşıladık. Şimdi devamı geliyor. 3 Mayıs'ta ikincisi gelecek. 5200 kapasiteli bir büyük kruz geliyor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Biz koltuğa oturur oturmaz İzmir'in turizm potansiyeli nedir diye bir baktık. Olağanüstü trajik bir durum ortaya çıktı. Yani İzmir gibi bir şehir toplam 1,5 milyon turist konuk etmiş. Bir yılda kabul edilebilir bir rakam değil. Yani evet, ne yapmamız lazım diye kafa yormaya başladık ve bir turizm eylem planı hazırladık. Bir stratejik plan ortaya koyduk. Bununla ilgili birçok çalışma yaptık. Mesela Visit İzmir diye yine dijital bir site oluşturduk. Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi aslında. Bu İzmir'deki 2300 noktayı hem haritalarda hem birbirleriyle olan ilişkileri açısından konumlandırarak ve her birinin hikayesini koyarak işin içine yine interaktif bir site oluşturduk. Direkt İzmir diye doğrudan doğruya İzmir'e uçuşları artıracak ve bunları bütün İzmirlilerle paylaşacak bir çalışma yaptık. Şu anda 69 noktaya İzmir'den direkt uçuş var. Bu İzmir için olağanüstü şaşırtıcı ve çok büyük potansiyel taşıyan bir girişim. Çünkü bütün özel uçak şirketleriyle hepsiyle anlaşmamız var. Onların tanıtımlarını da yapıyoruz, duyurularını da yapıyoruz ve İzmirlileri Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bu direkt uçuşlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bir yandan kruz sektörü, yani pandemiden sonra bu kruzların önemi ve gücü büyüdü. Çünkü insanlar daha çok tercih etmeye başladılar. Onlarla ilgili çok yoğun bir çalışma yaptık. Aslında en başta söylediğim İzmir'in kabuğunu kırmak ve dünyayla buluşturmak konusunda çok uluslararası adımlar attık. Onları söyleyebilirim. Çok lütfen. Mesela Uluslararası Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. Dünya Belediyeler Birliği'nin Uluslararası Kültür Zirvesi'ne geçen Eylül ayında bir zirve gerçekleştirdik. 65 ülkeden yüzlerce akademisyenin, sivil toplum kuruluş temsilcisinin katıldığı bir platform oldu bu. Ve orada bir manifesto yayınladık ve ortaya bir yeni bir kavram koyduk. Döngüsel kültür. Yani iklim kriziyle, dünyada yaşanan bu global krizlerle başa çıkmak için kaldıraç olarak kullanabileceğimiz şeyin kültür olduğunu düşündük. Doğru. Ve o kültürü nasıl tarif edeceğimizi bulmaya çalıştık. 4 sütun üzerine oturan bir tarif yaptık. Doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişle uyum ve değişimle uyum. Dolayısıyla 4 sütun üzerine oturan bu kültür tarifini döngüsel kültür olarak tanımladık. Kısacası bizim dünyaya ilham veren, dünyadan ilham alan bir şehir olmamız için işte bu uluslararası çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünmüştük. İlki buydu. Şimdi yine o sizinle yaptığımız programda ifade ettiğim Terra Madre, dünyanın en büyük gastronomi fuarı, 2022'de ona ev sahipliği yapıyoruz. İlk kez İtalya dışında bir kentte düzenlenecek. O da İzmir, 2022 Eylül'ünde. Harika, harika. 2-9 Eylül arasında. Terra Madre toprak ana demek. Evet. Özür dilerim, burada bir parantez açıp şunu da konuşmak istiyorum. Sizle de konuşmak istiyorum. Şimdi bu tatil yapmaktan anladığımız şey şu. Bir tip vardır. Yalnız ya da bir ailesi var. İşte bunu, çoluğu çocuğu varsa bunlar okumaktadırlar. Çok canları sıkılmaktadır. Eşi de çok sıkılmıştır, bunalmıştır. Bir adam falan, neyse bunlar kimlerse. Bunlar tatil ihtiyacı duymaktadırlar. Ve tatile çıkacaklardır. Tatile çıkacaklardır. Nereye gidilmelidir? Herkes bağırır. İşte şurası, burası, falanca şuradaymış, buradaymış, işte Bodrum, Antalya, Çeşme, Alaçatı, şurası, burası filan. Ve bunlar bankadan kredi alarak falan filan, böyle yani yeni bir problemin daha içine dalarak ondan sonra buraya giderler, fakat gittikleri yerde ne yapacaklarını bilmemektedirler. Zaten bir aile ise bölünür. İşte oğlan ergense bir takım arkadaşlar bulmaya gider. Kız başkalarıyla arkadaş olmaya gider. Adamla kadın zaten bunalmıştır. Bir eve girip biraz daha bunalırlar falan. Bu tatil değil bu. Bu geri zekalık. Yani ve biz nesiller boyu bu geri zekalığı repete ediyoruz. Yani halbuki bugünün yani gençlerinin... Kim bunlar ya? Biziz biz. Sen de evlendikten sonra sen de busun. Yani hepimiz buyuz. Yani hayır, bu budur yani, budur. Yani bir yere tatil gibi, tatilden anladığımız öküz gibi havuz kenarında yatmak. Filmin konusu gibi anlattın da o yüzden. Ama öyle yani, bir yere niye gidilir mesela? Bodrum'da olacağız. Ne yapılacak? Yani nedir yapacağınız şey? Mesela burada işte başkan öneriyor değil mi? Şunu yapıyoruz, bunu. Çünkü bugünün artık tatil değil de o başka bir şey yapmak yani. Nasıl mesela Avrupa'ya gidiyoruz, niye? Çantacının önünde kuyruğa girmeye mi? Nereye gidiyorsun yani, niçin gidiyorsun? İşte şunu göreceğim, bunu tadacağım, bunu deneyimleyeceğim, bunu yapacağım, şuraya tırmanacağım, yeni buradan şey atlayacağım. Ya evet, evet yani bu ailecek de yapılabilir. Evet. Önce çocuğun yerine gidersin, sonra büyümüş kızın yerine gidersin, sonra karının yerine, sonra kocanın yerine gidersin falan filan, yapılabilir. Bizim anladığımız, biz bunu yapamıyoruz. Yani ben ilk dünyada bir yerlere gitmeye başladığım zaman dedim ki ben nereye gitsem buranın neresi meşhur diyorum. Sucuğu meşhur, Çorum burası, leblebisi meşhur, ayçiçeği meşhur, bilmem nesi meşhur. Yani meşhur yerine bakıyor, salak muamelesi görüyorsun tabii yani. Olmuyor. Oraya bir şey yapmaya gitmek lazım ve bugün gençler bunu yapmaya gidiyorlar. İşte mesela, sörf yapmaya gidiyor, efendim trekking yapmaya gidiyor değil mi? Mesela işte o yüzden bizim dağları kayak dışında da açmamız gerekiyor turistlere, işte orada yani çift taraflı turizm bilmem ne falan filan. Ve bu bana bu açıdan çok zengin geliyor, evet, anlattığı şeyler. Hocam, çok mantıklı yani geliyor. İzleyici olmaktan çıkıp hayatı yaşamaya başladığınız bir şey. Bir de tabii ki o sizin bölge yani İzmir, Çeşme, Alaçatı, şey falan. Ege. Orası Ege. Ege'de de yani mesela işte şeyler hep Ruslar filan böyle Lübolo diye şeye geliyorlar ya, Antalya'ya. Yani orası, siz de öyle bir ülke bulsanız mesela. Nasıl bulsan? Bir ülke bulsanız Ruslar gibi başka bir ülke, sırf İzmir'e gelseler. Bulunmaması lazım. Yok, çünkü o da güzel bir turizm değil. Yani burada yani açıkça konuşalım. Mesela şöyle bir şey biliyor muyum? Bence onlar da eğlenmiyor. Ruslar Antalya'ya geldiklerinde şunu yapıyorlar. Şunu yapmak diye bir şey var mesela, bir şey var. Ya Ruslar, evet, Ruslar Antalya'ya geldiklerinde alışveriş merkezine gidiyorlar. İstanbul'a gelen Araplar alışveriş merkezine gidiyorlar. İşte kimler var başka bilmiyorum. Biz de alışveriş merkezine gidiyoruz. Yani biz başka bir ülkeye gittiğimizde de o ülkenin alışveriş merkezine gidiyoruz. Yani değil mi? Çoğunluk öyle, evet yani, maalesef. Hocam bizim şu... Küçümsemiyor mu yani? Ya. Bunlar yapıyorlar galiba, ben farkındayım. Hayır, ama sen sanatçısın tabii. Ama bir şey görmeye gidiyorsun. Hiç, ama yeni bir şey keşfetmek, yeni bir şey deneyimlemek, bravo, bu güzel. Çünkü şu var, bak farkındaysan rutin hayatımızda çok hızlı ölüyoruz. şey gibi düşün. Mesela tatile gittin, bir hafta sürede aslında sana bir ay gibi geçiyor ya. Çünkü sürekli yeni bir data, yeni bir bilgi, yeni bir deneyim, bir şey yaşıyorsun. Evet. Ama evde sürekli iş, ev veya rutin gününde o bir hafta nasıl geçtiğinin farkında bile değilsin. Dolayısıyla yaşamak için gidiyorsun aslında oraya. Farklı bir şey yaşamak için. Bunu yapabilirsen çok güzel ama tabii çok insanın dinamikleri çok farklı. Yani kalabalık aileysen o hareket etmek zor. Yani vizyonsuzluk dışında da seni çok kısıtlayan çok şey var tabii. Çocuklarla birlikte gezmek zor. İşte karın istemez, kocan istemez. Ama ne gezeceğiz hocam, şimdi? Eğer bak, oturalım, yatalım. Visit İzmir bunların hepsinin seçeneklerini sunan bir yer. Yani o çocuğun şimdi başkan onu yapıyor. Çünkü orada bir çeşitlenme bir şey var. Kültürel çeşitlenme ve de bizde herkes de, için bir şey. Hayır, bizde de yani ben çok senden biraz daha yaşlı. Eskiden bizim düşüncemiz şu. İzmir diye bir yer var. Oradan başka yerlere de gidilebiliyor. Orada da bir aile yaşıyor. Ve o ailenin çok güzel kızları var. Bizim İzmir'le ilgili bildiğimiz şey bu. Ve çok medeni bir aile. Ondan sonra herkes okumuş etmiş falan. Uzun boylu, güzel bir insanların olduğu bir yer. Oraya gideriz. Oradan da şuralara dağılırız diye bir yer biliyoruz. Yani bizim mesela ben de hep ya bana hani resmini çiz desem var ya işte ev, baca, duman çıkıyor, yol falan. Yani ben mesela böyle bir İzmir çizerim. Fakat yıllardır unuttuğumuz şey şu ki İzmir sürekli daha kalabalık hale geliyor. Daha çok insan geliyor. Göç alıyor ve de aldığı göç büyük şehirlerden göç alıyor. Ankara gibi özellikle İstanbul'dan göç alıyor. Oraya gidenler sadece İstanbul'dan kaçmak için gidiyorlar. Yani benim son dönemde gördüğüm işte İzmir, Bodrum falan filan bütün o civarı gidenlerden duyduğum şey hep şu. İstanbul'dan kaçtık. Evet. Nereye geldiğinizi farkınız bilmiyoruz. Burada bir ev tutacağız. Evet. Ondan sonra ne var? İşte İstanbul'da evi kiraya verdik. Oradan para gelecek. Burada yok artık çalışmak yok. Burası bir açık hava hapishanesine dönüyor. Yani her yer mesela Bodrum bir açık hava hapishanesi bu yüzden. Anlatabiliyor muyum? Yani İzmir de buna dönüyor. Buraya geldik. Hocam, çok kurtulduk. Ya... Ama orası bir şehir, büyük şehir, daha da büyük şehir haline geliyor falan. Buyurun efendim. Doğru, çok güzel. Şimdi İzmir büyük şehir hakikaten dediğiniz gibi bir derya. Yani bir tarafta Kozak Yaylası, hayatınızda böyle çam görmemişsinizdir. Bir tarafta Tiresi, Ödemiş'i, böyle yeşillik, böyle bitki türü, böyle sebze türü görülmemiştir. Bir taraf İzmir, işte Çeşme Yarımadası, Karaburun, Çeşme, Urla, olağanüstü bir coğrafya. Zeytiniyle muazzam bir şey. Şimdi bütün bunlar aslında bir büyük şehirde var. Ve fakat biz İzmir deyince dediğiniz gibi güzel kızlar ve Çeşme, Alaçatı. Evet. Hep aklımızda oluşan imaj bundan ibaretti. Şimdi biz bunun bundan ibaret olmadığını, tabii ki Çeşme, Alaçatı, Urla çok güzel ama İzmir'de öyle güzellikler var ki bunları tanıtmak istiyoruz. Turizm hocam sadece bir endüstri değil aslında. Turizm aynı zamanda bir barış enstrümanı. Çünkü insanlar gittikleri yerde keşfe başlıyorlar. Keşfettikçe sevmeye başlıyorlar, tanımaya başlıyorlar. Tanıdıkça artık onlar için itici bir şey olmadığını görüyorlar. Empati yapmaya başlıyorlar, anlamaya başlıyorlar, kabul etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla aslında turizmin sadece bir ekonomik, bir ticari sektör olmadığını bir kere anlamamız lazım. Onun kültürel, sosyolojik boyutlarını da gün ışığına çıkartmamız ve bunların üzerine derinleşmemiz lazım. Çünkü tam da söylediğiniz gibi aslında gittiğiniz... Yani bir yabancı bir yerde tanışacağınız insanlar, tadacağınız lezzetler, keşfedeceğiniz güzellikler asıl tatmin oralarda. Yani turizmi güçlendirecek, büyütecek şeyler de oralarda. Sayın Başkan, tekrar sözünüzü keserek şunu söylemek istiyorum. Yani bu bahsettiğimiz masalsı İzmir zaten artık olması mümkün değil. Yani bu şehir büyüyor. Sizin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yönettiğiniz İzmir zaten bizim... İstanbul büyük şehrinden baktığımız İzmir değil. Orası başka ve göç alması bir başka konu. Daha geçenlerde programını yaptık. İstanbul ve çevresindeki Allah herkese esirgesin, deprem senaryosu öyle korkunç bir senaryo ki depremin hemen ertesinde olacağı varsayılan depremin hemen ertesinde yaşanamayacak, girilip çıkılamayacak ve kaç sene olacağını bilemediğimiz seneler boyunca bir hayalet şehir olarak kalacak bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Bu deprem senaryosu gerçekleştiği takdirde. Ya bunu konuştuğumuz zaman hep böyledir insan evladı. Konuşuruz, ah ah ah, vah 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 falan filan. Sonra da program bitiyor, çok teşekkür ederiz. Birbirimizi öpüp ayrılıyoruz. Sonra bir daha düşünmüyoruz, yeni bir programa, yeni bir olaya kadar. Şimdi o zaman o masada konuşulurken ben de dedim ki peki sanayinin tamam siyasi başkent Ankara, burası da İstanbul'da işte kültürel başkent, en büyük metropol, ondan sonra sanayinin başkenti, ticaretin başkenti falan. Ne olacak bunlar? Nereye gidecek bu? Hani bir uydu kent falan yapıyor muyuz? Bir hazırlığımız var mı falan? Yok. Nereye? İzmir'e gideceğiz. Peki İzmir'in bundan haberi var mı? Ya da İzmir'in buna onayı var mı? Aha, onayı var mı? Yani bir hazırlık var mı orada? Vallahi yok. Geliriz. Yok. Yani şey bu olursa... ne olacak yani? Bu nasıl yönetilecek? Nasıl yapılacak? Olmaz inşallah. Geç olur inşallah. Şimdi geç olur inşallah'ta da şöyle bir şey var. Yani biz artık yaşadık yaşayacağımız kadar. Çocuklar anladım. Onlar artık düşünecek. Gebersinler gibi tırnak içerisinde bir şey yapıyor. Ama biz atlatırız yani. Hani hep süreyi uzatıyoruz ya böyle. Yahu daha öbür deprem uzmanı da dedi ki işte daha 15 senesi var dedi. Tamam çocuklar. Yani böyle bir şey var ve buna hazır mı? Değil mi? Yani herhalde ya mesela sana sorsam böyle bir senaryoda diyelim ki Türkiye'de yaşamaya devam edeceksin. Hı hı. Nereye gideceksin? İzmir'e gidelim. Hayır öyle deme. Başkan burada olduğu için öyle deme. Zaten onlar pek istemiyorlar da. Yani mesela Ankara'ya mı gidersin? Ya işte insan düşünmek istemiyor. Başına gelmeden yokmuş gibi, olmayacakmış gibi düşünüyor öyle. Zaten öyleyizdir. Tamam, sonuçta evet. Hepimiz öleceğiz tabii ki. Tarih değişecek, yeni yüzyıllar gelecek. Biz de öleceğiz, çocuklarımız da ölecek, onların çocukları da ölecek ama... Ben şeyi kaçırmışım. Hakikaten hayalet şehir olma ihtimali var mı yoksa... Çok büyük. Allah yapılacak yeni binalar diye her şeyi tekrar baştan başlamak mı? Yapılacak yeni binalar... Türk olduğumuz için seviyoruz ya şeyleri. Tabii yani ne güzel inşaat yaparız buralara filan. Hani bunlar yıkıldıktan sonra. O başka bir sektör. Ama oradan yani o inşaat çalışmaları başlamadan önce o inşaatta... Bir süre hayalet şehir olarak kaldı. Çalışacak olan insanları bir kere... getirmek lazım. Bir kere yani şimdi uzatmayayım da konuyu. Deprem sonrası senaryosu bir kere sağ kalanların sağaltımı, taşınması, edilmesi. Hocam, diğer aynı şey İzmir için de geçerli. Ya işte onu soracağım. Tamam. Hayır değil. Çünkü bu büyüklükte, bu kapsamda İzmir deprem şehri. Evet. Evet. Değil mi hocam? Ama böyle bir şey beklenmiyor. Böyle büyük fayların, uzun atımlı fayların olmadığı bir şehir. Yani daha kısa atımlı, dar aralıklı fayların olduğu bir şehir. Dolayısıyla da bu çapta İstanbul'da beklenen kadar büyük bir deprem olma ihtimali yok. Bildiğimiz kadarıyla. Yakın tarihte yaşadık. Yakın tarihte yaşadığımız en büyüklerinden ve en korkunçlarından biriydi. Ama bu sorunun cevabı hani ne olacak meselesi aslında her kentin kendi ölçeğinde deprem senaryolarını çalışıp bununla ilgili kentsel dönüşüm konusunda adım atması lazım. Bunun başka yolu yok. Yani İzmir tek başına bütün bu hikayeyi göğüsleyecek, bütün bu hikayeye ev sahipliği yapacak bir şey değil elbette. Dolayısıyla İzmir'in yaptığını dilerim ki bütün kentler yapsınlar ve o kentlerde yaşayan insanlar da o özgüvenle, o kentlerinde yaşamaktan duydukları güvenle yaşamaya devam etsinler. Bunun için çok sıkıcı olmak pahasına bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen efendim. Şu kentsel dönüşümle ilgili. Lütfen efendim. Bugün bir temel attık, oradan geliyorum. Bir kentsel dönüşüm projesinin temelini attık ve onu başlattık. 1000 konutluk bir hikaye. Ama bunun neden önemli olduğunu söylemek isterim. Çok kısaca. Şimdi Türkiye'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının hepsinden farklı bir özelliği var. Bizim yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmasının. Birincisi... Yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yani o gecekondu bölgesinde yaşayan insanlar aynı noktada yaşamaya devam ediyorlar. Komşusuyla beraber, bakkalıyla, kasabıyla, manavıyla neyse, ne vardıysa 10 yıllardır yaşadıkları şey aynen devam ediyor. Sadece yaşadıkları evlerin kalitesi, standardı yükseliyor. Hı hı. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi burada %100 uzlaşıyla yapıyoruz. İkinci temel ilke o. Hı. O mahallede yaşayan bütün vatandaşlar tapularını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyorlar. Hı. Gidiyoruz, tek tek anlatıyoruz, ikna ediyoruz, projeyi gösteriyoruz. O proje içinde hangi evde yaşayacaklarını gösteriyoruz. Tamam diyorlar, atıyorlar imzayı ve devrediyorlar tapularını. Biz %100 uzlaşıyla başlıyoruz. Peki sonra ne oluyor? Sonra diyoruz ki iş insanlarının kurduğu bir kooperatif var. Bu kooperatif 1000 tane ev yaptık ya, yaklaşık %55'e %46, 45, 54'e 46 gibi bir oranla yapılıyor bu. Yani müteahhidin payı %55, diyelim ki mal sahiplerinin, mülk sahiplerinin payı da %45. 1000 konutun 500 tanesi müteahhidin, 500 tanesi hak sahibinin, değil mi? Hı hı. Biz bunu normalde bir müteahhide veririz ve hı hı. müteahhit yapar. Biz öyle yapmıyoruz. Kooperatife veriyoruz. Hı hı. Kooperatif kendi içinde bunların satışını yapıyor. Yani her kooperatif üyesi aslında bir gecekondu sahibinin evini yapmış oluyor böylece. Finansmanı kendi içinde çözülüyor. Hı. Kimseye dışarıdan bir kredi, finansman, şu bu aranmıyor. Biz kentsel dönüşümün temelini attığımız anda o 500 ev satılmıştı. Güzel. Çünkü kooperatif aslında finansmanını o kooperatif üyelerinden sağladı. Böylece ne oldu? O gecekonduda yaşayan 500 vatandaşın da evi yapılmaya başlandı. Hı. Güvencesine İzmir Büyükşehir Belediyesi. Evler bittiğinde ancak tapularını veriyoruz. Hı. Dolayısıyla kentsel dönüşüm Türkiye'de hiçbir yerde uygulanmayan bir yöntemle, kooperatifçilik esasıyla yürüyen hı. bir modele dönüştü. Bu kooperatifçilik meselesi çok önemli Okan Bey. Çok önemli, biliyorum. Biz tarımda kooperatifçilik yapıyoruz. Ulaşımda kooperatifçilik yapıyoruz. İztaşıt diye bir uygulama başlattık. Kooperatifler üzerinden taşımacılık yapıyoruz. Hı. Şimdi kentsel dönüşümde de kooperatifçilik yapıyoruz. Kooperatifçilik ne demek biliyor musunuz? Demokrasi. Evet, doğru. Yani hamasete gerek yok. Bir arada yaşamak, birlikte el ele vermek, omuz omuza birbirimize ihtiyaç duymak falan. Ya bu toplum imeceyi insanlığa hediye etmiş bir toplum. Doğru. Sonra biz bunun canını okumuşuz, doğru. tüketmişiz. Şimdi biz bunu tekrar canlandırıyoruz. Dayanışmanın, gerçekten dayanışmanın kooperatifte, kentsel dönüşümde, tarımda, ulaşımda nasıl mümkün olduğunu gösteriyoruz. Dolayısıyla biz şehri beraber yönetiyoruz İzmirliyle. Sayın Başkan, keserek evet, gideceğim. Tamam. Çünkü pardon. Evet. Defne Hanım'ın işaretlediği yerler. Şimdi bu küçük çiftçiye destek, tohum ve karabuğday. Şimdi biz bütün Türkiye'den haberim olduğunu söyleyemem ama genelde büyük şehirlerle ilgili en çok sizde görüyoruz bu tarımın, evet. Buğdayın, evet. Ağacın, bütün bunların, zeytinin yükselmesini. Diğer illerimizde yok mudur efendim bu tarım? Yani bunlar ya niye bahsedilmez? Ya şöyle, hepsi bunların İzmir'den mi geliyor? Yani size mi bağlıyız biz bu birincisi konuda? İzmir hükümetten bir destek görmediği için kendi ayakları üzerinde durmak, tarımı, turizmi, sanayiyi planlamak gibi bir görevle baş başa. Niye hükümetten destek görmüyor? Gavur İzmir olduğu için. Muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Ama bunu onlara sormak lazım. Biz biliyoruz ne olduğunu ve görmüyoruz. Dolayısıyla biz kendi göbeğimizi kendimiz kesip, kendi ayaklarımızın üzerinde durup, kendi geleceğimizi belirlemeye çalışıyoruz. O nedenle normalde bir belediye başkanının yapmayacağı kadar fazla tarımla ilgileniyorum, turizmle ilgileniyorum, sanayiyle ilgileniyorum. Ya başkan, tekrar keserek şunu söyleyeyim. Evet. Sizin tarımla ilgili, tırnak içinde tamam, ne olur beni affedin, bir manyaklığınız mı var tarımla ilgili, var. Buğdayla ilgili, evet. tohumla ilgili? Yani ya büyük size de öyle var. Geliyor mu? Sanki evet. mesela Ankara, İstanbul, diğer büyük şehirlerde böyle ya başkanın kendi şeyi işte arada geliyorlar ona filan gibi. Evet, çok seviyor bu. Ama dünyada da bunlar çok önem kazanıyor bir yandan. Hani işte yani mesela biz tarım ülkesiyiz ama her şeyi artık ithal ediyoruz. Bravo. Ondan sonra buğday deposuyuz ama artık ithal ediyoruz. Bütün dünyada evet. yani şeyin işte hep şunlar anlatılıyor işte. İsrail bütün şeyleri kapatmış, hani arazileri kapatmış. Ondan sonra adamın adı neydi işte Bill Gates, Türkiye'de evet, evet. Tarım arazileri bakıyormuş. İzmir'den arazi alıyormuş. Bak bir Bill Gates, bir Tunç Soyer. Bu ikisi tarımla bozmuş. Değil mi? Onun dışında hocam, fantazi yani. Ya, hocam bak, bu tarım meselesi gerçekten ne kadar hayati bir meseleymiş pandemide daha iyi gördük. Evet. Yani bu gıda sağlığı, gıda güvenliği denilen şey, sağlıklı beslenme denilen şey ne kadar önemliymiş. Kendi kendine yeten bir ekonomi olmak ne kadar önemliymiş. Evet. Bunları gördük. Şöyle aç kalınca anladık. Aynen. Türkiye hala sarımsak Çin'den geliyor galiba. Mercimek Kanada'dan geliyor. Sarımsak ya, Çin abi, öyle her bir şey vardı. Sarımsak Çin'den geliyor. Çünkü ben diyorum ki bu sarımsaklar diyorum plastik gibi, iPhone gibi oldu sarımsaklar. Doğru. Domatesler de öyle. Aynen. Basıyorsun ışığı yanıp sönüyor. Bu sarımsak ama ya, aynı zamanda radyo. Hay evet. Sarımsak tadı yok filan. Sonra bana her yerden sarımsak göndermeye başladılar memlekete. Bir programda şikayet ettiğim için filan. Hocam bu tarım meselesinde Türkiye sınıfta kalmış durumda. Evet. Gerçekten çok trajik bir şey yaşanıyor. Yani çok vahim bir durum var ortada. Evet. Bizim çocukluğumuzda kendi kendine yeten ekonomisi olan 7 ülkeden biriydik. Hı. Biz dünyanın tahıl ambarıydık, buğday ambarıydık. Dünyaya buğday satardık ve bununla iftar ederdik. Yerli malı haftaları yapardık falan filan. Şimdi bitti. Neden bitti? Çünkü yanlış tarım politikalarıyla geldiğimiz nokta kuraklık ve yoksulluk. Evet. Şimdi bir kere bunu değiştirmek mümkün. Bu bir kader değil. Çünkü bu güzelim güneş, bu bereketli topraklar, bu güzelim iklim kuşağı bize bunu hala mümkün kılıyor. Peki ne yapmak lazım? İşte başka bir tarım mümkün diyoruz. Yani bu bir teslim olunacak bir şey değil, bir kader değil, bir yazgı değil. Bunu değiştirmek mi? Peki nasıl değiştireceğiz? Çok temel bir şey var. Küçük üreticiyi doğduğu yerde doymasını sağlamamız lazım. Bu aynı zamanda kırla kent arasındaki dengeyi koruyacak şey. Eğer kırdaki vatandaş ürettiğiyle geçinemiyorsa kente göçüyor, ucuz iş gücü oluyor, kentin dengesini bozuyor. Kentli, sağlıklı, ucuz gıdalardan mahrum kalıyor, ithal etmeye başlıyoruz, ithalata daha çok para ödemeye başlıyoruz. Ama o küçük üretici doğduğu yerde üretmeye devam edebilse, ona teşvik verebilsek, onu özendirebilsek, onu destekleyebilsek kalacak, zaten gitmek istemiyor ki. Ama biz bunu yapmıyoruz. Adam öylesine başıboş, öylesine savunmasız, bu sene diyor ki, buğday ekeceğim. Seneye para etmiyor, enginara dönüyor. Şimdi sen şimdi şu binanın yerine ben buraya 18 kat çıkacağım diyebilir misin? Çıkamazsın, diyemezsin. Çünkü imar planı diye bir şey var. Tarımda var mı böyle bir plan? Yok. O kadar başıboş ki tarımda planlama diye bir şey yok. Kim nereye ne ekeceğini bilmiyor. Onu kaça satacağını bilmiyor. Ne kadar üreteceğini bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ya bu depremden falan daha korkunç bir şey. Çok korkunç bir şey. Evet. Muazzam bir başıboşluk var. Evet. Muazzam bir başıboşluk var. Kısacası başka bir tarım mümkün dediğimiz şey önce planlamayla başladı. Havza ölçeğinde planlama yapmaya başladık. Hangi havzada, Bergama'da, Bakırçay havzasında ne üretilir, ne kadar üretilir, hangi ürünleri desteklememiz lazım? Gediz havzasında neyi üretmesi lazım üreticinin? Ne kadar üretmeli, biz ne kadarını alabiliriz? Alım garantisi veriyoruz. Üreticiye diyoruz ki bak bu ürünleri dikersen ben taban fiyatın 2 mislinden satın alırım senden. Bir numara yaptık. Çoban envanteri çıkarttık. İzmir, Türkiye'de ilk kez çobanlarını saymış kenttir. 4700 çobanı var İzmir'in. 4700 çobanın her biriyle gittik, konuştuk. Kaç hayvanın var, ne zamandır bu işi yapıyorsun, ne kazanıyorsun? Öğrendik ve onların sütünü almaya başladık. Üstelik sütünü almadan avans ödemesi yaptık. 3,5 milyon liralık süt avans ödemesi yaptık çobanlara. Şimdi bir tanesini de evlendireceğim yakında. 4700 çoban mı varmış? 4700 çoban var. Şimdi ben çoban masallarda niye kaldı sanıyorum. Hayır, yaşıyorlar, varlar ve hocam iyi ki varlar. Bak ama İzmir niye? İzmir bölgesinde 4700 çoban. Ben bunu satarım. Ama bak sat. Bu ne kadar önemli. Ya ben bayağı masallarda kaldım. Başkandan duydum. Yok. Bak niye önemli onu söyleyeceğim abi. Niye önemli? Çünkü... Ama bilgi çok değerli. Bunu bilmek bile bir şeyin başlangıcı. Ege bölgesinde küçükbaş hayvancılık yapılmalı. Doğuda büyükbaş yapılmalı. Çünkü doğunun meraları büyükbaş hayvan için uygun. Ama Ege'nin meraları küçükbaş hayvan için uygun. Küçükbaş hayvanın sütü büyükbaş hayvana göre çok daha makbul. Besleyici değeri çok daha fazla ve çok daha lezzetli süt mamulleri çıkıyor. Yoğurdu, peyniri bambaşka. Kısacası biz O çobandan 8 liraya taban fiyatı biz 12 liradan alıyoruz koyun sütünü. 6 lira taban fiyatı keçi sütünü 11 liradan alıyoruz. 2 misli fiyatla alıyoruz. Neden? O çobanlığa devam etsin. O hayvanlarını beslemeye devam etsin. Sütünü sağmaya devam etsin. Böyle olduğu için kırla kent arasında... 10 katını alıyoruz ama. Nasıl? Biz de 10 katını alıyoruz buraya gelene kadar. Şimdi bir fabrika açıyoruz. Günde 100 ton süt işleyecek bir fabrika açıyoruz. Ve bu fabrikada biz sadece o çobanlardan aldığımız sütü işleyerek bir İzmirli markası yapıyoruz. Ve bunu mozzarellasını, bütün peynirini, yağını, yoğurdunu yapıp ihracatını başlatıyoruz. Biz o küçük üreticiyi, o çobanı ihracatçı haline getiriyoruz. Özeti bu. Başka bir tarımın hikayesi bu hocam. Evet. Sayın Başkan, bir de bu slow food meselesi var. Ya da Terra Madre. Terra Madre. Bu sizin yine evet, kafayı taktığınız şeylerden biri. Evet, evet. Evet. Ya bu herkesin de dönüşeceği, kafayı takacağı şey. Ya. Çünkü kim biraz kendini kurtarırsa, yani hayatta işte maaşla, şunla, bunla, hani borç harç filan yaşa, biraz daha böyle biraz hani kafayı dikletirse bu işlere giriyor hocam. Ben çok artık şöyle yiyorum. Yani böyle bir şey var. Bu biraz sosyetik görünüyor ama herkes buna dönüyor. Bu açıdan da adres başkan. Buyurun efendim. Estağfurullah. Hocam bir kere bütün bunların birbiriyle bağlı olduğunu gösterdi hayat bize. Yani iklim krizi dediğiniz şey aslında yaptığınız tarımsal üretimin nasıl olduğuyla ilgili. Çünkü kullandığımız suyun %77'sini tarımda kullanıyoruz. Yani %10 civarında evsel tüketim, %77'si tarımda kullanılıyor. O büyükbaş hayvancılık yanlış dediğim şey tam da oradan. Çünkü büyükbaş hayvan yemi dediğiniz sılajlık mısır bir fidanı 85 litre su tüketiyor. Ve biz geçen sene 25 milyon ton sılajlık mısır üretmişiz. 4 milyon ton patates, 2 milyon ton pamuk üretmişiz. Sılajlık mısır üretiminden vazgeçmemiz lazım. Doğanın ritmiyle uyumlu yem bitkisi üretmemiz lazım. Şimdi laf buraya geldiği anda gıdaya geçiyor mesele. Tarımdan çıkıyor, gıdaya geçiyor. Gıdanın tarımla, tarımın sağlıkla, sağlığın kuraklıkla, kuraklığın iklim kriziyle, iklim krizinin turizmle, hepsinin birbiriyle bir bağlantısı var. Evet. Bütün mesele o bütüncül resmi görüp her birinin yerini o bütüncül resim içine doğru yerleştirmekten geçiyor ve bunların birbirine bağlılığını unutmamaktan geçiyor. Terra Madre dünyanın en büyük gastronomi fuarı. 2 yılda bir İtalya'da yapılıyordu. İlk defa bu ama sene çok önemli. İtalya dışında bir şehirde yapılacak, İzmir'de yapılacak ve biz Ege'nin lezzetlerini, Ege'nin o güzelim otlarını, o güzelim lezzetlerini dünyayla buluşturacağız ve bunların dünyaya satılmasının önünü açacağız. Dünyayla tanıştıracağız. Aynı zamanda dünyanın lezzetlerini de İzmirliyle buluşturmuş olacağız. Kısacası İzmir'in kabuğunu kırması işte bu anlamda da turizmi başlatıyor. Peki. Yine hanımefendinin, Defne Hanım'ın burada not ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tarafsızlığı diye bir madde var. Böyle bir şeyden bahsetmişiz. Konuşmuşuz, evet. Siz şimdi tarafsız mısınız? Evet. Ya ben şöyle söylemek isterim. Ben bana oy veren insanın, bana oy vermeyen insanın kim olduğunu ayırt ederek bir hizmet üretemem. Biliyor musunuz biraz? Bilmeme de imkan yok. Mesela yolda anlar mısınız? Yok. Ya merak da etmiyorum. Hakikaten öğrenmek de istemiyorum. Peki ama burada geri dönüşler bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonraki geri dönüşlerde nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Mesela şöyle bir açıklama gelmiştir önünüze herhalde. Ya ben sana oy vermemiştim ama. Doğru, geliyor böyle şeyler. Geliyor. Ama işte hangisi diyor daha çok? Oy vermiştim, pişman oldum mu? Daha çok hayır, onu da söyleyebilirim. Doğru, vallahi hayal kırıklığına uğradım. Doğru. Çünkü oy vermiş. Haklı. Ya bana söyle ya, biz gösteri dünyasından insanlarız ya. Bana da söyle, vallahi çok seviyordum, sevmiyorum artık diyebilir. Ya da hiç sevmezdim, şimdi çok seviyorum. Hangisi yani daha çok? Sende? Ben de oy vermiştim daha çok. Yok, ben de şey daha çok. Ben de sana oy vermiştim. Ya hiç sevmiyordum, Şimdi çok seviyorum falan. Bir munisleştim, bir sincap gibi bir şey oldum diyorlar yani. Evet. Hocam. Ben de birisine benzetiyorum. Veya sincap, evet. Yani ama bu... Yok, bu mesele şehri sevmekle ilgili. Şehri sevmekle ilgili. Yani şehri seviyorsanız onun otunu da seviyorsunuz, insanını da seviyorsunuz, hayvanını da seviyorsunuz, bitkisini de... Ama bu tarafsızlık meselesi sanıyorum ki size evet. Seçimden sonra da gittikçe puan kazandıran doğru. bir şey olarak. Çünkü doğru. ben takip ettiğim kadarıyla söylemleriniz de böyle gidiyor. Evet. Bir de şeyde çok yoksunuz. Yani bu tabii ki siyasi konjonktür, şu andaki siyasi konjonktür işte... televizyonlardaki ya da sosyal medyadaki yaklaşan evet. Seçimle ilgili olarak işte 2023 diye öngörülen ama hep bir erken seçim beklentisiyle hep diri tutulan, sıcak tutulan evet. Bir tencere var. Fokur fokur. Yani ve her gün işte haber evet. kanallarında, bizim haber kanalımızda da, bütün haber kanallarında da ulusal kanallarda değil, onlar da bayağı bir uyuyorlar. Ondan sonra aşk hikayeleri, şunlar bunlar, diziler bilmemler, birbirini gırtlaklıyor insanlar falan. Ama onun dışında çok sıcak bir politik tencere doğru. var. Orada kaynıyor o tencere. Siz orada yoksunuz. Yokum. Genelde. Çünkü ben ona inanmıyorum. Ya oradaki şeylerde çok... de yok. Peki bu nasıl başarılıyor? Şöyle, yani oradaki polemikler içinde de yoksunuz. Yokum. Olmak da istemiyorum çünkü siyasetin, bu sıcak siyaset dediğiniz şeyin sığlığına inanıyorum. Hı-hı. Siyaset aslında hayatı dönüştürmekle ilgili bir şey. Hı-hı. Hatta siyaset hayatı dönüştürmenin sanatıdır. Hı-hı. Ben siyasetin bu kısmıyla ilgileniyorum. Yani ben içinde yaşadığım bu şehri çok sevdiğim için... Bu yaptığım görevi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hmm. Hatta şöyle söyleyeyim size, kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Hem bu çok sevdiğim şehirde yaşıyorum. Hmm. Hem üstüne beni başkan yapmışlar, alkışlıyorlar. Hmm. Üstüne bir de maaş veriyorlar. Hmm. Ya ben daha ne isteyebilirim hayatta? Ya maaş ben dünya... iyi mi? Maaş bayağı iyi. Hakikaten mi? Bayağı iyi. Değildir. Yok, çok iyi abi. Bayağı iyi. Ya şimdi rakam siz söylemeyin. Tok gözlüsünüz de ondan. Ya çünkü bunun üstüne... Yani verdikleri rakamın ne olduğunu hiç önemi yok. Bunu şaka söylüyorum. Gerçekten eğer şehrinizi seviyorsanız o zaman o sığ sulardan çıkıyorsunuz. Benim özür dilerim, anladığım şey şu. Yani ben mesela Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok siyasetle ilgili insan, siyaset yapan demek istemiyorum, çoğu yapmıyor çünkü çok büyük bir çoğunluğu yapmıyor. Siyaset evet. yapmanın karşılığını vermiyorlar. İşte giriyorlar, çıkıyorlar falan filan meclise, toplantılara. Ama siyaseti sevmek var. Evet. Yani onun içinde olmayı sevmek var. Orası fokur fokur zaten. Hani hiçbir şey üretilmezse meclis dedikodularıyla, şunla bununla, evet. aman şu oluyormuş, bu oluyormuş falan bir şey yürüyor. Sonra bunlar haber kanallarına taşınıyor. Sonra haber kanallarındaki taraftar şeyciler, yorumcular tarafından profesör, şucu bucu, partili falan filan. Onlar bunu biraz daha kızıştırıyorlar ve biz bir gece... Televizyonun karşısında ya da sosyal medyayı izlerken diyoruz ki çok sıcak ortam, bir şey olacak falan evet. filan. Aslında hiçbir şey olmuyor. Yani o siyaseti sevmek. Siz benim gördüğüm kadarıyla söylediğiniz gibi de siyasetin dönüştürücü gücü. Çünkü yani uzun atımlı, sonuç doğru. alıcı ve dönüştürücü gücü. Ben bu niye siyaset yapıyorum biliyor musun? Niye belediye başkanıyım? Hmm. Çünkü içinde yaşadığımız bu olağanüstü güzel coğrafyada hak etmediğimiz bir yaşam seviyesinde yaşadığımızı düşünüyorum. Hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bu kadar düşük bir yaşam kalitesini hiçbirimiz hak etmiyoruz. Ve üstelik bunun bir kader olmadığını biliyorum. Bunun değiştirilebilir bir şey olduğunu biliyorum. Peki burada özür dilerim. Siyaset burada şu mu? Yani... siyaset bu halktan yana olmak. Büyükşehir Belediye Başkanı siyaseti şöyle yapar. Yani... bir takım şeyleri dönüştürmek, bir takım şeyleri inşa etmek, bir takım şeyleri korumak, bir takım şeyleri yoktan bütün arkadaşlar, eşler, dostlar, hepsi bunlar işte ne yapacaklar, çalışanlarla beraber icra etmek zorundadır ve bunun için siyasi bir güç kullanır. Çok siyasi doğru. güç de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır. Çok onun Ankara'yla, merkezle aynen. bilmem ne ilişkileridir falan filan ve burada bir güç kullanarak bunu dönüştürür. Budur siyaset. Bravo, tam da böyle. İşte tam da bunu yapmaya çalışıyorum. O yüzden kentsel dönüşümde kooperatif kuruyoruz. O yüzden tarımda kırsal kalkınma, tarımsal kooperatifler kuruyoruz. O yüzden ulaşımda kooperatif yapıyoruz. Neden? Çünkü insanları işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü benim siyaset anlayışım ancak biz omuz omuza verirsek, bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep olduğunu idrak edersek ve o sebeplerin eğer ortaya çıkmasıyla, anlaşılmasıyla gücümüzün büyüyeceğini görürsek, işte o zaman bu ayrıştırıcı değil, ötekileştirici, kutuplaştırıcı siyaset bir tarafa kalıyor. İşte o zaman kucaklayıcı, herkesi içine alan, sana oy verdiğinden pişman olanı da, oy vermediği halde seni destekleyeni de kucaklayan bir siyasi anlayışı hayata geçirebiliyorsunuz. Özetle bu hayatı daha güzel yaşamak mümkün. El ele bambaşka bir kalitede, çok daha yüksek bir kalitede yaşamak mümkün. Çünkü bu topraklar bu imkanı sunuyor bize. Bizim kadim kültürümüzde bunun ipuçları var ve geleceği bambaşka yaşamak mümkün. Bu kentin, bu ülkenin dinamikleri çok güçlü. Ben bu ülkenin insanının basiretine de inanıyorum, sağduyusuna da inanıyorum, güzelliğine de inanıyorum. İyiliğin daha fazla olduğuna inanıyorum bu toplumda. Özetle bütün bunlara inandığım için de onların gücünü artıracak, onların bu kentte daha mutlu, daha huzurlu yaşaması için ne yapabilirim diye kafa yoruyorum. O zaman ranta sırtınızı dönüyorsunuz. Hırsıza, haramiye sırtınızı dönüyorsunuz. Halkın gücünü ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Dayanışmanın önemini, dayanışmanın güzelliğini ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Depremde hocam, biz öyle bir şey yaptık ki depremde, en çok iftihar ettiğim şeydir o. Bir kampanya açtık, bir kira bir yuva diye. Depremden tam bir ay sonra, 30 Ekim'de depremi yaşadık. 30 Kasım'da binlerce insan çadırlardaydı. Bir ayın sonunda tek bir çadır kalmadı. Hepsini sökmüştük. Hepsinin başını sokacak bir eve buluşturmuştuk. Harika. Sayın Başkan, şimdi bunu bitireceğiz. Şöyle yaptık, dayanışmayla yaptık. Şu son zamanlarda siz de rastlıyor musunuz bilmiyorum. Ya bitireceğiz çünkü bütün geceyi başkanla geçirecek halimiz yok. Gidiyorum. Yani evet. Tamam. Ama şöyle özellikle tamam. gençlerde özür diliyorum. Hayır. Ben özür dilerim. Yani ben geçirmek istiyorum da arkadaşlar geldikleri için. şunu söylemek istiyorum. Özellikle gençlerde günlük hayat içinde seslendirilen bir ümitsizlik var. Günlük hayatta seslendiriliyor. Bu mesela benim hatta İzmir yolu üzerinde başıma geldi. İşte bir yolda duruyoruz. Ondan sonra o ana yoldan gidiyoruz böyle hızlı falan filan. Orada duruyoruz. Oradaki şeyde bir tane fast food dükkanında bir tane işte bize hamburger falan satan bir çocuk var ama nasıl bir suratından düşen bin parça falan. Ondan sonra işte dedim şundan istiyorum, bundan istiyorum falan. Atıyor önüme böyle şey dedi. Dedim bu ne ya? Yani dedim şey oldum ya, içim karardı senin suratına bakmaktan. Kimsin güzel dedi. Yani ondan sonra dedim boş ver ya falan filan. Dedim nedir bu halin? Ne yapayım? Ne olacak? Ne yaşayacağım falan. Abi bir döküldü oğlan. Bana hamburger veriyor, kasadan şey yapıyor falan filan. Ve bunu çok görüyorum. Ümit yok. Hiçbir şey yok. Dinledikleri şarkılar böyle. Hani anladın mı? Acılı rap var ya şimdi. Yani dibine kadar diyerekten falan. Böyle bir şey dinliyor. Dinlediği bu falan. Bitik. Sizin arada öyle bir sloganınız yok da bu hayatı başka türlü yaşamak mümkün sloganı gençler tarafından çok tutulabilir yani. Çok çünkü doğru. Hakikaten bir umutsuzluk var ve hemen cevabı alıyoruz. Niye böylesin ya? Niye yapmıyorsun onu filan? Genç adam beraberce ne yapacağız? Ne olacak ki? Ne olabilir ki? Filan böyle. Hep şöyle bir şey var. Onların inancı yani siz bize öyle berbat bir şey bırakıyorsunuz ki yani bunu yaşamaya falan değmez yani. Filan gibi. İzliyor musunuz bilmiyorum böyle bir şey. Evet. Görüyor musunuz? Ben öyle sordum diye yapma. Hayır, görüyorum evet. YouTube'da falan çok insanlar içini döküyor. Bu arada çok özür dilerim. Bu hapşuran aslında hapşuruyor. Evet. O sırada böyle bir fil devrilmiyor da bir insan hapşuruyor orada. O benim prodüktörüm ya. Yani. Arada böyle bir şey oluyor da. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Her zaman hapşuruyor ya. Hasta değil. Merak evet. Etme. Gençler isyanda. Aynen. İsyanda. Evet. YouTube'dan ve kötü bir dünya. Onları kötü bir dünya bekliyor. Yani yaşanmaya değmeyecek bir dünya. Çok acılı. Öyle ama demeyin. Bu değiştirilebilir. Evet. Şey. Evet. Mesele evet. Orada. Aynen. Tamamen hayır o sloganı seçtim ben orada. Şey. Bu bravo. Hayatı var ya, bu yaşantıyı başka falan var yani. Mümkün. Bu hayatı, bu yaşantıyı başka türlü yaşamak mümkün. Evet. Aynen. Tunç Soyer. Ya. Dönerken şu Facebook'a uğrasanız. Tamam, uğrasanız. Ya aslında gerçekten rakamlara ihtiyaç yok. Evet, hani enflasyon, evet, hayat pahalılığı, yoksulluk. %60'ı gençlerin geleceğini yurt dışında aramaya başlamışsa, evet, umut bitmiştir. Evet, gerçekten, evet, ne yazık ki şu anda yaşadığımız acı tablo bu. Doğru. Ama ben de buradan bütün o genç arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Asla umudu kesmesinler. Başka bir hayat mümkün. Başka bir memleket mümkün. Çok daha iyisi mümkün. Ve onu hep beraber yapacağız. Asla umutlarını kesmesinler bu memleketten. Of be, çok güzel final oldu. Sayın Başkan kendisi yaptı. Ben bir şey yapmadım. Alkışlıyoruz. Evet, peki, ...35.000 TL'den başlayan fiyatlar veya vade farksız 24 ay taksitle tapusu size ait devre mülkünüzde ömür boyu tatil, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da. Fırsat bizde, kolaylık bizde, Sur Yapı Tatil Evlerinde. Lekeli ciltlerin bakımı artık çok kolay. Dermoskin Be Bright serisiyle dermokozmetikte devrim. Be Bright, hayat ışıltınla hayat, güzel. Işıltınla güzel. Dermoskin. Dermatological Solutions. Arabam.com'a ilan verirsiniz. Aracınızı alıcıya satar gidersiniz. Arabam.com. Lekeli ciltlerin bakımı artık çok kolay. Be Bright. Dermoskin. Aydınlatıcı tonik. Arabam.com'a girersiniz. Aradığınız aracı bulur, biner, gidersiniz. Lekeli ciltlerin bakımı artık çok kolay. Be Bright. Dermoskin Be Bright Arbutin Krem. Köfteyi merzifonla yiyeceğim. Öğlen 12'ye kadar. Yedin, bitiyor, kalmıyor zaten azalır. Abi ne oluyoruz ya? Dünyanın başı Milyoner'de yüzlerce lige canlı oyna, canlı izle. İşte bu kadar be! Milyoner'i hemen indir, anı yaşa. Milyoner. Pigmenti SPF 50+ Güneş Koruma Kremi. Dermoskin. Dermatological Solutions. Bankacılıkla ilgili tüm sorularınızı hangi krediye sorun? Bir bankayı değil, her bankayı öğrenin. 20'den fazla bankayı karşılaştırın. En avantajlı krediye kolayca başvurun. Hangi kredi? Bankaları bize sorun. Hangi kredi? Bakınız, cimrisi olan, cimrisi olmayan, cimrisi olup düşen fiyatlara haber alan, cimrisi olmayıp vahvahlanan. Siz de yenilenen cimriyi hemen indirin. Aman bu devirde cimrisiz kalmayın. Canım cimri, cimri.com. Halo etkisi nedir? İnsanlar neden halo etkisine kapılır? Halo etkisi nasıl bir pazarlama stratejisidir? Sinir bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canan, veri ve veri teknolojileri uzmanı Akan Abdullah, reklamcı televizyon programcısı Selim Tuncer, eğitmen yazar Hülya Mutlu Muhabbet Kralı'nda tartışıyor. Okan Bayülgen'le Muhabbet Kralı bu gece 00'da Haber Global'de. Lekeli ciltlerin bakımı artık çok kolay. Dermoskin Be Bright serisiyle dermokozmetikte devrim. Be Bright. Hayat ışıltınla hayat, güzel. Işıltınla güzel. Dermoskin. Dermatological Solutions. Bankacılıkla ilgili tüm sorularınızı hangi krediye sorun? Bir bankayı değil, her bankayı öğrenin. 20'den fazla bankayı karşılaştırın. En avantajlı krediye kolayca başvurun. Hangi kredi? Bankaları bize sorun. Hangi kredi? Lekeli ciltlerin bakımı artık çok kolay. Be Bright. Dermoskin. Aydınlatıcı tonik. Bu fit vücudum için bir sağlık sigortası yaptırayım diyorum. Ben özel danışmanınız olacağım. Sizinle bizzat ilgileneceğim. Sağlık sigortası sigortam netten alınır demişsiniz. Peki profesör istesem, MR çektirsem? Tabii ki efendim. Net! Kazancım net, sigortam net. Lekeli ciltlerin bakımı artık çok kolay. Be Bright. Dermoskin Be Bright Arbutin Krem. Aradığın elemanı bulmak için işin olsun indir, hemen ücretsiz ilan ver. İşin olsun, işin olsun. Pigmenti SPF 50+ Güneş Koruma Kremi. Dermoskin. Dermatological Solutions. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü Erdil Yaşaroğlu ve Nilperi Şahinkaya ile devam ediyor. Peki senin bu şeyin, şimdi sana doğal afet mi diyeceğiz artık? Bu kasti bir şey mi ya? Bu oyunun ismi, hani senin doğal bir afet olmanla bu da oyunun isminin de böyle olması. Yok. Buradan çağrışım yapılması. Doğal afet aslında demin o depremden nasıl bahsettik? Evet, oradan bağlayayım. Doğal afet aslında hepimizin, yani herhangi birimizin başına aniden... Kilo mu verdin sen? Ay Okan Bey, ne olur. Ne olursunuz bakın. Lütfen. Kilo vermiş. Şöyle çok ki... sıska olmuşsun. Bir etin butun vardı. Ne oldun? Doğal işte, afet mi oldu? Doğal afet oldu. Peki, devam, peki. Doğal afet herhangi birimizin başına aniden... Niye aynı cümleye bir daha başlıyorsun? Yani çünkü ezberledin çünkü. Peki, bakın orada afiş var. Peki, evet. Evet, aniden gelebilecek olan herhangi bir felaketi, herhangi bir yıkımı temsil ediyor aslında. Ve bu kadın da, yani oyun bir sığınakta geçiyor. Kadın çok büyük bir fırtınanın ona doğru yaklaştığını söylüyor. Ve... ölümle burun buruna geldiği için geçmişine dönüyor, kendiyle hesaplaşıyor, seçimlerini sorguluyor ve temelde şunu sorguluyor aslında. Bu fırtına bana geçmişte yaptığım seçimlerden dolayı mı yaklaşıyor, yoksa hayat tamamıyla bir şans oyunu olduğu için ve adil olmadığı için ve bana denk geldiği için mi? Çok güzel. Çok güzel bir oyun, evet. Kim yazmış bunu? Lauren Gunderson yazmış. Amerikalı bir aktivist, feminist yazar hanımefendi. Bu yeni bir oyun mu? Bütün ömrümüz böyle geçiyor aslında. Biz böyle geçiyoruz. Evet. Oyuna gidersek daha iyi anlayacağız. Aynen öyle. Evet, evet. Yani herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir oyun diyebilirim. Evet, anladım. Ve ha, şunu söyleyeyim. Evet. Pardon. Evet. Ya ne olur. Bu şöyle, çok heyecanlı. Oyun... Hiç böyle değil. Benim kaç tane programıma katıldı. Hiç böyle değil. Ben hiç, bu işe yeni tanıyorum da. Yeni mi tanıyorsun? Ben çok eskiden tanıyorum. Ben hep böyle benim çocuğum gibi. Ondan soruyorum işte, hani nasıl annesinin evine gelir ya çocuk. Ondan sonra üniversiteye gitmiştir, okumaya gelmiş. Bakar. Kilo mu verdin sen? Yani anlatabildim mi? Benim tavrım bu. Aç herhalde. Aç, yememiş vallahi, beslenmemiş. Yemedim, çalışmaktan. Hepinizi beklerim. Çalışmaktan yemedim. Ben seni Instagram'da takip etmiyorsunuz artık. Onu fark etme, artık etmiyorsunuz. O zaman Emre Yusufi'yi takip ettiğim için doğal olarak seni de takip ediyorum. Hayır, ediyordunuz, beni takipten çıkardınız. Ben niye durup dururken seni takipten çıkarayım? Bilmiyorum, bir şeyime gıcık oldunuz. Ben ürün falan tanıtıyorum arada. Ben gıcık olduğum insanları takip ediyorum. Gülben Ergen takip ediyorum. Takibi bırakamıyorum. Birçok kişi, birçok oyuncuyu takip ediyorum. Çünkü takipten çıkarsam yemin ediyorum 3 dakika geçmiyor, telefon çalıyor. Ne oldu? Aramız mı bozuldu? Yani anlatabildim mi? O şey, takipten kimler çıktı? Kahrolsunlar isimli programı indirmiş. O programa bakarak hemen anlıyor, beni arıyor geri. Peki beni niye takipten çıktınız? Niye takip bilmiyorum. Lütfen benim telefonumdan lütfen takip edebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Nilperi Şahinkaya. Evet. Niye, ben herhalde bir şey olmuştur. Ya da ya senden bana fenalık gelmiştir. Olabilir. Ama influencer. Evet ama beyefendiyi takip ediyorum. Orada zaten sen varsın. Evet, bir de heykeller. Adamın kendisi yok. Onun kendi özel hesabı var. Hayır, özel. Takipte miyim? Takipteyim. Hadi bakalım, temizle bütün söylediklerini. Ya tabii, takip etmez miyim? Hayır, bu doğru değil. Evet. Geçen baktım. Hayır. Şimdi şey mi yaptınız, hemen takip eten mi bastınız? Bence öyle oldu. Ya aman canım. Peki. Takip ediyorum seni. Biliyorum, her şeyden haberim var. Emre Yusufi'nin hazırladığı ilk bir afiş çalışmasını o mu yaptı? Evet. Bak nasıl biliyorum. Ve afiş çok beğeniliyor. Siz de beğendiniz mi? Çok beğeniliyor. Ben de çok beğendim. Değil mi? Yani bütün oyunu tek karede özetliyor. Öyle bir afiş değil. Bütün oyunu tek karede falan özetlemiyor. O zaman afişe bakarız ve oyuna gelmeyiz. Oyunu izledikten sonra anlayacaksınız özetlediğini. Uzun anlattığı. Ne zaman izleyeceğiz? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi bu fırtına... Gelen izleyiciler için söylüyorum. Oyun ilerledikçe somut bir anlam kazanacak yani. Sadece fırtına değil o. Ama spoiler vermeyeceğim. Bir de şunu öneririm. Bunu da anlatmak istiyorum. Oyun 75 dakika ama aslında bir kadının belki son birkaç saniyesini izliyoruz orada. O çok güzel. Hani rüya gibi, hani uzun gelir. Nasıl son birkaç saniyesi? Ya şöyle olur, hani zaman mevhumu kayıyor. Hani rüyada çok uzun gelir rüya ama aslında 7 saniyeden ibarettir ya. Hani bu oyunu da öyle izlerseniz daha çok keyif alacaksınız. Bunu söylemek. Aslında bir kadının son birkaç saniyesini izliyorsunuz. Verdi spoiler işte. Değil, bu spoiler değil. Değil. Bu değil. Daha büyük sürprizlerimiz mevcut. Nedir ayol daha büyük? Sonunda söyle bari. Zaten fırtına yaklaşıyor şey. Değil miydi bu? Değil. Önemli olan hiç bu değil. Afişte finali mi yazıyor? Sonunda kız ölüyor. Hayır gerçekten çok daha büyük sürprizlerimiz var. Aynen. 6 Mayıs'ta Zorlu'da oynuyoruz. Zorlu Stüdyo'da. 8 Mayıs'ta Zorlu Stüdyo'da. Evet. 8 Mayıs'ta Alan Kadıköy'de. 10 Mayıs'ta Han'da, Kanyon'da. Ondan sonra da oyun atölyesinde ve Dastas'ta da oynayacağız. Bu senin ilk tiyatro oyunun değil. Tabii ki değil. Ama tek kişilik olan ilk. Ama böyle ilk defa aklını kaçırmış gibi anlatıyorsun. Yani burada demek ki hakikaten evet. Yani çünkü kız tek başına ne yapsın? Tek başına. Evet. Yok canım, tiyatro öyle bir şey değil. Yani birisi ya tek başına, bu tek başınalık halka böyle anlatıla hakikaten orada hani birisi çok güç durumda da biz onu izlemeye gidiyormuşuz gibi bir efekt yapmaya başladı. Değil. Tek kişilikler mi? Evet. Çok zor diye geliyoruz filan. Yani zor şöyle, bana zor çünkü hiç denemedim bugüne kadar. Selen, öyle mikrofonunuz var mı? Bir katkıda bulunur musunuz? Yani bu tek kişilik, yani Emre de söyleyebilir. Yani bu tek kişilik oyunlarda böyle ah vah vah filan gibi bir şey mi oluyor? Yani tek kişilik oyun oynuyor. Allah kimseye vermesin. Yani cehennem filan gibi bir şey. Çok zor filan diye. Karanlık ve soğuk burası falan. Tek kişilik oyunlar yasaklansın. Oyun vardı. Tek kişi değilsin. Mesela dün oyun vardı. Biz 6 kişiydik kuliste. Yönetmen mikrofonu tutarak. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Pardon. Yayına ses gidiyor. Tabii ki arkada bir ekip oluyor. Yalnız olmuyorsun. Orada sorun seyirci tek kişi ise problem var. Tabii o da ayrı bir problem oluyor. Kalkıyoruz. Ama ben başka bir yaraya parmak bastım. Hayır, lütfen düzeltmeye çalışma yani. Zorluğu şu. Bu da heykel yapmaktan böyle oldu. Viza unuttuk. Tek kişi. Öyle oluyorlar. O da öyle. Senin heykeller bir coştu bu arada. Evet, mikrofon. Coştu, bambaşka şeyler yapıyorsun artık. Neler? Yani NFT. Hayır. Şeyler değişti. Bakıyorum yeni tasarımlara. Renk bambaşka dahil, şeyler dahil oldu. Biraz da statik dahil oldu. Daha çok statik ve renk dahil oldu. Evet. Dengeler, statik. Evet, çılgınlaştı yani. Evet abi. Evet. Teşekkür ederim. Gitti kafası. Siz ikiniz böyle adını oynatmış bir çift misiniz? Ben bazen... Doğru. Sizden böyle bir şey mi çıkacak ileride mesela? Çok doğru. Biz devamlı heyecanla böyle. Filan daligala filan gibi bir şeylere dönüşecek misiniz acaba? İnşallah. İnşallah deme, çok acılı. Ya, acılı ama çok acılı. Yaratıcı iki isim. Yaratıcı ama o nelere mal oluyor. Korkunç. Evet. Peki. Sen onları takip ediyor musun Instagram'da? Evet. İkisini de. Tabii. Nasıl geliyorlar sana? Başka ve ilginç ve eğlenceli. Başka ve ilginç, evet. Bravo. Ama eğlenceli. Başka, ilginç, eğlenceli. Bak, çok güzel slogan olur. Pardon, ne için? Bu çifti diyorum, nasıl değerlendiriyorsun diyorum. Başka, ilginç, eğlenceli çok diyor. Sloganları yazdı. Çok teşekkür ederim. Peki, bir dakika. Afişe nerede? Evet, afişe orada. Bakıyoruz. Doğal afet. Evet. Peki, anladım oyunu. Ama bir ben sonunu, sonunu anladım ya. Çok iyiymiş. Bakın. Peki burada böyle bir çalışma. Şimdi burada bir fotoğraf çektiniz, üzerine bir çalışma mı yapıldı, yoksa bu makyaj olarak yüzünde var mı? Makyaj olarak yüzümde vardı. Her şey vardı. Taç da vardı. Sonra üzerine işte Emre yazılar yazdı. Emre bir tek yazı mı yazdı? Sen bu adamı çok üzüyorsun, bak ben sana söyleyeyim. Geçen programda da oldu bu. Çok üzüyorsun bu adamı. Emre yazı yazdı nedir ya? Ya ne güzel fotoğrafın vardı, Emre üzerini karaladı. Yok yani çok güzel bir afiş tasarladı da ben mütevazılık yapmaya çalıştım. Hani üzüyor musun adam? Bak çok seviyorum onu, yapma. Bilmiyorum, üzüyor muyum? Ben üzmediğimi düşünüyorum. Ya ama bunlar tabii şey de böyle bu. Peki şeyiniz ne oldu? Elektromonolog mu? Ne oldu? O çok güzel bir girişimdir her zaman için. Tabii. İdi demiyorum. Çok güzel bir girişim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de çok desteklediniz. Neyimi desteklediniz? Bir şey yapmadım. Çağırdınız. Çağırdım, böyle şey yaptınız. Evet. Sonra yayınlandı. Yayınlandı. Şimdi Instagram'da devam ediyoruz. Gain'den çıktı. Çok fazla içerik aldı. Biz biraz geri planda kaldık. Ama zaten bu bir sanatsal performanstı. Kısa sanatsal performanslardı. Tabii o kadar artık. Yani bu ülkenin de bir tahammülü var. Yani sizin her şeyinize alışık değil. Her şeyinizi de kabul etmeyecek yani. Doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi bu oyun peki niye Zorlu'da stüdyo sahnesinde biraz daha şey yapamaz mesela o drama sahnesine? Ya ben şöyle düşünüyorum. Tek kişilik oyunlarda drama sahnesi o etkiyi emiyor. Yani büyük salon bence küçük salona göre tek kişilik oyunsa birazcık daha az etki yaratıyor izleyicide. Sanki böyle daha bir burun buruna olmanız gerekiyormuş gibi. Tabii ki tiyatro prodüktörü var, yönetmeni var, şusu var, busu var. Yani ben şey için soruyorum ama böyle bir niş bir yere doğru taşımak oyunu acaba sonra turnesinde filan daha büyük, daha çok sayıda kişinin izlemesi için daha büyük salonlara gitmesine engel olur mu diye düşündüm bir an. Yok, hiç sanmıyorum. Olmaz. Yok olmaz. Dedi bak. Mesela. Niye dedin sevgilim? Mikrofona söyler misin rica edeceğim? Niye dedi? Bir şey dedin. Yok hayır yani şimdi... Gene emecek orada da büyük sahnede hani o yüzden yani. Evet. Bu hani emeceği de anlamadım ben. Birisi mi söyledi bunu? Birisi emecek şeyde. Ben hayır, öyle düşünüyorum. Hayır böyle bir şeyde mi? Hayır var bir. Emecek. Ya sen de işte göster oyunlar falan böyle bir şey. Selen var mı böyle bir şey? Yani yani büyük bir yani çok kişinin izleyeceği bir yerde beni emerler falan gibi bir şey. Hayır ya. Vallahi lavalca bir şey söylemeye çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu nereden buldunuz bunu? Daha şöyle bir şey söylemeye çalışıyor. Dekor ve oyunun tavrı sahne çok büyük olunca biz onu küçük sahneye göre organize edince büyük salona çıktığımız zaman aynı etkiyi seyirci hissedemeyebilir demeye çalışıyor. Öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet aynen öyle. Çok doğru. Biz de daha böyle intim, daha böyle gizli paylaşılan bir an gibi geliyor bana. Küçük salondaki oyunlar. Ne oldunuz? Ne oldunuz genç yaşta? Ne oldunuz? Yok. Yani daha senin büyüklerin, anne babalar bilmem nesiller boyu yazdıkları oyunları, oynadıkları oyunları daha çok insana ulaştırmaya çalışırken ne oldunuz da böyle? Hayır öyle oyun da var. Bir de böyle oyunlar var. Bunları çok övdüler. Biz daha duralım. Nedir? Derdiniz nedir? Bu oyunu böyle konumlandırıyorsun. Evet. Gizemli bir hava veriyorsun. Evet. Evet, aynen öyle. Ama zaten oyun da öyle. Öyle. Yazılması güzel açısından. Tabii tabii. Yeni. Kaç senelik bir oyun bu? Hatırlamıyorum, yeni. Sen hatırlamayacaksın zaten. Onun bilgileri vardır yazar üzerinde. Unuttum yani yazıldığı yılı unuttum. Ama yeni. Yeni. Ha. Evet. Evet. Peki. 2017. Evet. Hatırladı. Nereden buldu? Hatırladı. Orada yapımcım duruyor. Yapımcı orada zaten. Peki. Şimdi yöneten Ahmet İlker Ergin. Evet. Burada mı? Değil. Koşturuyor. Çok işi var oyun için. Buraya gelmez zaten. Hayır öyle hayır. Bir tip mi? Hayır değil. Onu göremezsiniz. öyle karizmatik bir şey mi? Havalı mı? Yani. Falan. Yok o koşturuyor projeksiyonla ilgili birkaç durum var da. Kanter içinde şu anda. O yüzden. Nasıl bir durum mesela? Yönetmen değil mi adam? Yönetmen. Ama işte devamlı bir şey çekiyor. Bana adam isminden Ahmet İlker Ergin filan hani o barda duran en yakışıklı olan filan gibi geldi ismi duyunca. Yakışıklıdır bu arada. O şeye mi koşturuyor şimdi? Ama öyle bir anlatıyor ki hani kanter içerisinde şeye koşturuyor. Abi şu takibi alamaz mıyım ne olur ya? İhtiyaç var filan diyerek. Öyle mi? Nasıl? Tam olarak öyle olmasa da buyurun. Yani bir şey söylüyordunuz. Bu yönetmeni tanıyor musunuz siz? Evet, şahsen tanıyorum. Bizzat 10 yıldır kendisiyle arkadaşızdır. Şimdi de iş yapıyoruz birlikte. Bu da yapımcı da bir acayip. Sizin her şeyiniz böyle. Bunu hemen iyi anlıyoruz tabii. Hayır ama garip değil mi? Afişinize o yazıları yazdı. O projeksiyon peşinde koşuyor. Bir de yapımcıyı tarif etsene nasıl bir şey olacak. Yapımcı da ama karizmatik bir kız ya. Çok. Evet. Evet. Orada ışık yakıyorsun bunların üzerine falan. Yok mu yapımcıya yakacak bir ışık şöyle? Yoksa ben de o yönetmenle beraber spot aramaya mı çıkayım? Peki şöyle diyor: şekerim, sığınakta tek başına bir kadın, kafasında soru işaretleri ve yaklaşmakta olan bir fırtına, olmak ya da olmamak veya gitmek ya da gidememek, az sonra varacak olan bir şeylerin varlığından haberdar olduğumuz anda gelen hesaplaşma hissi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde oyunlara en çok sahnelenen yazarların başına gelen Lauren Gunderson. Yani evet. İskandinav mıdır kendisi? Yani Gunderson diyoruz biz ama siz bilirsiniz. Onlar öyle demiyorlar kendilerine. Bu büyük ihtimalle Gunderson'dur. Nereli efendim? Gunderson. Amerikalı. Gunderson Amerikalı olur mu canım? İşte yani atalarında vardır. Viking. Atalar değil, Amerikalı yok zaten. Gunderson'a Gunderson demiyorlar mı ona? Gunderson mu diyorlar? Gunderson, oğlum ne çirkin isim ya, Gunderson. Bence de. Gunderson 2018 yılında kaleme aldı. 2018 Doğal Afet bizi klasik bir anlatımdan uzaklaştırarak kalp ritmini andıran, özür dilerim, inişli çıkışlı bir hikaye sürüklüyor. Ahmet İlker Ergin yönetimi tek kişilik bir metin olmasına karşın seçilen anlatım tarzından ötürü kalabalık bir kadro seyrediyormuş hissi uyanıyor. O nasıl oluyor? Nasıl yapıyorsun onu? Yani yazıyı ben yazmadım. Nasıl, sahnede bir tek yapımcı mı yazdı? Ha, sen yani mi yazdın? Şöyle, biraz ha? Beni övmüşlerdi. Biraz sen tek başına oynuyorsun şöyle. Da biz kalabalık bir şey seyrettiğimizi mi düşünüyoruz? Şöyle oluyor, çok... Bayıldım vallahi, o kadar merak ettim ki hakikaten. Birlikte gidelim. Hakikaten beraber gidelim. Çok ciddi söylüyorum. Ya böyle şey hakikaten çok gizemli bir şey. Yani onu, bak bu kızın müthiş bir kişiliği var. Çok ben kalabalık mı değil mi onu çok merak ettim. Müthiş bir kişi. Bu kadar şöhretli. Bu kadar şöhretli. Bu kadar başarılı. En ufak bir şekilde seninle arasına koyduğu bir şey yok. Bir bariyer yok. Yani. Sağ olun. Hakikaten. Yani ama şey var. Hakikaten bir şarmı. Ay. Ve yani her şakayı yapamayacağımız, her şekilde istediğimiz gibi davranamayacağımız bir hanımefendi olduğu baştan belli. Kendisini koyuyor. Ama hiçbir şekilde bir dakika bana bu söylenebilir, şu söylenemez filan gibi bir tavrı yok. Çok müthiş. Müthiş de. Ama bunu hissettiriyor, anladım. Hissettiriyor. Müthiş. Çok iyi bir talk show arkadaşı. Çok iltifat. Seninle beraber birazdan... bir programımız ne kadar çok izleniyor biliyorsun. Sen hiç konuşmuyorsun. Ben ben Seda Sayan'ın çorap açıklamasını anlatıyorum saatlerce ve sen sadece gülüyorsun. Ama bütün resimlerde var. Bütün kamera açılarında var. Ondan sonra da böyle ben sadece Seda Sayan'ın çorap açıklaması üzerinde duruyorum ve sonra da onu uğurluyoruz. Hiçbir şey konuşmadım bak. Hiçbir cümlem yok herhalde. Yok. Ama çok güldüm. Çok güzel. Peki bunu... Sen biliyor musun hikayeyi? Hayır, bunun sorumlusu kim? Sen misin, sen misin? Benim. Tamam. Çünkü o çok iyi bir arkadaş. Ve o sırada Seda Sayan bu iki kızın programına çıkmıştı. 2. sayfaya. Çorapla ilgili. Çorapla ilgili bir açıklama yapmış Seda Sayan. Ondan sonra diyor ki ben çorap kadınıyım diyor. Çorap mesafedir. Çorap mesafedir. Bir çorabı anlatmış. Kadın çorabını anlatmış ama herhalde o kızlar da buna ya dur biraz dememişler, anladın mı? Biraz dememişler. Seda abartmış. Ben cümle değil, kelime inceliyorum. Bütün şeyi, konuşmayı falan ve gülüyoruz yani. Çok güzeldi. Evet. Abartılıydı yani. Ve konuk oldu, geldi, Seda Sayan'dan konuşmaya başladık ve gitti ondan sonra. Hiç konuşmadan. Neredeyse evet. Peki 6 Mayıs'ta başlıyor stüdyo sahnesine. Nasıl bir ritmi olacak oyunun? Yani ne kadar zamanda bir oynanacak? Mayıs'ta 5 oyun oynayacağız. Ondan sonra ya 4 ya 5. O şekilde ayda. Bu şekilde düşünüyoruz. Onu sordunuz değil mi? Doğru söyledim. Ha, tamam. Çok iyi durumda değil. O kadar ya, bir şey söyleyeyim. Vallahi bana heyecan bastı. Bana heyecan bastı ya. Onun şeyinden, heyecanından. Peki provalar nasıl gidiyor? Öyle heyecanlı gibi de durmuyor, ben anlamadım. Heyecan ama dert etmiş bunu, kolay bir şey değil tek başına filan da. Yani. Evet, bir iddiam var yani. İddiası var. Zor bir şey. İddiası var. Sahneden emilmemek. Aynen öyle yani. Ama bu tabii ki dramatik bir performans yani, evet, değil mi? Böyle baba aynen, seyirciye bakın bunu yaptım, siz istediniz, geldiniz, bunu izlediniz, duygulandınız ya da şaşırdınız ya da düşündünüz, evet, dedirtecek bir iş. Kesinlikle %100 bunları dedirtecek. Oyun çıktı zaten. Yani çıktı değil yani, biz provada artık çıkardık oyunu. Ama oynamadınız. Daha oynamadık. Bu çekimde henüz oynamamıştınız. Evet, daha oynamadık. Peki böyle biraz seyircili genel prova havasında filan bir şey yapılıyor mu? Evet, evet. Onu da 28'inde yapıyoruz Nisan'ın. Bekleriz müsaitseniz. 28'inde ve dostları da yani canavarları, evet, çağırıyorsunuz. Kesinlikle, evet. Görüşün. Ama çok kötü, biliyorsun değil mi bunu? Yani öyle yani bir... arkadaşlarımızı çağıralımdan daha fena bir şey yok. Arkadaşlarımız bazında tutmuyoruz tabii ki onu yani, görüşüne önem verdiğimiz. İşte en fenası o, görüşüne önem verdikleriniz. Çünkü onlar kıskanç, onlar kötü niyetli, onlardan her türlü fenalık beklenir. Yani gerçekten moral... Ya bu bizim tiyatro tarihimizde de böyle değil mi? Şimdi İstanbul'da yaşıyorlar, arkadaşları da İstanbul'da oturuyor tiyatrocuların. Yani nesillerdir bu böyle. Herkes İstanbul'da zaten. Yiyorlar, içiyorlar birlikte filan. Premiere İzmir'e gidiyorlar. Tanımadıkları insanların yanına. Ya da Ankara'ya gidiyorlar. Premier yapmaya. Neden? Burada niye İstanbul'dan çıkıyorlar? Çünkü bir takım böyle el şakakta entelektüeller gelip de morallerini bozmasın diye. Çünkü orada bu yaşayan bir şey olduğu için oyun. Oraya gidiyorlar. Orada da anlamayacak insanlar izlemiyor. Ankara'nın, İzmir'in entelektüelleri iyi, kaliteli tiyatro seyircisi izliyor ama destekliyorlar. Yansız yaklaşıyorlar, objektif yaklaşıyorlar, beğeniyorlar. Oradan aldıkları moralle bunlar geliyor, çatır çatır oynuyorlar. Çok güzel fikir. Çok güzel fikir. Siz ne yapıyorsunuz? Ne kadar hınzır arkadaşınız varsa, mesela beni çağır. Gömer. Ya gömmem ama şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi sen tek başına kuliste olacaksın. Yanında arkadaşların falan olacak ama herkes o kulisi ayıracak ve sana gelecek, böyle o kalabalığı ayıracaklar. Sen, merhaba canım. Güzel. Emeğine sağlık. deyip gidecek. Yani elimize bir balyoz alsak ve seni o kulisle böyle dan diye gömsek daha iyi olur. Değil ve bütün mi? Kadınların arkadaşları, diğer kadınlar. Vallahi vakit varken vazgeç. Gömüyorlar. Evet. Ben burada Harem Kabare'nin ilk kadrosuyla bir seyircili oyun yaptım. Abi böyle bir gaddarlık, böyle fenalık. Kimdi onlar? Ne gibi? Mesela ne dediler? Hepsinin arkadaşları geldi. 5 tane kadın oynuyor oyunda. Bir de ben. Ben de bir salağa oynuyorum. 5 tane kadın. Hepsinin arkadaşları gelip... Emeğinize sağlık. Eyvah. Biraz daha geceye kalınırsa, çünkü burası işte kabare olduğu için hani yemeli içmeli falan filan, sonra da kalınıyor. Yani böyle koltuklara dizilip sonra çıkıp gidilmiyor. Oturdukça açılıyor. Konservatuarlardan gıcık olunmaya başlanmış. Tabii. Onlar ortaya çıkıyor. Tabii. Yani tabii moral bozucu olur. Tabii. Yani burada bir nefis bir sanatçı kıskançlığı var tabii. Ve oyuncularda çok var. Yani sanat dünyasında daha çok var sanki, değil mi? Diğer meslek dallarına göre yeni böyle. Yeni mi geldiniz sanat dünyasına? Beni çok şaşırttı. Mesela sizin sektörünüzde hiç beklemiyordum. Sizin onların var sektörde mı bizde? Daha şey. Yok mu? Var mı? Yok mu? Görüyorum. Siz de yenisiniz galiba. Ben daha küçük. Ne bileyim, hiç beklemezdim. Tabii gaddarlıklar yok ya mu? Var her yer, ama bir şey söyleyeceğim, her yerde var. Ya git beyaz yakalıların arasına gir, ne hikayeler dinlersin. Doğru ama sanatçılardan beklemiyorsun ya öyle. Hayır biz daha yaratıcı olduğumuz ya için. Ya nedir? Daha geçen programda ağırladık. Yani. Hani hanımefendiyle beyefendi şeyin hayatı, Rodin'in... Camille Claudel. Evet. Camille Claudel'le. Ya bunlar bir de sevgili. Ya. Birbirlerini heder etmişler. O kadını akıl hastanelerinde çürütmüş. Kadının bütün eserlerini çalmış aslında. Çalmış. Evet. Rodin. Evet. Evet, aranıyor. Yani öyle. Aranıyor. Öyle bir şey yani. Öyle da bir de bunlar birbirlerine aşık. Çok abartılı bir örnek tabii bir yandan. Ama herkes öyle. Herkes öyle. Herkes orada bir ego savaşı var, bir şey var. Gelenlerle de öyle olacak. Hı? Yani kısmet. Ha? Peki ama oradan sağ çıkarsan zaten o seyircili genel provadan ondan sonra yürü. Hadi yaparsın inşallah. Zaten sen. Çok teşekkür ederim. Peki biraz da Erdil'den söz edelim. Genç bir sanatçı. Babacığım her seferinde yeni bir şey mi denenecek? Deneriz. Şimdi bu iyidir. 10 yıl oldu heykeller. Ne? Aslında şöyle bir şey, daha da eski de son 10 senedir duyurmaya evet. başladım. Evet. Biraz ama daha göstermeye büyük sergiler falan yapılıyor. İlk sergimi daha 3 sene önce yaptım. Kişisel sergimi ama ondan önce bir sürü karma sergiye katıldım. Evet katıldın. Ama şey var. Yani senede bir tane iki tane yaparken artık böyle daha yoğun yapmaya başladım. Satıyor musun heykelleri? Yeniden öğrendim. Satıyorum evet. Neyi yeniden öğrendin? Heykel yapmayı yeniden öğrendim. Hı. Yani şeyi şöyle düşün. Ben Mimar Sinan Heykel Bölümü mezunuyum ama orada temel sanat öğretiyorlar bize. Hı. Yani benim bölümüm taştı. Direkt işte o karikatürlerdeki gibi murç madırga taşı böyle kıra kıra onların içinden heykeli çıkarmak. İşte o esas adı o bizim öğrendiğimiz adı o. Hı. Çekiçle çivi. Büyük çivi. Kabası o yani. Hayal etmek için söylüyorum. Onu böyle kıra kıra işte onu kesmek, kaynak yapmak, metal bükmek, ağaç yontmak falan onları öğrendik. Ama sonra tabii teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani. El işçiliği var ama tabii ki sadece bunlar değil. Yani vizyon öğretiyorlar sana. Sanatı öğretiyorlar, hayata bakış öğretiyorlar falan. Malzeme bir sürü teknik de var, vizyon da var. Ama ben sonra YouTube'dan yeniden öğrendim. Ulan dedim şu silikonlar, yeni silikonlar çıkmış, yeni işte CNC makineler çıkmış, 3D printer diye bir şey var, işte yeni polyester malzemeler var, aa bu alüminyumu şöyle de dökebiliyormuşum falan diye böyle bir sürü. Çünkü artık teknoloji sayesinde çok malzeme çıkmaya başlayınca onlarla oynamaya başlıyorsun. Şimdi bir yandan Emre de çok iyi bilir, heykel denen şey şöyle bir şey, işinin... Bir yarısı fikir buluyorsun, bir diğer yarısı onu hayata geçiriyorsun, bir diğer yarısı da sürekli test yapıp böyle bilim adamı gibi onu onunla karıştırıyorsun. Sonra 2 sene bekletiyorsun. Yani böyle 3 malzemeyi bir arada kullanıyorsun bir şey olacak mı diye. Kırılacak mı, bozulacak. Çünkü kompozit malzemede sorun çıkabiliyor fazlalaştırdığın zaman. Onlarla oynaya oynaya, deneye deneye yeni şeyler buluyorsun, ediyorsun, test ediyorsun, burada izleyerek. Şeye nasıl bakıyorsun? Yani temel sanatlar, resim... heykel, müzik, tiyatro. Şimdi bu plastik sanatlara baktığın zaman ki bu böyle bir kümelemeyi doğru buluyor musun? Plastik sanatlar denmesini çok baştan itibaren. Yani... Ama şöyle bir şey de var. Bu bize sanatın aslında geçmişten bugüne gelen sanatın aslında sanat fikri, sanat vizyonu ve mühendislik. Ya da sanat vizyonu, felsefesi vesaire ve zanaat. Yani burada bir mühendislik ve zanaat var. Aslında burada hem Emre'nin yaptıklarında hem senin yaptıklarında da yani biz sizi şöyle heykeltıraşlar olarak görmüyoruz değil mi? Yani bam bam biraz önce bahsettiğin çekiç ve keski falan gibi bir şey görmüyoruz. Ama siz bir malzeme mühendisliği biliyorsunuz. Form biliyorsunuz. Sonra bunu döktürüyorsunuz, kalıp aldırıyorsunuz. Bilmem sende de var mı kalıp? Aynen var tabii canım. Bir sürü teknik kullanıyorsun. Bir de artık biraz bu Rönesans sanatçılarına geri dönmeye başladı. Yani aptala anlatır gibi anlatır mısın? Yani burada, yani şöyle mi diyoruz? Ya öbürü Okan, böyle çap 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 vura vura oya kıra yapıyordu. Bir teknik, bir yöntem evet, o. Bir de burada bilgisayarla formülü forma sokup bilmem ne yapıp sonra buradan kalıp aldırmak filan gibi de bir şey var. Ya böyle bir sürü yol var. Evet. Bu bir sanatçıyı daha az sanatçı ya da daha az mühendis ya da daha az zanaatkar yapmıyor değil mi? Hayır hiç ilgisi yok. Çünkü temelde mesele hikaye anlatmak. Senin yaptığın gibi, onun yaptığı gibi, diğer sanatçıların yaptığı gibi. Sonuçta bir fikir var. Ya dünyaya bakıyorsun, dertleniyorsun. Bir fikir var. Bunu nasıl anlatırım? İnsanlara ulaşmak istiyorum. Başkalarına anlatmak istiyorum. Bunu küçük komik bir hikayese karikatürünü çiziyorum. başka bir hikaye anlatmak istiyorsam, daha kalıcı, daha insanların böyle kafasında, yani herkese farklı bir his uyandıracak bir şey yapmak istiyorsam heykeli. Uzun bir hikayem varsa oturur senaryosunu yazarım. Yani benim için araç bunların hepsi. Bu alttan alta yani bir artist komple olduğunu. Ama günümüzde ve aynı öyle. Zamanda bize ihsan edilmiş bir yetenek olduğunu. Ya. Anlatıyor. Yani alttan alta yaptığı propaganda değil. Bu. Yani, ama yaptığım işler bunlar zaten. Evet, bunu yapıyor. Yani evet, çünkü böyle bir varlık. Yani bunu anlatmak için. Daha uzunsa senaryo yazarım, yoksa gider heykeli yaparım. Ha, böyle. Küçük bir şeyse. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle anlatınca ben kendimden tiksindim. Ama tiksinti tamam. Verici değil ama biraz. Yok ya, çok ya biraz yok ya. Küçük bir şey değil mi? Karikatürünü yapayım ben bunun. Nedir? Olay büyük mü? Ah, çok güzel bir kadın, büyük bir şey. Taş verin bana oradan. Müthiş bir aşk hikayesi. Dur ya, senaryosunu yazacağım falan. Çok güzel. Ama böyle, ama sen busun. Ama bu... Sen busun. Bir şey söyleyeceğim ama bak günümüzde. Dur, pardon, bir şey söyleyeceğim. Ha. Buyurun efendim. Onun konuşması yasak ama benim konuşmam yasak değil yani. O Cannes Film Festivali'nden sonra çok başka yönlerini de göreceksiniz yani, o yüzden. Ne yönünü göreceğiz? Onu... Konuşamıyoruz şu anda ama ben söyleyeyim. Benim gizlilik sözleşmem var da evet. Söyleme. Oyunculukla ilgili bir şey mi? Bir şey ama çok büyük bir şey yani. Bir sürpriz geliyor ama onu konuşamıyor şu anda ama ben konuşabilirim. Ben başka yerlerden duydum. Konuşmuyor. Yani bir gizlilik sözleşmesi söyleyemem. Yapılınca söyleyemiyor musun? Ya öyle 8 sayfalık bir şey imzalayınca söyleyemiyorsun. Bir filmde mi oynamış söz konusu şahıs? Tunç Bey'i davet ettiğin gibi tekrar ondan sonra davet ettiğinde bu... Ve gelmeyecek herhalde o zaman. Tanımam. Bir programda bakayım. Tanımam sonra. Aman ne oldu? Hiç vaktim yok yani. Oldun? Ne oldun? Mahallene yok, gelmeyecek misin tekrar? Canımsın ya, gelmez olur mu? Böyle hediye paketleriyle büyük Amerikan arabasından ineceksin. Hediye paketleriyle biz fakirlerin evlerine gireceksin ve hediye paketlerini bize vereceksin. Çocuklar ağlayacak. Öyle bir şey mi? Ödüllü mü olacak? Film festivaline gidiyor. Böyle. Bu neymiş bu? Ama ne meraklandırdınız? Evet. Sonra konuşuruz. Niye gelince. Sonra konuşuyoruz vakti canım? Gelince. Peki, vakti gelince. Şöyle ki, hayır bu dediğin şey şu. Bu da güzel numara ha, reklam için gizlilik sözleşmesi. Demek ki onu yaptın. İyi. Uzun bir hikayeydi, gittin filmini çektin, öyle mi? İyice. Benim bunu böyle anlatabilirim. Ama bu bu hiç. Ne acayip olmuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak temelde söylemek istediğim şey şu. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Bir şeyi öğrenmek çok kolay. Ben şu anda mesela atıyorum gitar öğrenmek istesem oturup, yani sen de öyle herkes, yani neyse X, Y, Z oturup çalıştığın zaman internetten oradan buradan artık her şeyin bilgisini alabiliyorsun. Evet. Her şeyi yapabilme şansın var evet. Artık. Ve bir de her şeyi kendin de üretmen gerekmiyor. Yani bir sürü üretici de var. Yani ben bir seramikten bir heykel yapmak istediğim zaman seramikçi arkadaşıma gidip ondan destek alabiliyorum. Mesela demin dediğim mühendislik var mı dediğin, evet mühendislerle çalışıyorum çünkü kamusal heykeller yapıyorum. Mesela bir tane çok küçük örnek vereyim. Bomontado'da 2 tane hayalci diye 2 tane ayak var çatıda. Mesela gördün mü onu? Çatıya mı çıkmak gerekiyor? Hayır aşağıdan gözüküyor. Tokyo'lu 2 tane çocuk ayağı var. Hayır, görmedim duruyor. Çünkü gitmedim sonra. Tamam tepede böyle büyük bir heykel ama 2 tane ayak var böyle binanın çatısından ayaklar sarkıtılmış böyle gökyüzünü seyreden bir çocuk heykeli. Şimdi orada mesela şöyle kısıtlar geldi. 250 kiloluk bir girebiliyor oraya, sadece vinç girebiliyor kapıdan dolayı. Ve heykelin 250 kiloyu geçmemesi lazım. Orası tarihi bina, çivi çakılmaması gerekiyor. Ve feci rüzgar var orada. Aşağıda da restoranlar var. Kimsenin o heykelin aşağı düşmemesi lazım yani. Şimdi. Şimdi bunları çözmek için bir mühendislik gerekiyor. Evet. Sonuçta ben oraya koyduğum heykel 3 metre kocaman bir şeydi ve 250 kilodan çok daha fazla. Ve bunun kilosunu düşürmek için bir mühendislik gerekti. Onu oraya çıkarabilmek için başka bir mühendislik. Onu oraya kitleyebilmek için hiç çivi çakmadan bir kitlendi. Bunları benim becerebilmeye imkan yok. Ama destek alıyorsun bir şekilde. Öğreniyorsun. Ama mesele ne biliyor musun? Bu ne yapıyor peki? İşi aslında kolektif hale getiriyor. Yani sinema gibi ya da tiyatro gibi. Tabii. Tabii. Yani böyle büyük projelerde kolektif olmak zorundasın. Çünkü tek kişinin bilgisi yetmiyor. O boyda bir şey benim boyayabilmeme de imkan yok. O başka bir ustalık gerektiriyor mesela. Başka bir boyacı boyuyor onu falan gibi. Bu sayede ama hikayeni anlatabiliyorsun. Bütün bu şeyleri, malzemeyi ve aletleri ve kişileri bir araya getirerek bir hikaye anlatıyorsun. Senin ama böyle yine kolektif olarak çalıştığın mesela şu, o zaman da programını yapmıştık. Bu 2010 yılındaki 12.000 metrekare üzerine dünyanın en büyük karikatürü meselesi. Guinness rekoru aldım. Guinness rekoru aldın. Sevmiyor musun artık bu hikayeyi? Çok seviyorum da hayır şöyle bir şey. Ben onu torunlarıma bile anlatırım. O eğlenceli bir şey de. Yok şey, Guinness ilk bana dediler böyle böyle bir şey yapalım, Guinness alırız. Guinness alacağız diye. Bana benim bulduğum bir fikir değildi bu da. Ben de ilk bir kıllanmıştım. Ulan ne böyle evinde oturan karikatürist canı sıkıldı böyle gözünden su çıkaran adam falan diye. Böyle bir şey mi yapacağız diye. İlk bir kıllandı ama sonra güzel oldu. Evet. Çok büyük işte. 70 kişi çizdik. 12 dönüm, 12.000 metrekare arazi üzerine 70 kişi çizdik. Bu aşağılık kompleksi bana şey geliyor. Yani ne ya? Şöyle yani hep bir büyütme kendini. Halbuki uzun boylu çocuk, yakışıklı da. Niye büyüdü? 70 kişi çizdik diyorum. Tek başıma çizdim demiyorum ki. Tek evet ama hep hala büyük, çiziyordum. Hep büyük o çatıya 250 kilo şey çıkarmalar falan. Büyükleri anlatıyorum. Küçükler de var Okan. Evet. Ama onlar böyle heyecanlı değil. Ufak. Evet. Böyle yaptım bitti. Ama büyük ama buradan mesela büyük bir şey mesela büyük bir enstalasyon, büyük bir hani var ya Arc de Triomphe'u böyle şeye sokuyor, pakete sokuyor falan daha evet. Yeni yaptılar Paris'te falan. Öyle şeyler de yapacaksın. Bir şeyleri pakete sokmalar falan. Öyle bir hikaye olursa yapacağım. Bunların adamısın ya. Yapabilirsem. Bunların adamısın yani. Ama hayır o büyük bir proje. Onu hani o kabiliyete ulaştığın anda hem maddi, manevi ve çevresel anlamda tabii ki yapmak istersin. Evet. Ama bu işte şeyde 60'lardaki o paketlenmiş plaj enstalasyonları falan filan gibi. Yani böyle bir tip aranırsa Türkiye'de sen bulunabilirsin. Tunç Bey gitmeden söyleseydik birkaç yeri paketlerdik İzmir'de. Saat Kulesi'ni falan. Evet, evet ama. Yok ama o başka bir dil. Yani aslında... ben o dili kullanmıyorum. O anladım. Evet, anladım. Aslında çok hoşuma gidiyor bu sende çünkü küçük düşünmek değil yani büyük çünkü bu bir hayat bu şehirde geçirdiğimiz falan ve dünya başkentleri, dünya metropolleri, kültür başkentleri bunu yapıyorlar. Evet. Ve çoğunlukla işte böyle heykelle yapıyor. Bir kere birincil heykel. Çünkü büyük şehir, tarihi şehir dediğin zaman heykel var. Evet, doğru. Bir numarada. Mimariyle beraber. Evet. Ve mimariyle bütünleşmiş. Bizde biraz yavaş yürümüş. Yani hemen moderne geçilmiş. Modern tam anlaşılamamış filan değil mi? Bizim heykellerimizde filan. Biraz öyle bir şey var. Yani biz, ama o çocukluktan da geliyor. Yani Cineli'den sonra hemen Karamazov Kardeşleri okutmaya çalışıyorlar ya sonra. Sonra beynin yanıyor böyle. Kitap okumayan bir nesil yetişiyor. Ama arada niye bir sürü... Ben mesela çizgi romanlar, işte çocuk dergileri bir sürü şey okuyordum. O geçişi güzel yaparsan sonra Karamazov Kardeşleri geldiğinde güle oynaya ve seve seve okuyorsun yani onu. Peki çizgileri nerede görebiliyoruz? Çizgiler şimdi şey diyeyim. Arada bir internette böyle sevdiğim... Çiziyorum, atıyorum ayrı ama çocuk dergisi yapıyorum. Süper Penguen. Selçuk Erdem'le birlikte. Harikulade. Çocukların da mizaha ihtiyacı var diye öyle başladık. Yaklaşık 7 senedir aylık bir çocuk mizah dergisi. Peki geçenlerde şeyde de bunu konuştuk. Bu 140 Şurno'nun tadı tuzu kalmadı belgeseli için birkaç. Bu mizah karikatür yayıncılığından yazı yayıncılığına dergilere geçişi nasıl görüyorsun? Yorumun nedir bu konudaki? Tam anlamadım dediğini. Şey mi bu? Ot Kafa dergileri gibi şeyler. Evet. O başka bir boşluğu doldurdu aslında. Evet, orada boşluk vardı ama yani sanki öbürünün yerine... Evet tamam, biraz öbürünün yerine aldı gibi. Yani biz hatta ben o şeyde belgeselde de şöyle, şaka yolu şöyle dedim. Yani eskiden okuma yazma bilmiyorduk. Karikatürlere bakıyorduk. Resimlerine bakıyorduk. Şimdi okumaya mı başladık ki buraya doğru de muhalif basın olması açısından yani eskiden karikatürlere bakıyorduk şimdi yazıları mı okuyoruz gibi yani toplumsal muhalefet yazar çizerlerin muhalefeti açısından aslında o her yere taşındı, sadece orada yok, internette de var İnternet sayesinde birçok yere de yayıldı etti. Birbirine aslında alternatif şeylerden bahsetmiyoruz. Mizah dergileriyle. Değil tabii ki, değil. Edebiyat dergisi mi? Edebiyat dergisi. Hiciv Edebiyat. Onları bizim Murat Tolga Şen, sevgili sinema yazarı arkadaşımız, onların kapaklarındaki işte Ertem Eğilmez filmi kahramanlarının, işte Kemal Sunal'ın, Adile Naşit'in, Halit Akçatepe'nin, Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın. Çizgi olduğu için bütün, biraz mizah dergisine yaklaşıyor. Evet, yani bütün onların kapaklarıyla çıkmasını bir büyük kitlenin büyük kaybedenler, büyük kaybedenlerin nostaljisi gibi tanımlıyor. Bence de, benim de çok hoşuma gidiyor tırnak içinde büyük kaybedenler bir meselesi. De eski güzel günler ayrı. Evet, çünkü onlar nostaljik bunlar. Ama bak, demin dediğin şeyde şöyle ilginç bir şey var. Aslında mizah dergilerin içinden çıktı o dergilerde. Evet. Çünkü ilk Metin abi yaptı. Metin ama yazılı. Yazılı yani, aynen öyle. Karikatürlü işte, de ama 300, sadece... yani 300 dergisiyle başladı. Evet, ama sonra içi karikatürle dolu olan ve hani... hayranlıkla baktığımız, herkesin kendi adamını takip ettiği, bir yandan diğerleriyle beraber dergilerden buraya geldik. Ne olduk yani karikatür konusunda? Dünyada bir değişiklik olmadı. Oldu mu bilmiyorum. Şöyle bir şey, ya, dijitale taşınmaya başlandı her şey ya. Yani sonuçta birçok, şu anda mesela gençlik dergisi yok, otomobil dergisi yok. Hiç piyasada kalmadı hiçbiri. Her şeyi internetten görüyoruz, ediyoruz, okuyoruz. Malı mülkü satıp 6 gün Paris'e gittim de. Kızım filan böyle bir hani döviz kuruyla birlikte filan uzun bir borçlanma oldu. Bankaya borçlandık filan. 6 gün 3 yıldızlı bir otelde şehir merkezinde kalıp hiç alışveriş yapmadan döndük. Eskiden fethettiğimiz bir şehirden şimdi sonra acımayacağım. Evet, neyse. Ondan sonra ve işte bu bant desineciler, çizgi romancılar bilmem falan dükkanlara girdik çıktık filan. Ve o sırada yani bir dükkandan çıktıktan sonra bir bindiğimiz takside ki haberlerde geçiyordu. Bir son bir araştırma, Fransa'da satılan her 4 kitaptan biri çizgi roman kitabı. Evet. Fransızlar bayılıyor, Belçikalılar bayılıyor çizgi romana. Bayılıyorlar. Peki bizde ne oldu? Yani bizde bunu çok seven, çok takip eden kuşak öldüler mi? Hayır, mizah dergileri şöyle bir şey. Bir kere bir internete taşınma diye bir şey var. İnternete taşınma ne ya? Dijitalden mizah takip etme diye bir şey var. Dijitalden mizah takip mi ediliyor? Ben farkında değilim. WhatsApp gruplarında gönderilen karikatürler dışında nerede takip ediliyor? Hayır, şöyle bir şey var. Yeni bir mizah kültürü doğdu birçok yerde, farklı şekillerde. Yani bu mimler, fotoğraflar, videolar, komik hikayeler, ondan sonra çizgiler, karikatürler, bunların hepsi yayılmaya başladı internette. Dolayısıyla biz oradan zaten... Post atmak şeklinde mi, yoksa bir internet sitesine girip takip etmek şeklinde mi? Yani Ekşi Sözlük'ten işte ne bileyim Bobiler'e kadar, işte bir sürü internet sitelerinden, çizerlerin kendi sitelerine kadar ya da sosyal medyalarından. Yani şu anda Instagram'da karikatür takip etmeye kalksan bir dergiden daha çok içerik bulabiliyorsun maalesef bir yandan da. Niye maalesef? Çünkü çoğu bizden izinsiz oralara konulan şeyler. Ama şunları demiyorum. Yani bunun çok mücadelesini veriyoruz. Yani sen sevdiğin arkadaşınla paylaşıyorsun. Ama bu yayıncılık değil. Yayıncılık değil. Hayır, o değil. Bunu mesela sırf mesela kendi influencer ajansları var mesela. Sosyal medyada kendilerine hesap açıyorlar. Ya bunlar Cemal Nadir, Cemal Süreyya hesabı olabiliyor. Orhan Veli hesabı olabiliyor. Ya da Erdil Yaşaroğlu ya da Selçuk Erdem ya da Yiğit Özgür üzerinden bizim bütün karikatürleri, sadece bizim koymadığımız kadar çok karikatürlerimizi sosyal medyada o hesaplardan paylaşıp aslında bir şekilde kendi influencerlarını o etkileşimle yükseltmeye çalışan hesaplar var. Çok var bunlardan. Evet, ama yani hayır, aynı soruna parmak basarak şunu söylemek istiyorum. Bunlar tarihsiz. Yani şöyle tarihsiz. Yani 5 sene de olmuş olabilir çizileli. Dün de olmuş olabilir. Birçoğumuzun yaptığı öyle, aynen öyle. Şimdi dolayısıyla kaçak göçek işler. Halbuki bizim güncel ve gündem. Bir de yani bir muhaliftir zaten. Mizaha muhalif olmaktan başka çaresi yok. Haftalık olarak yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız ülkeyi bir anda bize kavratan, kendimizi bulduğumuz işlere ihtiyacımız var. Biraz elimiz kolumuz bağlandı mevcut durumdan dolayı. Ve de çok kötü çizerler var. Evet. Özellikle büyük medya havuzlarının çizerlerini ben hiç beğenmiyorum. Yani baya ama ya tekrar yani dergiler, Oğuz Aral eğitimine falan ihtiyaç duyuluyor gibi. Dergilerde hala çok Yani bir iki dergi kaldı zaten geriye ama çabalıyorlar ve gayet güzel işler yapmaya çalışıyorlar ama çok elimiz kolumuz bağlandı. Ama sen oradan eskisi gibi çizilmiyor. Evet, ama sen oradan gelerek yani o dünyanın bir şöhreti ve çok iyi bir çizeri, çok iyi bir mizah adamı olarak aslında en bilinenlerden biri olarak bugün kült bir hale geldin herhalde, değil mi? Yani böyle bir şeysin artık sen. İyi bir şey mi dedin? Yok. Ne dedi? Bu da Türkçe mi unuttu? İyi nedir şey yani? Dedi. Kült. Konuşmuyor herhalde iyi heykel şey yaparken. Ya, tamam, iyi bir şey. Kült. Umarım öyle olmuştur. Evet. Öyle oldun. Ha. Ha. Tamam, evet. Öyle oldun. Yaşlandın. Şimdi burada mı diyorsun? Yaşlandın, morukladın, tohuma kaçtın. Ona. Ama orada bir yani bir isim ve kendi kitaplarını yayınlayan bir çizersin. Evet. Evet. Hı? Doğru. Peki. Buradaki etkileşimin nasıl? Buradan kitapların satışı, takibi, şusu busu. Ha, şöyle bir şey. Yani sana da nostaljik mesela yaklaşıyorlar mı? Ne takip ederdim seni? Bunu diyenler olmaya başladı. Çünkü şöyle bir şey var. Mizah gençler okucusu anlamıyor mu? Hayır hayır. Hala gençler çok okuyan var. Sonuçta şöyle var. Dijital olarak mesela benim dergiler çıkıyor hala. Komikaze diye ben dijital dergi yayınlıyorum ve bayağı 10 binler, 100 binler okuyor bir şekilde. Hangisi? 10 binler mi 100 binler mi? 100 binler. Peki. Merak ediyorum sayıları da onun için. Ha yani. Yok işte anlamış şey var. 4-5 tane dergi yapıyoruz da onlar aralarında değişiyor işte şeyler. Yüksek yani orada bayağı takip yüksek. İnternette bir şey paylaşıyorsun, bayağı milyonlarca insana ulaşıyorsun. Bu iyi bir şey, hala seviliyor ve takip ediliyor ve ama tabii ki şeyler de var. Hani hiç anlamayan, etmeyen, sevmeyen çok normal olacak. Bir de mizah bir süre sonra dil olarak çoğu insanın bıraktığı bir şey. Böyle 30'lardan 40'lardan sonra dergicilik kültürü. Başka şeylere dönüşüyor hayat, ilgiler değişiyor ve aslında şöyle bir gerçek de var. Günümüzde her şey vakit senden bir vakti almak üzere kurgulanıyor ya. Bütün yayın ve bir dakika, medya burada önemli bir şey, benim önemsediğim bir şey var. Evet. Yani mesela çünkü bu sektörde de olduğun için söylüyorum. Yani yayıncılık sektöründe de televizyon ve genel entertainment içerisinde. Şimdi aslında televizyonda olanın aynı şey dergilerde de şöyle oluyordu. Yani aslında bir akış yayıncılığı vardı. VOD değil. Evet. Dolayısıyla akış yayıncılığı içerisinde mesela eski yıllarda işte o diziyi seyrediyordu ya da film seyrediyordu filan. Ardından ben peyda oluyordum. Adam başta bu ne lan diyordu bana. Tamam mı? Sonra onu oğlu seyrediyordu, kızı bakıyordu, bilmem ne yapıyordu falan filan. Arkadaşı söylüyordu. Ben bir bak ya fena değil falan diyordu. Bir bakıyordu hakikaten ya filan bilmem ne, bir alışma. Anlama, anladıktan sonra sevme söz konusuydu. Böyle bir şans var. Çizerler içerisinde de bir dergi, aynen, yapraklarını çeviriyorum. Hep kendi adamıma bakıyorum. Onu seviyorum ama bunu da okudum, bitirdim. Ama o dergi elimde bir hafta. Sonra bu adama da bakıyor. Aa, bunu da anlamaya ve sevmeye, belki bundan daha çok sevmeye başlıyorum. Şimdi tane tane bana internette, WhatsApp'ta, Instagram'da, şurada burada tane tane geldiği zaman ben burada artık kontrolörüm. Kontrol bende. Buna hiç bakmıyorum. Buna hiç bakmadığım için bunun da önce anlama sonra sevme gibi bir süreci hiçbir zaman olmayacak. Bu hem yayıncılıkta da var, karikatürde de var, her şeyde var bu. Yani. Ama işte bunu şimdi algoritmalarla da işte Netflix'in yaptığı gibi falan işte bunu seversen bunu da seversin hey yo diye bir kısıra seni çekiyor. Evet canım, dar koridor her programda konuşuyoruz. Ama bu şeyde de var. Sosyal medyanın tamamı da böyle. Ha? Ya sosyal medya, Instagram, Twitter, Facebook hepsi bu formatta çalışıyor ya. Yani sen zaten kendi dar koridorunda ilerliyorsun. Sen evet, milyonlarca insan arasındayım zannediyorsun ama değilsin. Korkunç olan bugün bir program yaptık. Halo etkisi ve Horn etkisi diye bir program Muhabbet Kralı'nda. Bundan önce çektiğimiz program. Orada işte uzman kişiler falan. Ben de şeyi sordum. Yani geçenlerde bunu yaşadık. Bir arkadaşımla beraber Instagram'da kimleri takip ettiğimizi birbirimize gösterdik. Ben dedim ki bak, bunlar fotoğrafçı, bunlar mimar, bunlar yazar, bunlar ressam, bunlar işte heykel yapıyor, öbürü bilmem ne. Bunlar mimari, bunları takip ediyorum. Bunlar dışında bir tek Gülben Ergen var. Bir de Nilperi Şahinkaya. Tamam. Şu çocuklar heykeli bitirdiler mi? Ya dedik bitiriyor. Çocuklar heykeli keşke bitirdiler demeseydim mi? Ya. O 100 kişi heykeli yapmaya gitsin. Ya çok acayip. Bunlar bir şeydi. Bunu çıkarsınlar. Ben de bir senaryo yazacağım. Şurada sen de bana bir karikatür çiz. Tamam olur. Bu ne be? Ben açtım belayı. Ama ben söylemedim zaten. Tamam doğru haklısın. Ben film çekmeye gidiyorum. Heykelleri bitirin. Yeni ne var? Yeni klasik NFT hikayesi. Ha NFT. Ben de yani 6 aydır çalışıyoruz. Hocam kandırıyor musunuz milleti? Şu kadar para aldık, bu kadar para aldık. Hayır canım ne münasebet. Sattın mı? Hayır daha başlayacağız. Önümüzdeki hafta falan başlayacağız. Atalar Üsküdar'ı geçti. Ha haklısın. Ben hiç şey yapmıyorum. Onlar Eylül'de sergiye hazırlanıyorum. Hı, güzel. Ondan sonra yeni ikinci heykel sergimi yapacağım. İşte önümüzde Contemporary İstanbul var. Oraya yeni işler hazırlıyorum falan. Öyle. Bu sizin ikiniz ne oldunuz? Bu heykeli bambaşka bir yere getirdiniz. Eskiden bizim heykel sanatçıları olarak bildiğimiz insanlar ufak tefek, sakallı, hayata küsmüş. Evet. Heykelleri tahrip edilen. Hala sakallıyız ama. Evet. Hala tahrip ediliyor. Hayır böyle yaşlı, hayata küsmüş böyle insanlardı. Büyük sanatçılar tabii bahsettiğim ama siz bir aldınız başka bir bu işi bir popüler hale getirdiniz. Ne oldunuz siz? Nedir havanız nedir? Ne yapıyorsun ya? Ben yönlendireyim. Niye böyle yaptın ya? Evet, evet. Peki başarılar dilerim. Hemen ayrılmazsanız diğer konuklarımızla beraber siz de yan masalardan katılabilirsiniz. Şu kısa aradan sonra devam ediyoruz. Beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Emre Karayel ve Selen Uçer hoş geldiniz. Alkışlıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Tamam çok alkış oldu. Çok alkış oldu. Evet. Peki. Selen'le başlayalım. Lütfen. Müsaade edersen. Evet. Güle Güle Diva Yeniden. Evet. Yeniden mi var? Yeni mi? Yeniden evet. Ha? Çünkü bu oyun 2019 Ocağı'nda çıktı aslında. Dastas prodüksiyonu olarak çıktı. Yazarı yönetmeni Firuze Engin. Ben de oynuyorum. Çok yoğun oynayamadı. Az oynadı orada. Ondan sonra pandemi girdi. Evet. 2 sene gitti. O arada ben de Firuze'de bir takım kayıplar yaşadık. Evet biliyorum. Başın sağ olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anneciğini kaybettim. Annem sonra da babam. Neyse girmeyelim oraya. Tamam, evet, Firuze'de öyle. Yani neyse hem doğal afetlerden doğal afet denmez şeye değil mi? Bu da bir pandemiye. Afettir. Hayır pandemi içinde hem oradan afet. Hem öbüründen biz büyük bir ara verilmiş oldu. Sonra da işte hayat biraz yerine dönünce dedik. Başka bir yerde mi devam etsek? Kendi kanatlarımızla mı uçsak? Sevgili Murat Temel ben sizinle ortak olurum dedi. Tiyatrolar.com'u aynı zamanda yapan kişi. Ben de harikulade girdim. Bir site. Evet onu yapan Murat zaten çok seviyormuş oyunu. Sen aslında ağlayacaksın ağlamana mı mani olmaya çalışıyorsun? Yok. Peki. Yo ağlama yok. Hayır, komik bir şey olarak söylemiyorum. Yo şu an konsantrasyonumu geri çekmeye çalışıyorum zaten bu şeyi. Ama bozulması çok doğal. Yok, çok yakın tarih. Evet. Hem yakın hem de bu oyun hastanede geçiyor bu arada oyun. Yani yeni başladı tekrar. Bizde yeni dene diyorsan ben dedim ki Güle Güle Diva 2022 diyelim. Niye yani ne oldu 2022'de? Yani bir yenilik böyle bir fark olduğu nasıl olsun? Ben 2023'te ne yapacağız? Filan gibi şeyler denildi. Ben Boğaziçi oyuncularından gelmeyeyim ya üstüne yüksek lisans oyunculuk okudum. Orada Tiyatro Yeniden diye bir oyun yapmıştık. O zamandan. Ben de espri diye Güle Güle Diva Yeniden olsun dedim ama o espriyi bir tek ben anlıyorum. Diğerleri şeyli olmadığı için. Sonra Firuze dedi ki o da çok dil tarihli şahane bir yazar. Böyle çok her şeye özendi. Kaç yaşında Firuze? 84 doğumlu efendim. Ay gencecik bir şey o. Tabii. O yaşta yazar mı olur? Ya işte Cambaz'ın cenazesiyle Afife'si vardı. Ben o oyunu izleyip bunu kim yazmış ben bu insanı tanıyacağım diye tanışmıştık. Hepsini çabuk anlatıyorum. İşte anneme kanser teşhisi kondu. Onun babası hasta. O sırada biz beraber bir şey yapsak dedik. Hani tek kişilik oyunda konuştuk ya. Benim derdim tek kişilik oyun yapmak falan da değildi. Ama başka kimse yoktu. Bir yazar bir oyuncu vardı. Öyle çıktı oyun. Ve de oyun hastanede geçiyor. Yani ismi Güle Güle Diva ama Diva ile ilgili şimdi bu Bülent Sen yakın oyun... tarihte yine önemli bir oyunda başkalarıyla beraberdin. Yok. Oyunu oynamadım. Hayır babardın sanki. Ne oyun? Ben son olarak senin Levent Kazan oyununda mı seyrettim? Evet, evet, evet. Ondan sonra oynamadın mı? Ondan oynamış sonra... olman lazım. O eski. O eski, evet. Ondan sonra bir festival oyunu yaptım. Ondan sonra ama o tek kişilik mi değil? Yok, yok. Bir tane de ne yaptım? Halil sana Nadir'in... Harem Kabare'yi teklif ettiğim zaman kuliste çok kadın olur istemem dedim bana. Evet. Ve niye de birebir bunu yaptım buna, sonra işte. Şey... Bunu da yaptım sonra. Valla o yazdı ve seninle bir kere oturup muhabbet etmiştik. Ben ara sıra düşünüyorum. Çünkü o zaman özel hayatımda da bir sürü sorun vardı. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun ama ben hatırlıyorum. Çok güzel benim şeyler vermiştim. Benim rol teklif edip de özel hayatındaki sorunları dinlemediğim kadın yok. Tamam işte. Bana yardımcı oldun sen. Niye ben sana yardımcı oldum? Ne bileyim ben sana söylediklerin bana çok iyi geldi. Niye yani ne söylemiş olabilirim? Sen bana dedin ki kuliste çok fazla kadın olur ben istemem. Onu da sonra çünkü bütün kadınların kafası karışıktır yaptım ama onunla oynamadım ben. Ama bunu benim söylemem çünkü bunu büyük ihtimalle Haber Global başlık olarak atar. Dolayısıyla bütün hayatını değiştirdim. Hiçbir kadın seninle kuliste olmak istemeyecek artık. Ya. Kendileri bilir ya. Yani evet. Yok be, beni bilen bilir, ben iyiyimdir. Evet. Komiyimdir filan. Evet. Ne sen diyecektin? Zaten öyle bir kadınsın. Yani komik, eğlenceli bir kadınsın sen. Yani fena değilim. Ne bileyim, evet, uğraşıyorum evet. Kendi çapımda. Burada... Ondan sonra çıktı bu oyun ve hastanede geçiyor. Ya Firuze ile ne yapsak derken anneme teşhis kondu. Ay, o kendisi şeydeydi. Hastanede Günsel'i diye bunu söylemek istiyorum. Çünkü Güle Güle Diva ya. Bir divanın geri dönüşü. Bülent Ersoy mu, Ajda mı, Sezen mi, kim filan öyle bir şey. Ya da birisi dedi ki Maria Callas'ın hayatını oynuyorsun değil mi sen dedi. Hayır hayır. Ben kasabalı ilkokul mezunu okuma manyağı Günsel'i oynuyorum. Kadın hastanede dolaşıyor ama işte böyle bir fantazi insan okuma şeyi var. O sırada bir sürü hikaye görüyor. Bu tek kişilik oyun oynayan kadınlar bu biraz aklını yitirmiş gibi konuşmasının nedeni. Yani sen anlayabiliyor musun? Mesela birazdan seninle konuşmaya başlayacağız. Sen sakin sakin anlayacaksın. Bu ikisi de böyle yani laf eden buraya direkt gelmiş gibi değil mi? Bir hazırlanıp gelme var yani. Hazırlanıp gelme değil yani hakikaten gitmiş. Kendini anlatma şeyi. Hayır bir kafa gitmiş gibi konuşuyorlar. Mesela bu kız böyle konuşmazdı benim tanıdığım. O oyunu anlatıyor böyle. Valla az önce de böyle değildi. Ya değildi ne oldu ya? Valla divan falan diye. Hakikaten. Ama bir yandan da tabii ki dramatik hayatlar yaşıyoruz. Tekrar bu kayıplara dönmek istemediğim halde bende şöyle bir duygu uyandırıyor. Onu söylemek istiyorum. Yani burada da hafızaya kaydedelim diye. Sen de bu kayıplarını belki başka bir ülkenin sanatçısı olsan belki bu kadar kolay üzerinden atmayacaktın. Biz bu ülkede, bu metropolde çok hızlı yaşıyoruz. Çok hızla acıları dindiriyoruz. Çok hızla tekrar hayata dönmeye çalışıyoruz. Ben şimdi şeyleri okuyorum. Böyle bazı sanatçılar işte atıyorum Avrupalı bilmem ne falan diyor ki mesela şöyle bir şey oldu hayatımda diyor. 10 sene diyor yattım diyor evde diyor falan filan. Ondan sonra girdim diyor falan. Herkesin diyor ki bunların fil gibi falan ömürleri mi var yani? Nasıl mesela 10 sene durabiliyorlar? 5 sene stop ediyor. Mesela müzisyen 2 albüm arasında 15 sene var falan. Biraz kendimi dinledim diyor. Hadi ulan 15 sene mi dinledim ya, falan. Yani şey... Neyle dinledim bir de? Ay bir yani. De evet yani ne kadar hızlı, ne kadar hızlı bu acıları dindirip tekrar... Çok zor bir şey. Şöyle bir tarafı da var ama. Meryl Streep tekrarlamış. Vefat eden Star Wars'ta oynayan kadın Judy. Onun lafı bilmiyoruz, vardır ya. Evet. Acını al, sanata koy. Yani bu oyunu annem izlemişti. Tiyatro efendim. Yeniden diyor ya ve annem bir de çok zor beğenen böyle Alman ekollü bir tip beni şaşırttın çok iyiydin demişti. Şimdi bu oyunu her oynadığımda ve bağırsaktan bahsediyor bir kere onun şeyini devam ettiriyorum ya da işte sanata o zaman Harem Kabare için konuştuğumuzda 2 şarkım var diye anlatıyordum bir tanesini çıkardım anneme ithaf ettim. Şimdi çıktı. Bu çıkan o değil. O değil. Bir sene önce anneler gününde anneme ithafen çıktı. 22 tane anne kız el salladı. Zuhal Olcay dahil. Çünkü Zuhal Olcay'ın Vedat Sakman şarkısı Gecenin Öteki Yüzü. Mesela o işi yapmak bir rahatlattı. Hem annemden bahsetmek de rahatladı. Çünkü annem gitti, dünya durdu. Ya evet. 15 Mart'ta gitti annem. Sonra pandemi oldu. Şimdi bu yeni şarkı Cennet. Cennet evet. Ve klibini de Esra Dermencioğlu, evet, bir başka aklını yitirmiş kadın olarak geçen programda senin yerinde oturuyordu. Bilmiyorum izledin mi? Ve yani olacak gibi değildi. Karşısında da Sabahat Ümer oturuyordu. Olacak gibi değildi. Ya ben böyle ıstırap çektiğimi hatırlamıyorum yani. Çok enteresan bir meditasyon masası aslında. Evet, korkunçtu. Korkunçtu. Ve ikisi aslında hiç şey yapmıyor. O bir şey anlatıyor, bu bir şey anlatıyor mesela. İşte diyor böyle falan, biz anlamaya çalışıyor. Bu da diyor Yay burcu. Ya korkunçtu ya. Ama klibin güzel mi oldu? Ben seviyorum, evet. Ha. Yani bir günde çekildi. Benim setim var, Esra'nın seti var. Esra zaten şöyle, Esra'yla 5 sene önce ben bunun provasını yaparken, bunu bir gün yaparsan klibini çekeceğim diye. Senin şimdi dizin var mı şu anda? Var. Dizin? Hangisiydi bu seninki dizin? TRT'de. TRT'de çok güzel. Evet. Kara Tahta. Evet. Aa, onu merak ediyordumdur. Ya öğretmenler. Şeylerini çok beğendim. İlanlarını filan. Merak ediyorum. Ender Mihlar çekiyor. Peki siz... Şimdi bu da bir garip bir şey yani, bir yandan bu ülkenin entelektüel iyi sanatçıları olarak bir yandan da dizilerden geçiniyorsunuz. Evet. Ki buradan kendinize bir tırnak içerisinde sanatınızı yapacak kadar asgari bir konfor sağlıyorsunuz. Evet. Çünkü sanatçının bu konfor güzel bir kelime gibi algılanmayabilir ama... Bu konfor gereklidir. Yani sanatçının ya, ki, bir şeyi düşünebilmez. Yani sabah işe gideceğine, işe beynine gelmesi, nerede yatıyor, kalkıyor, nerede yaşıyorsa orada bir şeyi düşünmesi bir mesaidir çünkü. Onu uygulamaya geçmesi, onun için hazırlanması, yazması, çizmesi, prova yapması bu mesaidir. Ancak bu sayede bu mesaiyi yapabiliyorsunuz. Herkes böyle. Ama bir yandan da sete gitmek gerekiyor. Halbuki ne oluyor? Bunu merak ediyorum ben. Yani asgari bir konfor da sağlanamıyor çünkü tiyatroyla ya da müzikle. Ben seviyorum aslında dizi anlatımını da. Ya ama gönül ister ki 355 dakika olmasın. Gönül ister ki daha özenli ve karakter olan işler olsun. İşte şimdi dijitalde falan daha az. Ama orası bir fabrika, fabrika gibi çalışıyor. Yani istiyorsun ki daha seviye yüksek olsun ama değil. Ama bir orada da nasıl farklı farklı dillerde konuşuyoruz ya da şey var. Orada da daha bazı şeyleri bana tuhaf ve garip gelse de öyle bir dilde bir şey anlatıyorsun. Ama değişecek. Yani şöyle değişecek bilmiyorum. Zaten bütün o, o sistem dijital platformlara geçti. Yani insani sürelere, insani çalışma şartlarına geldi. Nedense biz kendimiz o setlerde o kaliteyi, yaşam kalitesini tutturamadık çalışma süreleri vesaire açısından. Onu dışarıdan aldık. Evet. O dışarıdan geldi. Netflix'çiler getirdi. Şimdi ne oldu? Bu sefer bunu hadi... ana akım kanallarda da uygulayalım. Bir süre sonra da değişecek. Senaryoların detaylı olması, akıllı olması, bilmem seviye yüksek olması ama o genel, şimdi ben burada sosyoloji konuşmam gerekir. Evet, çok doğru. Evet. Çok doğru. Peki. Bu müzikte iddialı mısın? İddialısın. İddialısın. Tamam. Yani bir yandan bunu yapıyorum, bir yandan da bu da var demiyorsun. Yine bir artist komple meselesi var burada. Yok, ben esasen onu hep söylüyorum, bu da hoşuma gidiyor. Ben yani Boğaziçi'ni bitirdim, Amerika'ya oyunculuk yüksek lisansı yapmaya gittim. Niye? Akıl hastalığı o da. Ne gerek oyuncu var? Olmak istiyordum, Boğaziçi'ne girdim, bırakma diye bıraktırmadım. Ama yüksek lisans yapınca oyunculuğu... Ben lisansımı başka bir şey okumuşum, oyunculuğu okumak istiyordum. Evet. Türkiye'de de o zaman yoktu. Şimdi mesela Kadir Has'ta var. Lisansın farklı, ya başka yerlerde de olabilir. Lisansın farklı olsa da giriyorsun yetenek sınavına, yüksek lisans yapıyorsun. Evet, bu ilham verici bir şey. Ya, Türkiye'de yoktu o sırada. Bir de benim Boğaziçi'nden arkadaşlarım hepsi Amerika'ya gidiyordu. Ben de gidip kendi işimi orada okuyacağım diye gittim. Evet. Ama senden oraya gidip bütün bunları yaptıktan sonra senden müthiş bir oyuncu çıktı. Her zaman böyle olmuyor. Bu Amerika'ya gidip Avrupa'ya gidip okuyanlar da onlar böyle bir şişmiş kafa olarak geliyorlar. Ama oyunculuk o oranda değil mi? Ben görüyorum gençlerde bazen. Mesela? Anlamıyor söylediğini. Evet. Yani ya etiketlere değil, yaptığın işe takılmak lazım. Evet, evet. Ay, Amerika'dan niye döndün? Yahu Amerika seni mi bekliyor? Beklemiyor. Aman Selen gelsin de orada bize bir şey yapsın. Yok öyle bir şey. Aa. Ben orada öğrenmeye gittim. Bir şeyler öğrendim. Tabii ki önce kendi dilimde yapacağım diye döndüm. Amerika'da bilmem ne var diye, ben Amerika'dayken diye anlatmak ama yerine... Sinema değil ama tiyatro zaten şeydir, o ülkenin sanatıdır yani, ya o ülkenin tabii, diliyle sinemada o kadar... Sinemada da ülkende starsan anca bir rol alıyorsun ya da ülkende yerin varsa. Evet. Ama tiyatro birebir o ülkenin en yüksek gösteri sanatı. Tabii, tabii. Yani hakikaten o dil öyle yani, şey tersi mümkün değil mi? Mümkün ama çok zor. Çok zor yani, niye ayrıca da yani bir Türk çok iyi bir oyuncu Avrupa'da ya da Amerika'da tiyatrolarda oynayamaz mı? Mümkün. Oynuyor da. Çok az örnek var ama. Ama az var. Çok az var çünkü zaten öyle bir aidiyet olması lazım. Oraya aidiyet olması lazım. Evet, kültür o da yani. Biz Adile teyzeyle büyümüşüz gibi, bunu, bu örneği hep veriyorum. Oradan şey yaptım. Ya o kültüründen bir şey oluşuyor çünkü. Evet. Ben bu Amerika şeyini şundan anlattım. O sırada Amerika'da master yaparken tabii aksanım olduğu için de roller az veriliyor. Bir yandan da ses eğitimi. Ben Türkiye'de de Gülsabar'dan ses çalışmıştım hep. Ona da derslerini alıyorum filan. Oradaki hocam bir şeyler çalışıyoruz, yapamıyorum. Kadın bana demişti ki operacıyı oyna dedi. Ben birden söylemeye başladım. Ha. Ya ben oyuncuyum, onu demeye çalışıyorum. Ama şarkı da söylüyorum. Şarkı söyleyen bir oyuncuyum. Ve de şu 2 tane single çıkarttım. Bu benim için 15 senelik bir... 10 ya da bilmiyorum kaç senelik uğraştı. En sonunda çıktı 2 tanesi. Devam da etmek istiyoruz. Tolga Görsev'le beraber çıkarttık Cennet'i. 5 kere aranje oldu. Önce Burak Erkul yaptı. Benim bütün arkadaşlarım 5600 kere dinledik biz Cennet'i diyorlar. Çünkü çıkmadı. Evet. Daha sana anlattığımda da şarkı vardı. Ha. Esra o zamanlar çekeceğim ben bunu demişti. 5 sene geçti arada. İyi ki yapmışsınız. Evet. Evet. Evet, en sonunda yoksa yaptık. Evet, gerçekleştirmek lazım. Şimdi bu Güle Güle Diva Yeniden, yaşamla ölümü arasında... Hayır, bunu niye okuyorum? Şeyden dolayı yani, belki... merak edilir gelmek, izlemek isteyenler açısından diye. Yaşamla ölüm arasında sırasını bekleyen bir kadın birden fark eder ki gözünü kime çevirse onun bütün hikayesini biliyor. Nefis bir şey. Bir taş hastanesinin koridorlarında dolaşan Günsel'i geri dönüşün, unutuşun, kaçıp gitmenin ve başka kadınların hüzünlü ve komik öyküsünü anlatıyor. Bu gerçeküstü evrende tek bir gün boyunca tanıdığı kadınların heveslerini, meraklarını, aşklarını ve o büyük divaya hayranlıklarını hatırla, 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 şarkılarını hatırla. Seni çok seviyoruz diva. Çok güzel bir ön yazı. Firuze yazdı. Çok güzel yazmış. Her yazıyı öyle özenli ki, bayılıyorum onun o şeyine. Her yazıyı kendi görmek istiyor. Hikayesini o kadar aşık tutuyor ki. Telefon numarası var mı sende? Ben bir aramak isterim. Hiç yok. Ben şaka tabii ki yok. Hakikaten çok derin bir insan. Peki burada yalnız hem senin oyunda hem sende dikkatimi çeken şey aslında bizim tiyatromuzda şimdi hem sizlerle hem gençlerle beraber bu küçük fakat felsefesi büyük. Küçük, tek kişilik anlamında küçük diyorum. Ama psikolojisi, anlatımı çok geniş işler oynanıyor. Bunlar baya baya entelektüel oyunlar. Yani şöyle söylemek istiyorum, bana yardım et aynı fikirdeysen. Mesela Londra'ya gidip böyle bir oyun bulamayız kolaylıkla. Büyük prodüksiyonlar buluruz, müzikaller buluruz, şeyler buluruz. Mesela Paris'e gidelim, Berlin'e gidelim. Böyle işte bulvar tiyatroları buluruz, eğlenceler buluruz, bilmem ne oluruz. Bu gibi şeyleri genelde bu off-Broadway'ler, Orpari'ler falan filan biraz şehrin dışına doğru entelektüel tiyatrolarda buluruz. Siz bunları ana akım tiyatrodan sunuyorsunuz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bence biraz imkanlar da buna zorluyor. Ekonomik yani büyük salonlar yapmak, büyük salonları yönetmek, özel tiyatro kuru bunun altına girmek pek kolay bir şey değil. Yani o yüzden de daha art house gibi yani, daha art house olması gerekmiyor. Komedi, tek kişilik komedi oyunu. Ama bu bana yani çok ümit verici geliyor, çok güzel geliyor. Bir kere çoklar, o güzel. Yani çok güzel geliyor. Güzel. Yani bizden önceki nesil tiyatrocuların yapma halk anlamaz. Evet. Komedi güzel. Yap. İşte şey yap. Skeçler yap. Şunu yap, bunu yap. kameraya şeyini, yani bütün entelektüel benliğini işine yansıtmadan bu başıma gelenler, ben, yazar arkadaşım, beraber yaptığımız şey, neler yaşadık, pandemi, şunlar bunlar bilmem, düşündük, yaptık. Aa, bir ressamın işleri gibi geldi tiyatro, bak, anladın mı? Ve rahat, ferah bir yol izleyerek geldi böyle. Onu söylemek istiyorum. Yani eskiden bir ıkınma da söz konusuydu. Yani tiyatro yapacağız, ne yapacağız? Çünkü iyi oyunlarımız batıyor. Haydi bir sulu zırtlak komedi koyalım da halk gelsin, para kazanalım, maaşları ödeyelim ki bir sonra yapmak istediğimiz oyunu yapalım falan. Böyle bir dönem geçti. O tamamen hala devam ediyor değil bence. Yani devam. Evet. Evet. Ben farkında değilim. Ben Harem Kabare isimli oyunla bütün memleketi dolaşıyorum. Artık gitmediğim yer kalmadı. Ben onda diyorum ki, başta çıkıyorum seyirciye, diyorum hiç fazla bir beklentiniz olmasın. Bir tür kızlar partisi diyorum. Rahatım yani, o şeyin, o başlığın altından çıkarak işin içinde ilham verici birkaç nokta varsa güzel, ama onun dışında başta böyle söylüyorum. Ama burada cesaret bu ve bu cesarette böyle hani bir şey hakikaten buyurun. Evet. Bir dert, bir fark da var. Ya senin de tek seyirci kitap okuyucusu gibi, yani seyirci. Yok canım, hiç alakası tipler de geliyor. Değil. Sıkılmadan izliyoruz. Evet. Yani ben de en çok onu önemseyen bir türüm zaten. Vallahi. Yani. Ya ben çünkü mesela en çok seyirciyle korktuğum Amadeus'tu. Yani nasıl burada ya bu Mozart'la Salieri'nin tepişmesini kim izler kardeş falan diye düşünüyordum. Sürekli sold out gidince 3. sene falan artık yani dedim ki ama yani bayağı bir şey yani tiyatronun yükselişiyle beraber. Bayılıyorum şu andaki ortama. Evet eskisinden daha ümit verici. Bir şöyle bir fark da var. Senin de tek kişilik oyunun vardı. Şu an ara mı verdin? Yok. Şimdi o oyun da geldi zaten. Tamam. Oksimoronla. Kadınla kadın, bir sürü tek kişilik kadın oyunu var ya. Hatta şöyle oldu bu işe tekrar başlamamız. Ben işte bir sürü kayıptan zordum. Bir dosya yapılıyor. Niye tek kişilik bu kadar çok kadın? İşte herkes mi kuliste kadından şikayet ediyor? Hayır, onu boş ver. O benim ayrı dedikodusal şeyim. Nasıl şimdi biraz şey de yapmış olacağım. Türkiye'de kadınlar nasıl daha ses bulduysa, biz yıllar önce Firuze ile daha bu oyun bile ortada yokken konuşurken pırtlak gibi kadın oyunları çıkacak şimdi dedi. Ana, çünkü Firuze'ye bak. Evet. Telefonu yani, verirsin değil mi? Tabii ki. Tamam. Şöyle, nasıl toplumda kadınlar daha kendilerini ifade ediyorlar gibi bir, en azından çaba arttı ya. Yani en azından bir farkındalık yaratılsın diye bir hareket başladı. Ben süper olumlu bakmıyorum olaylara. Ama bir hareket başladı. Ve bir sürü kadın oyuncu da bir şey anlatmak istiyor. İşte senin yazarın da Amerikalı bir feminist insanmış mesela. Yani çünkü yıllarca bastırılmış kadınlar, o yüzden daha ciyak diye bir sürü kadın oyunuyla çıkıyorlar gibi ben yorumluyorum kafamın içinde. Ama o kadınlar bir araya gelip hep beraber de oynayabilirler. Ben zor oynarım, o ama yani vaadiniz de şu değil. Mesela eski yaptığım programlarda ben hep tiyatro oyuncularını, yazarlarını, yönetmenlerini çıkardım baştan itibaren. Hep çıkardım. Ve onlarla konuşmalarımızda hep o tiyatronun tanıtım faslından sonra hep şöyle bir seyirciye, kameraya doğru da çok eğleneceksiniz, çok güleceksiniz, ay kahkaha durmuyor filan gibi bir şey söyleme mecburiyeti vardı eskiden. Şimdi doğru, yok. Doğru, şimdi diyorsun çok felsefik bir oyun. Gelenler çok etkileniyorlar. Yani birçok kişi hayat tarzını değiştirdi. Yani bak ne çok eğleneceksin, hep hoplayıp zıplıyoruz, danslar, şarkılar filandan buraya gelmek müthiş geliyor bana. Sen de hissediyorsundur böyle olduğunu. Yani işte bir yandan da atıyorum sahne arıyoruz bilmem ne ya, tamamen de gitmedi tabii o durumlar. Farklı şimdi sosyal medya delirmesi var ya, sen anlattın. Garip şeylere garip yerlerde ulaşıyorsun. Garip yerlerden bazı garip şeyler büyük ilgiler kazanıyor. O büyük ilgilerle garip şeyler seyirci doluyor filan. Başka şeyler var, etkenler var. Dediğin gibi eğleniyorsunuz, gelin zıplayacağız değil de başka popülerite etkenleri kafa karıştırıyor hala. Öyle rahat olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Ama bilmiyorum, bu da abi, bence hep daha iyi olacak, daha iyi olacak. Evet. Bir kere yapabiliyorsun. Ya tiyatronun bir performans sanatı olarak tiyatro, konser, müzik meselesinin zaten buradan geriye dönüşü yok. Evet. Yani biraz sinema düşünsün. Doğru. Dönemindeyiz. Yani biraz sinema düşünsün dönemindeyiz. Çünkü orada hakikaten belki bir teknolojik farklılaşmaya da ihtiyaç var. Çünkü tiyatro kendisini çok güzel tuttu. Yani bir performans sanatı olarak kendisini çok güzel korudu bence. Evet, evet. Bütün dünyadan bahsediyorum evet, yani. Çünkü bir ihtiyaç. Daha böyle şey diye ulaşmak. Şey ne demek bilmiyorum da işte. Yani seyircinin kimlik kazanmasıyla beraber seyirci çünkü artık ışıkları kararttığımız bir salondaki ve gözümüze vuran spot ışığı evet, evet. yüzünden seçemediğimiz bir takım karaltılar değil artık seyirci. Her biri bir birey ve yani merhaba ben geldim izleyeceğim İyi, evet. ve oyundan sonra da benimle fotoğraf çektireceksin. Yani ah, ben buradaydım. Doğru. Şey işte İtalyan sahne yüksektir ya. Evet. Sanatçı seyircinin yukarısındadır filan. Şimdi öyle değil işte. Aynı yerde o black box'larla belki başladı. Yani bizim genel tavırım oyunu hele tek kişilik bir hikaye anlatıyorum ya. Bunu konuştuk mesela. Seyirciden yüksekte bir yerde değilim ben anlatıcı olarak. Ya. Bu sonuçta dediğin gibi o yeni anlatım şekillerinin verdiği bir özgürlük aslında. Bak işte burada burası bir işte, sahne. O gözüksün diye iki ya bak var. Yüksekliğine. Evet evet. Yani işte süper. Burada hemen hemen bir 40 santim falan 30-40 santim falan evet. buradaki yükseklik ve böyle kuruldu burası ya. Ben öbürünü biliyorum anlamıyorum ya. Çünkü. Evet evet. Yani. Neyse girmeyeyim ben oralara. Evet ama tabii şey sahnenin formuna da bağlı. Evet beyefendiden söz edelim. Harikulade adam erkek aklı oksimoron oyununda birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavram bir araya geldiğinde bu iki karşıt anlam bazen birbirini götürmek yerine yepyeni bir anlam doğurur. İşte oluşan bu yeni ifadeye oksimoron denir. Her şeyin ancak zıddıyla var olduğu evrensel düzende varoluşunu bizzat kendi zıddına borçlu olan bu iki genetik mucize... Senin oyun bayağı bir entelektüel olmuş. Evet. Varlıklarının sürekliliği için tek bir şeye ihtiyaç duyarlar, denge. Peki o dengeyi bulabilmek o kadar kolay mıdır? Semih'in beyninin içindeki kadın erkek mücadelesinde o dengeyi ararken... Kendinizi bulacaksınız. Ulan bayılıyorum bu tanıtım yazısı. Ben de. Evet. Ve de aklını şaşırmış gibi oynuyor. Şöyle anlatıyorum. 26 Nisan Salı Cevahir sahne. 27 Nisan Çarşamba İzmit'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi. 28 Nisan Perşembe Kadıköy Halk Eğitim Merkezi. 8 Mayıs Pazar Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi, 9 Mayıs Pazartesi Zonguldak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi, 10 Mayıs Salı Zonguldak Çaycuma Kültür Merkezi. Yani ne kadar çok kültür merkezimiz olduğunda böyle görüyoruz. 11 Mayıs Çarşamba Bartın Kültür Merkezi, 16 Mayıs Pazartesi Çorlu Halk Eğitim Merkezi diye devam ediyor. Ne oynuyorsun be? Maşallah paraya mı sıkıştın? Ne baba, oynuyorsun? Baba oldu be abi para gitti. Baba oldu. Baba oldu. Ha 2 aylık mı? Evet. Sordum. Kız mı erkek mi? Erkek. Ha, erkek işin iş çok zor. Evet. Daha önceden bir çocuk var mıydı sende? Hayır yok. Yoktu. İlk çocuk. Keşke kız olsaydı. Ama değiştirmek de mümkün değil. Mümkün değil yani. Evet yani. Evet. Diledik ama, çok istedim ama, yani evet, ama bir kız da yaparsa. Yani yapar. Kız olduğunu garanti ederlerse evet. Yoksa 2 erkek de çekilmez. Evet. Allah uzun ömür versin. Abi, önce sana sonra evladına tebrik ederim. Peki şimdi bunu... Anladım niye böyle deli gibi turneye gittiğini. Bez parası. Ay acındır acındır nereye kadar ayol. Evet. Ama böyle bir sorumluluk... Ama oyunumuza gelin gerçekten çok güleceksiniz. Ama bir şey var böyle bir şey olmuyor mu ya? Böyle bir program iniyor. Upgrade geldi demiyor mu sana yukarıdan birisi? Hemen indir gece... Gece upgrade. Ya yani çocuk olunca şimdi 2 aydır sen bir şey upgrade indirilmiş gibi değil misin insan olarak? Yok şey... Anlamıyor mu ne söylediğimi acaba? Data bitti yani. Bitti ya, anlatabilir miyim? Yani bir şey oluyor. Niye update edildiğini anlamadım. Hayır şu, yani mesela ben baba olmadan önce bir de böyle bir şey, bir tipim ya böyle hani herkes başlıyor, aa göreceksin o şeyini filan gibi, bana hani herkes bana bir şey diyor. Baba olmak falan diye konuşmalar yapılıyordu. Diyorum ki birader, yani ben konuyu biraz inceledim, yani henüz baba olmamıştım o sırada ama dedim ki inceledim, bunun erkekte böyle hormonal falan bir etki yapmasına imkan yok. Çünkü diyelim ki bir maceran oldu diyelim ki bir yerde ve o kızcağız bir daha seni görmedi, gitti çocuğu doğurdu, belki bir başka bir ülkeye gitti, ne oldu bir haberin de yok falan filan. Sonra çocuğu sana 20 yaşında getirdi. Aha sen bunun babasısın diye. Ne oluyorsun bir anda, hormonal değişiklikler mi oluyor? Yok, haberin bile olmuyor. Yani onun için bu esas olan kadın. Ama herkeste de şöyle bir şey oluyordu, sana da olmuştur. O an hissedeceksin. Daha da beteri var. Daha. Yani. Şimdilik sende bir şey yok. Evet, evet. Bir konuşmaya başlasın, yürüsün. Evet, evet. Sen o zaman babasın. Evet, evet, evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hani lohusalık dönemi diyorlar ya, evet, onu biz daha çok yaşıyoruz bence. Evet, yaşanıyor, evet. Gerçekten öyle. Evet. Ya çünkü senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet. Yani ve sen babasın. Evet. Ben sadece bakıyorum, yani evet, o da bana bakıyor. Oğlum seviyorum filan, öpüyorum ama evet, o kadar yani. Evet. Hani babalık, hakikaten ben de soruyorum yani. Ama şey olmuş, gelecek mi bir zaman? Evet. Ay, ama şu oluyor galiba, işte sende olmuş yani, çalışmalıyım. Baba aslan. Evet. Hemen gittin kayanın üzerine oturdun. Gelen var. Mesela kapıyı kilitlemiyordun belki. Şimdi 2 kere çeviriyorsundur gece filan böyle. Hop, ne oluyor? Filan. Yani o var. Bir de çalışayım, mama getireyim falan. Evet, bir tek şu anda o var. Evet, yani. Gideyim avlayayım onu, yiyeyim o geyik yavrusunu. Buna o da tabii, bir sürü metafor kombin evet, tabii oldu. Geyikler açısından bakarsan çok fena da, o baba yavruyu besleyen, o da baba değil zaten. Yanlış anlamı orada oluyor. Anne aslanları, baba taşın üzerinde tabii oturuyor. Evet. Evet. Yani evet, bu çok güzel bir hikayesi var. Karı koca bebeği yapmışlar. Çocukla kolik sürekli ağlıyor. İkisi de işlerinden oluyorlar ertesi gün filan. Bakmış olmayacak, anne demiş ki ya bir gece ben bakayım, bir gece sen bak, yani dinlenerek derim. Baba demiş ki nefis ya, süper fikir hayatımda. İlk gece anne bakmış çocuğa. Sıra ikinci gece babaya gelmiş. İşte ilk gece anneye gazını çıkarmış, meme vermiş, karnını doyurmuş, sallamış filan. İkinci geceye geçilmiş. Yapmışlar, çocuk biraz sonra ağlamaya başlamış. Baba da tık yok. Bir 5 dakika 10 dakika anne demiş ki ya çocuk ağlıyor filan. Benim nöbetim değil mi? Bırak ağlasın diyor biz. Ha iyi bu. Benim nöbetimde ağlıyor. Yani biraz bizim durumumuz o. Evet. Şimdi sen kaç yaşına geldin? 50. Evet ama güzel. Şöyle, ben 45 yaşında baba olmuştum. Güzel oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle güzel oluyor. Gençken... onu aklıma gelmiyor değil, hani daha genç olsaydım falan filan hani, ama onlarda da bir tecrübesizlik oluyor yani, var ya öyle anlatıyorlar işte, çocukla beraber büyüdük filan, yani batırmışsın demek o. Olmamış, çocukla beraber büyüdük, batırmışsın işi yani. Bana en iyisini sen yaptın, evet, gezdin tozdun, şimdi zaten dermanın da yok, evet, çocuk bakar. Evet, o biraz şey ama biliyorsun ki ömür uzadı ve kafa çalışıyor filan, yani demans, Alzheimer filan gibi, Allah esirgesin öyle şeyler olmazsa, yani yürütürsün meseleyi. İnşallah. Evet. Zaten oğlun olduğu için hiç seni sallamayacak yani, öyle bir şey de olmuyor. Yani. Daha rahat geçecek yani. Öyle görünüyor. Ya benim babam 90 yaşını bitirdi, Allah uzun ömür versin. Hala babama karşıyım. Yuh be adam. Yuh. Yuh, evet. Yani 58 yaşına geldim. Yani 58 yaşına geldim. Babam 90 yaşında. Hala beğenmiyorum. Ne olması lazım? Ne olması lazım? Yani bu erkek evlat kadar problemli bir şey var mı ya? Baba ya sevmedim onu ya falan. Yani ne olduk ya? Bir yumuşa be adam değil mi? Yok. Bende onda değil. Onu düşünmüyorum ben abi. Sen 45'te baba olduysan, ben 49'da olduysam, sen şimdi 58 yaşındaysan benim 54 olmam gerekiyor. Ne dedi anlamadım. Ben. Matematiği mi iyi? Değil. O nasıl 58 yaşındayım demedi mi? Hiçbir şey anlamadım. Evet. Evet. Nasıl 58 yaşında olabiliyorsun ki? Evet. 58. 45 yaşında baba olmadın mı? Evet. Evet. Evet, saçmaladım ben bir yani, fark ettim. Aa, bayağı. Nedir bir zaman gitti. Gezgini falan gibi. Ben aklı başımda değil. Evet, o. Allah Allah. Bayağı. Hesaba takıldım ben. Evet. Peki. Çocuk, erkek çocuk babasıyım. Yani şu 58'imi bitirdim. Kızım işte 12,5-13 yani. Ama şöyle oldu. Bu süreç yani 12-13, şimdi aramızda başka babalar da var. Yani ben tabii şöyle bir şey oluyor. Sen de bununla karşılaşıyorsundur. Ben şimdi geç yaşta baba olunca sen de sanıyorsun ki herkesin çocuğu seninki kadar. Mesela diyorsun benimki 4 aylık, sizinki 21 yaşında. Yani sürekli öyle bir şey oluyor. Herkes bitirmiş o işi filan ve... Bilmem oluyor muydu sende? Yani 21 olsa ah keşke. Falan. Evet ama şöyle oluyor yani sen diyorsun ki ulan bunun her senesi zor, her günü zor, tamam mı? Diyorsun ki bu nasıl bunu yapmış ya, bu çocuğu 18 yaşına getirmiş filan. Ve de bakıyorum yani şimdi söylemeyeceğim kimler olduklarını, iyi bir şey de yapmamışlar. Yani mesela yani çocuğu 18'ine getirmiş ama iyi bir şey olmamış. Ve de içten içe farkındalar. O en kötüsü. Çocuğu da sunarken işte şey bizim oğlan filan diyor yani. Bu da ben. Ama oğlum her şey yani gecede kalkmış, uykusundan da olmuş, korkunç bir yatırım yapmış. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermek üzere. Yani ve de orada $100.000, 100 küsür bin dolar masrafı var bir tane öğrencinin. Mortgage gibi orada birisini okutmak ve bundan 2 tane yapmış. Gerizekalıya bak yani. Ve ikisi birden Amerika'ya gidiyor. Yılda $300.000. Yani korkunç ve memnun değil. Karısıyla seks hayatı bitmiş, perişan olmuşlar, birbirlerini aldatmışlar, ayrılamamışlar, çocuk var diye evler almış, çalışmış, krediye girmiş, bilmem ne yapmış. Ben ölürsem bunlar sefil olmasın diye, onlar bunun değerini bilmiyor. Yine bir senaryo çıktı. Korkunç. Fırsat varken, seni tanımıyorken bırakıp kaçabilirsin. Sonra çünkü duygusallaşacaksın. Gitme baba filan. Böyle kapıyı açıp yani anladın mı? Çözdük. Ha? Kız yap kız. Kız çocuk yap. Kız. Şimdi bak biraz önce konuştum. Dedim ki yarın dedim sabah dedim uçakla dedim Bodrum'a gidiyorum bir gece. Çok dikkatli ol babacığım. Tabii. Sanki ben kullanıyorum uçağı. Ya, çok acayip değil mi? Kıza bak. Erkek çocuk olsa. Gelirken bana Lego getirdi. Filan değil mi? Şunu getirdi. Peki. Elim boş gelmedi. Evet. Peki. Şimdi bu oyunu sen ama bir süredir oynuyorsun. Evet, biz Erdal'la başladık, Beşikçioğlu'yla tatbikat sahnesinde. Sonra tiyatro yeniden. Bizim tiyatronun da adı tiyatro yeniden. Aa, öyle mi? Devinden biri sağ olun. Bir şey diyeceğim, sen çok da oynuyorsun. Ben alt grup senle beraber turneler yapayım. Uvertür. Ama bitmeyen uvertür. Bitmiyor. Ben seyirci alıp... Pardon, ben bu arada kendime dükkan açayım bir şeyindeyim. Birer saatlik oyunlar şeyi kumpanyası. Ne kadar sürüyor senin oyun? Benim 1 saat 15 dakika oyunun süresi ama biraz interaktif oldu artık. O da bir ayağı arttı. Yani 1,5 saat falan buluyor. Seyirciliği eğleniyoruz. 85. Ki ben azaltmak istiyorum. Ama neyse. Bir dakika. 85 falan. 85 demek o çok görünüyor. La, evet biliyorum. Bir şey diyecektim. Rakamlara taktım. 85 olmaz. Benim, 1 saat 15 yönetmenim yazarım kızıyor. Daha kısa deme. Doğruyu söyle diye. Yani çok tatlı bir hikaye. Vallahi şey yapamıyoruz. Geçiyor da ama oyuncu bir de bir sürü iş yaparak yapıyoruz ya bu işleri. Konsantrasyon gerektiren bir şey. Tek kişilik oyunun en zor tarafı bütün sorumluluk sende. İşte sana da söylediğim gibi. Hayır kuliste tek başına olman. Yani yok, benim asistan var, bizim şeyler geliyorlar. Bizde yok. Ben tek başıma geziyorum bir daha. Yani ama sonuçta hani... Tamam. Talk show'dasınız. Aranızda evet, konuşmayın. Ben şimdi sizin röportajlardan size sorular soracağım. Şimdi Selen Uçer röportajlarında bir şey yok. Yani bir skandal. Mesela Esra Dermancıoğlu'nda müthişti. Ya. Yani her açıklama bir skandal. Cennet'in klibinde makarna yiyorum, tuvaletteyim filan. Evet. Yok, tuvalette başlıyor. Ya o kadar düzgün bir insansın ki ya, o kadar her tarafını yani şey. Emre'de bir tek şeyi buldum. Sen bu 2022'nin Mart ayının 4. günü bir röportaj vermişsin ve demişsin ki karşı cinste ilk buruna bakarım. Burundan sektirir. Ama buruna bakarım. Çok ama ve yani arkadaşlarım bana böyle bir kafa bulacağım şeyler yazıyorlar da buraya. Yani, sen de çok düzgün bir adamsın. Bir tek bu var. Peki bu açıklamayı niye yaptın yani? Eşinden ayrılmayı mı düşünüyorsun? Ya da onun burnu şey... onun burnu... Bence güzel. Niye buruna bakıyorsun? Burunlarda ne çirkin o şeyler değil mi? Nedir? Burun nedir? Uzantı mıdır? İçinde sümük olabiliyor. Organ mıdır burun? Nedir? Kıllar olabiliyor. Burun çok çirkin bir şey. Biz... Sadece mesela bir insanın... Yani mesela çok güzel bir kadın diyorsun. Sadece burnuna bak, bana çok fena geliyor. Ya nasıl yapıyor onu? Ya burnu ayırsan mesela, burnu ayırsan. Evet. Mesela çok çirkin. Sadece burnuna bakmıyorum herhalde o kadar güzel. Önce buruna bakıyorum. Önce buruna. Niye önce buruna bakıyorsun? Çünkü ilk onu görüyorum. Mesela yok herhalde, görmüyor devamlı. En yakını hayır. İlk onu görüyorum. Gözünden burnu görüyor. Bak bazı burunlar önce ona bak diye. Bunlar neydi? Bunlar organdı değil mi bunlar? Evet. Ha. Bu kulak mesela. Kulak da çok çirkin bir şey. Ayır mesela. Ayır. Fotoğrafını koy. Çok biçimsiz bir şey. Emoji var WhatsApp'ta. Kulak emojisi, burun. Evet, kötü onlar işte. Evet çirkin. Dudak güzel bak. Evet. Gözler de bunu güzel. Bunu flörtlerde hemen kullanılıyor. Dudaklar evet. Dudaklar. Ama burunla kulaklar çok şey. Ve ben yaşaldıkça, sen de yaşlı olduğun için sana da söyleyeyim. Çok sağ ol abi. Ondan sonra burun ve kulaklar büyüyor. Ben bizim dedeleri, anneanneleri filan öyle doğdular sanıyordum. Sonra gençlik fotoğraflarına bakıyoruz. Ay çok güzeller. Sonra niye çirkin olmuş bunlar? Ya niye mesela boyumuz uzasa ya, ben mesela hayata kısa boylu başladım. Niye boyum uzamıyor da burnum büyüyor, kulaklar büyüyor? Ulan çirkindin, daha çirkin oluyorsun yani. Şimdi niye burada baktım, anlaşıldı mı yani? Aslında mantıklı. Yaşını mı kestiriyorsun yani, oradan karşılık? Yani bir ömürlüğe bakacağım. Ve bu hikayenin sonu nerede bitecek diye. Burun çok güzel. Bir göre yaş buluyor, çıtır. Senin mesela mini minnacık çok güzel bir burnun var. Bu büyüyor mu? Korkuyorum. Çok sümkürme, düşer derdi anneanne. Doğrudur. Ya. O diyorsa doğrudur ha. Bilmiyorum. Bilmiyorum, büyüdü mü? Senin yapılı değil mi? Tamamen sana ait. Nasıl bu kadar küçük burun oldu? Senin de yüzüne göre küçük burnun. Öyle mi, ne bileyim? Annem... Değil mi Erdi, sen bak bakayım. Gayet oranlı. Ne, altın oran. Sen de bak. Altın oran derler. Şeyde bir altın oran. Ne demek o? Bilmiyorum. Bu değil. Bu değil, bu başka bir şey. Emre Yusufi'de de ne burun var. Bak düşün, sen bununla hayatını geçirmek istiyorsun. Bu ne olacak böyle? Ne olacak? Ben olsam hemen bırakırım. Bundan ne çıktı? Emre haklı. Ha? Onun da burnu güzel. O büyüse de bir şey olmaz. Benimki büyüyor. Benim daha yaşlanmadım demek ki. Dur. Benimki büyüyor. Ya ben dün bir operasyon geçirdim. Doktor böyle yakışıklı, hoş bir doktor. Reha Baran şey yapıyor. Bronkoskopi. Böyle ciğere giriyor, bıçırt falan filan da son anda gitti falan. Dedi ki bayıltın, hemen yapalım dedi filan. Anladın mı? Ondan sonra tatlı da bir... Kötü bir şey yok. Yok kötü bir şey yok. Ondan sonra orada ciğerde bir şey, bronşa girdi. Yaptı falan filan. Fakat bunlar çok espriliymiş oğlum. Belli bir yaş çok iyi. Adam bir yaş büyük benden. Beni de yatırdılar hemen böyle daha tanıştık ama giderken Google'ladım adamı. Hakikaten büyük uzman. Tamam bu konularda filan. Harika bir adam. Dedim iyi şeymiş profesör falan filan böyle yeni tanışıyorum. Ben de hani bir de yiğitliğe şey sürdürmüyorsun ya böyle yatmışım orada filan. Bir de yani ukalalık eder. Dedim senin de yaşın iyi ya kendimden yaşlı bir tip gördüm dedim sonuçta dedim ama yatıyorum. Burada kelebeği takmışlar birazdan verecek genel anesteziyi falan. Evet dedi canım dedi. Dedim iyi yakışıklı sen de fena değilsin dedi. Bak dedi seni dedi Michael Jackson'ı öldüren ilacı veriyoruz şimdi sana dedi. Ben dedim hadi lan falan dedim. Aa! Falan gittim tamam mı? Ya aynı şeye benziyor. Bir kere bungee jumping yaptırmışlardı bana böyle. Öyle bir şaka üretmişler aralarında ama çok kişi ölmüş herhalde. Yani seni itiyorlar. Sen diyorsun ki vallahi ben atlayamayacağım siz beni itin falan. Kıçını dönüyorsun şeye atlayacağın yere doğru. Onlar seni itiyor. Fakat orada o bungee jumping kalın halatları bir sürü don lastiği gibi ince lastik var onun içinde. Tamam o yüzden öyle şey yapılabiliyor. Onu bir tanesini kesmişler babacığım. İçinden o lastikler çıkmış. Onu böyle numune olarak yanlarında taşıyorlar tamam mı? Tam seni iterken diyor ki aa halat kopuk diyor böyle bunu gösterip. Sen böyle aa. Çok iyi şaka. Evet bana yapmadılar o şakayı da o şakayı kimlere yaptıklarını anlattılar falan. Bayağı aşağıda ambulans çağrılmış veya adam böyle kriz geçiriyor falan. Bunlar da bana aynı şakayı yapıyor beni bayıltırken. Çok acayipti ama müthiş doktor çat küt falan filan. Sonra o anestezi almış vaziyette Amedius'ta oyuna çıktım. Aa, tabii. Aa. Ezber şaştı mı? Hayır. Çok iyi oynadım. Tamam. Ama hatırlamıyorum. Bir de yani eksiklik koymuş anestezi almak gerekiyor. O zaman. Evet. Vallahi billahi. İyi bir oyun olduğunu söylüyorlar. İyi yaşlılarda bu espri anlayışı var. Şimdi gençlerde yok. Evet. Evet. Biz anlaşıyoruz artık. Biz anlaşıyoruz artık. Biz de çünkü daha şey savaş gördük biz ondan nesil o 2. Dünya Savaşı. Ya, bunu mahvedeceğim ya. Bunu şimdi evet, yeni evet. Çocuk sahibi oldu ya. Tabii canım. Of be. Harikasın. Çok güzel, çok heyecanlı. Tebrik ederim. Çok İnşallah sağlıklı büyüsün. Çok önce sana sağlık versin çok Allah. Teşekkür ederim abi. Size de efendim. Çok siz çocuk yapmadınız mı? Ben hep istedim ama olmadı. 2 tane yeğenim var şimdi. Hala da yapabilirim. Yaşın şeyi, onu soracaktım. Ha. Yapabilirim. Kaç yaşına geldin şu anda? Yakın bayanlara yaş sorulmaz. Sorulmaz, sormayalım. Tamam, evet. Sormuyoruz. Yani o konuda bir şeyim, zor söylüyorum. Biraz söyleme. Da geç başladım ya ben bu alışlar bilmem ne. Ben sana koca bulayım bu programda. Hadi. Sen şu an... Hayır çocuk mocuk. Vallahi hayır canı çeker diye ben şey yaptım. Çok istedim. İstiyorum da hala. İstiyor musun? Dolapta da duruyor yumurtalar. Aa dolapta mı? Bu da duruyor. Yani bu şimdi şeyim de iyi. Şu anda yeğenlerimin en eğlenceli halası. Bak bu kadar itirafı hiçbir yerde alamazsın. Dolapta hazır yumurtası. Evet burada. Ulan ilan versem koca bulurum şimdi. Hadi. Yumurtası hazır dolapta. Çözersen sen çözeceksin. Gezen tavuk yumurtası. Gezen tavuk. Evet. Oynayan tavuk yumurtası. Maşallah maşallah. Harikulade. Peki alkışlıyoruz. Hanımlar beyler Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. 2 müzik insanıyla Zeynep Bakşi Karata ve Ezgi Ayçe ile beraberiz. Hoş geldiniz. Alkışlıyoruz. Evet. Zeynep'le başlayalım. Zeynep diyelim. Evet. Tabii. İkiniz de çok güzel kızlarsınız. Teşekkürler. Ayrı bir karizmanız var. Birbirinizle tanışıyor muydunuz buraya yok, gelmeden hayır. önce? Hayır. Evet. Oldum. Bak ben kardeş. Bak kardeş. Evet. Peki. Bundan sonra hemen takipleşin. Evet. Harikulade. Evet. Peki. Şimdi Zeynep müziğin bolca dinlendiği sazlı sözlü muhabbetlerin çokça olduğu bir evde büyümüş. Anlatın biraz bu evi. Tamam. Şöyle zaten benim çocukluğum 80'li yıllara denk geliyor. Hmm. Böyle... Çok da bakmayın yaşım var yani öyle söyleyeyim size. Görünmüyor. Görünmüyor peki güzel. 80'li yıllara denk geldi benim çocukluğum. O dönemlerde tabii TRT tek kanallı bir Televizyon var. İşte çat kapı misafirlerin geldiği, böyle önceden arayıp gelebilir miyiz, müsait misiniz falan olmadan çat kapı misafirlerin geldiği. Gelince de gerçekten diyaloğun, muhabbetin olduğu bir evde büyüdüm ben. Yani, enstrüman çalan var mı evde? Babam. Babam çalıyor. Evet, babam benim ya şöyle söyleyeyim, bizim yörenin ozanıdır. Derlemeler yapar, hatta kitap çıkardı. Bizim Dersim Tunceli yöresine ait, sözlü kültüre ait bir kitap çıkardı vesaire vesaire. Babamdan geçmiş bana da galiba bu genetik durum, öyle söyleyeyim. Peki o çalıyor, siz söylüyor muydunuz çocukken? Aynen öyle, babam çalardı, ben söylerdim. Anneniz? Annem dinlerdi. Katılmaz mıydı? Yok ya, annem tek bir tane türkü sözü bile bilmez. Ay, gömdüm gibi oldu. Hayır hayır, öyle olmadı ama. Peki onda başka ödevleri vardı, başka bir katkısı tabii vardı ki, mutlaka. Tabii ki, bir anne babadan söz ediyoruz, çok değerli. Mutlaka. Peki ama babanızın sesi güzel midir? Babamın sesi çok güzel. Evet, benim de dediğim gibi genetik olarak babamdan aldım galiba ses güzelliğini. Birlikte çalar söylerdik. İşte birlikte... Şarkıların yazılı olduğu bir defterimiz falan vardı. Açardık, sazlı sözlü muhabbetler yapardık vesaire vesaire. Ama yaş ilerledikçe tabii ben tabii ki büyüdüğüm evde şarkılardan ziyade türkülerle, deyişler, semahlar vesaire, Anadolu ezgileriyle büyüdüm. Onları söyleyerek, dinleyerek. Ama tabii biraz daha sosyalleştikçe, yaşım ilerledikçe şarkılar, başka müzik türleriyle tanışıp o şekilde müzik yolculuğuma başladım diyebilirim. Peki 96'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde solfej dersleri var. Sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavları kazanıyorsunuz. 2 yıllık eğitim sonrasında okulu bırakıyorsunuz ve evlenip Almanya'ya gidiyorsunuz. Evet, evet. Aşık oldum. Evlenip Almanya'ya yerleştim. 22 yıl oldu tam. 22 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Bu yılın sonunda hatta 23 yıl. Eşinizle evli misiniz hala? Evet. Eşim burada böyle gürültülü bir şekilde kahkaha atıp duruyor ya. Şeye bak. Hiç 22 yıllık evlilik görmüyorum son zamanlarda. Eşiniz olduğuna emin misiniz? Aynı adam değil mi? Aynı adam, evet. 22 yıl 2 tane de çocuk yaptık. Çocukları da büyüttük falan. Büyük Çocuklar kaç yaşında? Büyük oğlum 21 yaşında. Küçük oğlum 19 yaşında. Hiç böyle bir şeye rastlamıyorum. Dünyada kalan son çift. Ya... Öyle söyleyince evet, yani 22 yıllık evliliğiniz falan değil mi? Arkadaşlarınız var mı sizin gibi evli olan? Var. Yani sizin gibi uzun süredir evli olan? Var. Ya bizim jenerasyonda evliliği ayakta tutabilmiş insanlar. Yani ben 48 yaşında bir kadınım. Yani dediğim gibi benim jenerasyonumdaki evlilikler sürmüş. Şimdi bence biraz daha... Bir estetik müdahale olmadığı için... Burnuma gördünüz, burnumu gördüm. Görüyorum. İşte hiç estetik müdahale olmayınca yaşını göstermiyorsun. Bence yaşını göstermemek için estetik müdahale yaptırıyorsun, daha yaşlı görünüyorsun. Ya inanın hiçbir şey yok. Ne dolgu var, ne botoks var. Sizde de sıfır. Hiçbir şey yok. Ya burnumda kemer var ama seviyorum kemerimi ben yani. Güzel. Çok hoş görünüyor. Teşekkür ederim. Evet, peki. Eşiniz orada oturduğu için daha fazla bir şey söylemiyorum. Peki. Sonra 2012'ye geliyoruz. Tekrar müzik çalışmaları başlıyor. Ve ilk albüm, Mozaik albümü Kalan Müzik'ten çıkıyor. Ve sonra 2018'de ikinci albüm Usulca. Geliyor. 2019'da da tekliler çıkmaya başlıyor. Bir Fırtına Tuttu Bizi, Adaletin Bu Mu Dünya, Derdim Gizli, Yalan Dünya. Bir sürü şarkılar geliyor. 2020 ve 2021'de... düet şarkılar geliyor ve Gesi Bağları, Hasretin Beni Hasta Eyledi, Mecnun'um Leyla'mı Gördüm, Gurbet, Bana Ellerini Ver gibi tekliler çıkıyor. Sonra iş bir çeşitleniyor. Pop, rock, akustik ve elektro altyapıları olan modern soundlarda şarkılar ve türküler geliyor. Ve çat 2021'de de Altın Kelebek En İyi Kadın Halk Müziği Sanatçısı ödülü geliyor ve şimdi de Yarım Kalan Aşk çıkıyor ve müziği de eşiniz Murat Bey'e ait. Evet, aynen öyle. Ya... Niye adı Yarım Kalan Aşk? Ne oldu, ne yaşadınız da aşk ya yarım kaldı? Değil mi? Çok enteresan. Aslına bakarsanız 23 yıllık evliliği olan bir kadın neden Yarım Kalan Aşk diye bir şarkı? Beste eşinize ait, sözler? Sözler bana ait. Ne yarım kaldı ayol? Ya aslında... Onu düşündünüz. Selami Şahin gibi anlatıyorsun. Selami abiye diyorum ki abi... Bu kadar senelik evlisin, bu kadar aşkı nasıl hissetmiş olabilirsin? Ondan sonra, görüyorum diyor. Görüyorum. Bakıyorum diyor. Bu yaşasa yaşasa böyle bir aşk yaşar bu adam diyorum diyor. Yazıyorum diyor. Ya bizde aslında şöyle oluyor Okan Beyciğim. Şimdi benim eşim de müzisyen. O müzikleri yaptıktan sonra ben o müziğin üzerine söz yazıyorum. Öyle olunca da yani şey... Hani ben yarım kalan bir aşk yaşamadım. Ama haliyle işte müziğin ritmine, ruhuna, rengine göre bir şarkı yazma. Evet ama sözü. Zaten çok fazla izleyen insanlarız aynı zamanda. İşte filmler, diziler, şunlar elbette, bunlar, onları içselleştiriyoruz. Tabii şey de var yani, evde 2 tane yetişkin çocuk var. Yani evet, onlar birey, yetişkin birer birey haline geldiler. Arkadaşları geliyor eve, işte konuşuyorlar kız arkadaşlarından, ayrılıklarından vesaire. Hayatın içindesiniz evet, tabii. Var. Bunun da verdiği işte bir şey söylüyor çocuk orada. O sözden bir şey de çıkarabiliyorsunuz. Aynen. O hayat size ilham veriyor zaten, yaşadığınız hayat. Peki. Yakın tarihte bir röportajını Hürriyet Gazetesi'nde Mart ayında yapmışsınız. Diyorsunuz ki yurt dışında özellikle bizim jenerasyona kadar olan kesim hala türkülerle iç içe. Yeni nesil belki geleneksel formdaki hallerine bizler kadar hakim olmayacak ama günümüz sounduyla iç içe geçmiş versiyonlarıyla kültürlerinden kopmamış oluyorlar. Evet, evet yani biz şimdi şöyle söyleyeyim. Evet ben de, benim müziğe başlangıç noktam da türküler, demin söylediğim gibi. Semahlar, deyişler, geleneksel ezgilerle ben büyüdüm. Ama şimdi 2022 yılına gelince, aradan 40 sene geçmiş. Ben tekrar o türküleri... Çok geleneksel gene formlar içerisinde ve geleneksel sazlarla icra etmek yerine ki başımızın tacı onlar, ben bile hala açtığımda saatlerce Muhlis Akarsu dinliyorum, muhabbet serilerini dinliyorum. O başka bir şey. Benim zaten dediğim gibi başlangıç noktam arası. Çok severek söylüyorum ve dinliyorum geleneksel ezgileri ama günümüzde taşıdığımız zaman da hem kendimizden özgün bir şeyler katma adına hem de çağımızın sounduna, geleneksel tınıları evrensel bir tını haline dönüştürmeye özen gösteriyoruz. Buraya diyorsunuz ki türler arası ahenkli bir buluşma. Aynen öyle. Aynen öyle, çünkü bizim eserleri dinlediğiniz zaman gerçekten de müzikler arası bir, türler arası bir müzik yolculuğuna çıkıyorsunuz. Çünkü rock, funk, jazz, soul, retro... birçok değişik müzik türlerinin iç içe girmiş halinde karşılaşıyorsunuz. Öyle olunca da biraz da evet, çağın insanını da türkülerle de yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir misyon gibi bahsediyorsunuz bundan. Türküyü günümüze taşıyorsak, bir köprü oluşturma görevini üstlendiysek şayet gençlere de hitap etmek zorundayız. Ya zaten onu şöyle bir örnekleyecek olursam eğer, mesela Niye Çattın Kaşlarını Neşet Ertaş'ın eserini seslendirdik ve pop altyapısıyla seslendirdik. Benim oğlum anneciğim sen mi yazdın dedi. Bilmiyor tabii Neşet Ertaş'ı. Onlar biraz daha geleneksel haller, eserlerden kopuk olduğu için. Yok anneciğim dedim, orijinal halini dinlettim ben ona Neşet Ertaş'tan. Böylelikle Neşet Ertaş'ı da tanımış oldular. Doğru. Ve Neşet Ertaş'ın bir türküsünü bilerek hayatlarına devam edecekler. Evet, bir kültür, nesiller arası bir köprü görevine üstleniyoruz diye. Ne kadar Almanya'dasınız, ne kadar Türkiye'desiniz? Valla çok sık sık gidip geliyoruz. Ama o yüzden, Almanya'da bir ev var. Almanya'da zaten hayatımız orada, orada yaşıyoruz. Çoluk çocuk zaten orada okuyor vesaire. Peki Almanya'da olmasaydınız bu özenle ve bu ağırlıkla türkülerimizi ele alır mıydınız? Bu düşünüyor musunuz bunu eşinizle beraber? Yani biz orada gurbette, yani gurbette değilsiniz tabii. Orada artık bir asimilasyon var ve... Artık kaçıncı? 4. nesil var değil mi şu anda Almanya'da? Evet, 4. Evet. Hatta benim çocuklarım 5. 5. hatta. Ve artık yani orada bir yabancı değilsiniz. Yok tabii ki. Orada ve hakikaten de Almanya'da bu işler biraz yoluna giriyor gibi. Uzaktan bakıyorum, bilemem tabii. Yani içi seni dışı beni meselesini ama yine de bu sorumluluğu hissediyorsunuz. Orada belki Türkiye'de bu kadar hissetmeyecektiniz. Sanırım hissederdik. Yani türküleri yeni nesillerle buluşturma. Bu misyonu belki orada olduğunuz için daha fazla duyumsuyorsunuz. Olabilir tabii. Çünkü gerçekten de her ne kadar Avrupa'da yaşıyor olsanız bile doğduğunuz topraklara bağlılık, doğduğunuz topraklarla bir bağınız var. Oranın kültürüyle bir haşır neşir olma hali var. Kopamadığınız bir gelenek var. O daha bir anlamlı kılıyor tabii ki gurbette yaşadığınız zaman. Hoş tabii gurbet ajitasyonu yapacak değilim. O gurbete gidenler, İlk jenerasyonlar bu zorlukları daha çok yaşamışlar ama her ne kadar konforlu bir gurbet hayatı yaşıyor olsak bile, evet dediğiniz doğru, herhalde biraz da uzakta olup ülkeden uzakta yaşayınca belki de daha başka bir hassasiyetle yaklaşıyoruz diyebilirim. Zaten eşim de benim Avrupa'da doğup büyümüş, oranın kültürüyle daha çok haşır neşir, her ne kadar tabii buranın kültürüne hakim olsa da müzik anlamında çok derinlikli bir klasik arşivi var. Avrupa pop müziğiyle çok haşır neşir, zaten çalıştığı radyoda playlistleri falan kendisi yapıyor. Ben de çok daha geleneksel bir alt kültürle büyüdüm. Her ikisinin birleşimiyle de zaten dediğiniz şey otomatikman bir misyon haline dönüşüyor. Türkiye'deki birçok çevreden, özellikle entelektüellerden bu Avrupa'ya göçü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin orada Almanya'da yeni dostlar edindiniz mi? Böyle daha çok İngiltere, bu Ankara Anlaşması falan filan meselesi var. Türkiye'de siyasi konjonktürden memnun olmayanların bir B planı olarak anlattıkları bir konu var. Gençler zaten hep, benim gençliğimde de öyleydi. Şimdi daha da fazlasıyla yurt dışına gitmek, orada okumak ve okuduktan sonra da hayat kurmak istiyorlar. Oradan buraya bakan bir insan olarak nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ya evet, bizim de... Böyle kadar... yeni dostlar edindiniz mi? Daha çok İngiltere var aslında ama Almanya'da da böyle yeni oraya gelenler... yerleşen mi? Yeni yerleşenler. Aslında yakın çevremde yok. Ama biz Türkiye'ye çok sık sık gidip geldiğimiz için burada da bir çevremiz var ve buradan oraya nasıl gelebiliriz diye bize çok soruyorlar. Çok soruyorlar. Evet. Ve bunu... gelenleri merak ediyorum. Ya gelenleri ben Berlin'de daha çok gelen Berlin tarafına gidiyor. Berlin biraz daha multikulti bir şehir olduğu için Berlin'e yerleşiyorlar ve yaşamak daha kolay orada. Daha kolay, evet, daha çabuk adapte olabiliyorsunuz, daha çok entegre olabiliyorsunuz çünkü çok daha fazla herkes şansınız var. Herkes yabancı gibi. Aynen büyük, öyle. Ama dünyanın gelişimi de öyle, yani büyük metropoller, İstanbul'umuz da öyle olacak. İşte Paris de öyle, Berlin de öyle, Londra da öyle. Bunlar artık çok... uluslu, daha doğrusu çok ırksal köken, milliyet beraber yaşayacaklar artık. Yani onun için bir şey kimliğini kaybediyorlar. Evet, multikulti bir yaşam. Irkçılık, evet, ırkçılık daha tolere ediliyor, azalıyor filan. Ya daha o konuda kolay. Zaten gerçekten de bence yani Almanya'da yaşadığım için orayla alakalı söyleyeceğim de, bu konuda zaten çok hassas. Hükümette çok hassas, kanunlarda çok hassas. İnsanların her birey orada kanuni ve yasal olarak haklarını o kadar iyi farkında ki birine öyle kolay kolay bir şey yapamazsınız. Yani bir ırkçılık yapamazsınız. Çünkü onun gerçekten de ciddi bir yaptırımıyla karşılaşıyorsunuz. Ki yapılıyor, mutlaka, örnekleri var. Mutlaka ben, yani ben kendim şahsen şey yaşamadım, 23 yıl çok uzun bir süre. Kendim şahsen hiçbir şey yaşamadım. Ufacık mesela, çok belki küçük bir örnek vereceğim ama kapımızı kapattığımız için yan komşu belediyeden görevli gönderiyorsa bana, ben bunu ırkçılık olarak almıyorum. Yani yabancı düşmanı, bak hemen kapım hızlı kapandı diye de bana belediyeden görevli gönderdi, şikayet ediyor beni falan vesaire. Bu ırkçılıkla veya onunla alakalı bir şey değil de daha çok haklarına çok hakimler. Beni müzdarip olduğum bir konu varsa bunu şikayet edecek merciler var ve bu hakkını kullanıyor kişiler. Ama dediğiniz anlamda bir yaklaşım olsa da yaptırımı çok sert olduğu için herkes bence günümüzde çok daha dikkatli. Bizden gidenler tabii hep şu söylenir ya, yani gençlikle gitmek daha kolaydır çünkü adaptasyon daha kolaydır. Belli bir yaşa geldikten sonra gitmek, göçmek, orada bir yaşam kurmaya çalışmak, çünkü her vatandaşın kendi ülkesinde zorluk ne kadar fazla olsa da, şartlar ne kadar çekilmez olsa da, yine de bir dil konforu, elbette. Gelenek konforu, alışkanlık konforu ve hani bir semtte oturan o semtin delisi bile olsan bir alışkanlık var. Hani seni hoş görüyorlar, yadırganmıyor falan, tolere ediliyor. Bütün bu bir konfor, sabahtan akşama kadar hayat pratiğinin içinde anlık şey. Bu konforu terk edip gidip orada büyük zorluklar çekip Sonra da aman geldik artık diye geri dönemeyenler olduğu bana çok söyleniyor son gidenlerden. Görüyor musunuz bunları diye sormamın nedeni o yani, son taşınanları. Yani. Açıkçası görmedim. Görmüyorsunuz. Hayır evet. Ben hiç yani şahit olmadım öyle bir durumla. Öyle. Yani çok benim çok tanıdığım insan arkadaşım entelektüel çevreden gidip orada yaşıyorlar evet. Artık Facebook kullanmadığım için onların evlerini falan görmüyorum. Facebook biraz daha samimi ve ailevi bir şeydi ya. Yani uzun süre programlarda da dillendirdim ya. Bunlar hep mesela bu Londra'ya yerleşenlerden hep park fotoğrafı görüyoruz. Tabii, evet. Londra'nın parkları falan. Hiç evi görmüyoruz, mahalleyi görmüyoruz. Evet. Ya bir yaşadığın yeri de göster. Sen sincap mısın falan diye bunlara takılıyordum yani. Hakikaten hiç yaşamlarından bir fotoğraf yok. Enteresan. Ben... Koymuyorlar. Neden sizce? Evler kötü herhalde. Yani niye söylüyorum bunu? Çünkü bunu pandemide de yaşadık. Ben 1000 tane, 2000 tane insanla herhalde Zoom'a girmişimdir. Ya bazı Zoom'a girdiğim insanları da tanıyorum da. Yani şöyle bir şey için, bir işte film için, belgeselce şu için, bu için Zoom'a giriyoruz. Adama diyorum ki ben senin evine geldim. Senin evin arkana koyduğun fotoğraftan daha güzel. İyi gözükmüyor ama. Kamerada. Hayır, o da, evi daha güzel. Başka bir evin fotoğrafını koymuş Zoom'a girerken arkasına. O daha kötü diyorum. Sen niye arkaya fotoğraf koyuyorsun filan? Yani öyle bir şey, insanlar böyle şey yaptılar. Yani bu Zoom'lara girince filan şeyi açmamalar, kamerayı açmıyor. Hepimiz açmışız. Allah Allah. Ondan sonra pijamayla katılıyoruz. Şeyler. O bir tanesi açmıyor. Aynen. Falan. Ya da resmini koyuyor. Evet, müzik bir şey koyuyor. Kendi resmini koyuyor böyle. Yani hani orada da Londra'da da böyle bir efekt mi var acaba? Hani evi göstermemekte diye düşünüyorum. Yani. Peki siz memnunsunuz yani. Evet, her şey yolunda. Tamam. Kocan da tatlı adam ha. Aa, maşallah. Çok. Seviyorsun bunca yıl sonra. Nasıl seviyorsun? 22 yıl sonra adam sevilir mi ya? Nasıl sevilmez? Niye 22 yıl? Ben olsam bıkarım. Bu ne? Hayır hayır. Bir de, o da senden bıkmıştır. Çaklamıyordur vallahi, belki. Yok bana kıyamıyor Okan Bey. Kıyamıyor. Hala böyle gözümün içine bakar benim. Maşallah. Biz yani bizi zaten tanıyan gören kişiler... Ben söylemeyeyim de evet çok güzel bir enerjimiz var aramızda. Sen büyüye filan inanıyor musun abi? Var mı bir şey ya? Asla. Peki. Ya bravo. Şey oldu, biz çok aşık olarak evlendik ama onu böyle çok derinlik... Çok aşık olarak evlenince devam etmez aslında. Ediyor, gerçekten ediyor. Yapma, olmaz. Neden? Tamam, şeye, bakın. Doğaya aykırı. Neden? Yani hayır. Mesela görücü usulüyle filan evlenilip olabilir. Çünkü zaman içinde birbirine alışıyorsun. 20 sene, 30 sene sonra cart diye ölüyorsun, gidiyorsun zaten. Tam birbirini sevmeye başlamışsın falan. Ya ama bu sizinki, hakikaten tebrik ederim. Ya evet ya. Tebrik ederim. Bizim bir şey var yani, onu böyle bir şekilde çok derin bir sevgi haline dönüştürebildik. Bu kıymetli bir şey gerçekten. Evet. Yani benim çocuklarım bile nasıl oluyor anlamıyorum ben. Bilmem. Benim çocuklarım şey diyor mesela, geçen çok güzel bir muhabbet oldu. Biz üçümüz oturuyoruz, çocuk oğullarım. Murat işten geldi. Önce geldi beni öptü böyle. Anlamadım, şöyle bir sahne mi anlatıyorsun yani? Sen 21 yaşındaki oğlun ve 19 yaşındaki oğlun, üçünüz beraber oturuyordunuz. Evet. Kocan işten mi geldi? Evet. Böyle bir şey mümkün değil. Aa, yapmayın ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? O yaştaki herifler bir kere evde seninle oturmazlar ki. Yemek saati, yemek saati. Yani yemek yiyeceğiz. Yemek maksatlı olarak. Hayır, niçin öyle diyorsunuz? Biz çok, biz gerçekten bayağı vakit geçiriyoruz çocuklarımızla beraber. Doğru mu söylüyor ya? Aa, yapmayın ya, çocuklarla birlikte spora gidiyoruz. Yani aynı spor salonuna gidiyoruz, birlikte spora gidiyoruz. Çocuklarla aynı spor salonuna mı gidiyorsunuz? Evet. Olmaz, cool değil mi? O da bilmiyorum mı ya? Bir de garip geldi bana. Neden ki? Murat. Neden? Niye, ne acayip bir aile ya. Birlikte büyüyorlar. Nasıl ya? Ama neden birlikte çocuklarınızla şeye gidemez misiniz? Spora gidemez misiniz? Gidemezsin. Çocuk bir kere o yaştaki genelde. Çocuk, ben seninle niye aynı spor salonuna gidiyorum? Genelde. Olur mu canım? Türkiye'de genelde. Ya der abi. Ya çocuk da 14-15 yaşına geliyor, ben artık seninle görüşmek istemiyorum diyor ya. Aynen öyle. Yok, bizim öyle bir şey yok. Nasıl bizim. Bu çocuklara da mı ilaç veriyorsunuz? İlaç değil ya, hayır. Bu ne acayip bir aile değil mi? Yapmayın lütfen. Ya, bence niye ben bir şey yapmıyorum canım, ben anlamaya çalışıyorum. Okan Bey çok aza indirgendiği için galiba. Ya nazar değdireceğim, tamam, maşallah, sustum. Maşallah maşallah nazar değdireceğim vallahi. Yok, teşekkür ederim. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı bir şekilde inşallah. Peki özür dilerim, sözüm kesin. Bu arada ben işte o spor aletlerini kullanmayı, ayarlamayı bilmediğim için gelip yardımcı oluyorlar bana. Onu da dipnot olarak düşeyim. Çocuklar sonra, onun için buyurun. Mi kullanıyorsun çocuklar? Tabii birazcık o kadar peki. Emek vermişim. Boşuna mı? Evet. Peki Ezgi Ayçe, siz çok gençsiniz. Kaç yaşındasınız? Söylenmiyor mu? Bu yaşta söylenir artık. Ben de söylemeyeyim ya. Ne oldun be? Ay ne oldu ayol bunlar? 20'lerimdeyim daha. Ne güzel. Yani ben pek yaş söylemekten taraftar değilim. Tamam, hissettiğim söyleme. Yaştayım. Ne Google'lasak anlayacağız zaten. Bir şey olmaz. Evet. Peki. Kaldırdım bulamazsınız. Peki. Diyormuş. Ha öyle mi? Hakikaten yapıyorum ya. Peki. Şimdi anne baba sizde de müzik öğretmeni. Evet, müzik öğretmeni ikisi de. Ben de müzik dolu bir ailede büyüdüm. Aynı sizin hikayenin pop versiyonu. Pop benim. Anne de baba da. İkisi de müzik öğretmeni. Babam aynı zamanda müzisyen, multi-enstrümanist, yani her şeyi çalıyordu. Her şeyi çalıyor, çok güzel. Siz çalabiliyor musunuz? Ben küçükken biraz piyano, biraz gitar, sonra lisede de çok minik bas gitar. Ne oldu sonra, ne oldu? Sonra çok şeyler oldu ya. Ha, peki. Evet. Dedim ki şarkı söyleyeyim ben en iyisi, enstrüman biraz zor. Lise yıllarında şarkı yazıyorsun. Yazıyordum. Evet. Dershaneye giderken bir yandan şarkı yazıyordum. Bunu her şey çocukken olmuş da sonra bitmiş gibi anlatıyorsun da onun için. Yok, hayır. Orada başladı. Orada başladı. Aynen. Ama şimdi yazıyor musun tekrar şarkı? Aslında şu an en yoğun dönemi. Yani son 7-8 senedir profesyonel anlamda bu işin uzmanlarıyla birlikte çalışarak artık güzel. Bu işin derinine inerek yazıyorum. Bütün şarkılarımı kendim yazıyorum. Peki. Sonra peyzaj mimarlığı. Evet. Niye? Belki oraya başka çocuk girecekti. O peyzaj mimarı olacaktı. Türkiye'nin kaderi, herkes zaten birbirinin bölümünde okuyor. Evet, doğru. Şaka bir tarafa. Sanata çok ilgim vardı benim. Zaten sanatın her dalına. Bak bunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü başka programlarda da oluyor bu. Anne ve yani son programda bir oyuncu arkadaşımız. Yani daha bu genç adam, çok da genç değil. Ondan sonra... anne baba bunu setlere taşıyorlar. Çocuk oyuncu. Evet. Sonra o üniversitede baba bir bölüm bitiriyor ailesi için. Doğrudur. Diyorum ki bunu sana niye yaptırıyorlar? Sen zaten çocukken oyuncuymuşsun. Evet. Aslında ona kimse onu yaptırmıyor o an. Bir akışın içerisinde ters de gitmek istiyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Ters gittin sen ona. Mesela bir örnek vereyim. Benim annem babam müzik öğretmeni. Ortaokulda annem öğretmenimdi. Lisede babam. Küçük bir kasabada büyüdüm ben. Ve... Aman Netflix dizisi anlatıyor. Ve bütün öğretmenlerim annemle babamın arkadaşıydı. Yani hiçbir şekilde... Sen ikrah getirdin müzikten. Ben artık böyle müzikten değil. Öğretmen bana diyorlar ki mesela işte konservatuara mı gideceksin, müzik öğretmeni mi olacak? Evet. Müzik öğretmeni kesinlikle olmayacağım diyordum. Çünkü istemiyordum öğretmen olmayı. O öğretmen camiasının içinde boğulmuş gibi hissediyordum bazen. Evet. Kendimi haklı olarak bir de böyle ergenlik falan, her şeye karşısınız ya. İsyan ediyorsun. Bir isyanlık vardı. Sonra oradan zaten tek bir seçenek kalıyor. Niye? Konservatuar. Ama... Bir yandan da dersleriniz iyi, bir yandan da sanata ilginiz var. Birçok o faktör var önünüzde. Sanatın zaten, bu arada benim resmim de çok iyidir. Çok iyi resim yapıyordum. Sanat tarihine ilgiliydim. Derken yani bölüm olarak hakikaten dedim, eğer iyi bir puan kazanırsam okuyacağım. O zamanlarda işte ÖSS vesaire girdim. Peyzaj mimarlığı. Öyle bir revolt yapıyorsun yani anneye babaya karşı. Bence gayet. Aslında onlara karşı da değil. Ben benim kıza annesiyle konuşuyorum da benim kıza böyle bir şey yapalım mı diyorum. Çünkü benimkisi de sanata, resme, müziğe, bunlara çok meraklı ama şimdi ergenlikle beraber bir karşı çıkma. Evet. Aslında olarak size değil o durup dururken çıkma. Matematik falan olmasın diye her anladım. Her şey olabilir o an. O an her şey olabilir. Peyzaj aslında öyle mi oldu? Bu konu çok güzel bir konu. Çünkü çok küçük yaşlarda profession olmadığı için Türkiye'de yani ustalık alanı neyse oraya yönlendirme küçük yaştan itibaren gerçekleşmediği için Türkiye'de herkes el yordamıyla kendi yolunu buluyor. Türkiye'de kendi kariyerlerinde, üniversite yolculuğu ve işlerinde. O yüzden ne oluyor? O mu şu mu deniyorsunuz, bakıyorsunuz. Evet, tamam, benim ailem de müzik var, müziğe yeteneğim var. Ama acaba şuna da yeteneğim var mı? Bunda nasılım? Bakmak istiyorsunuz seçeneklere ve çok doğal. Peyzaj mimarisi tat, puan oraya denk geldi falan. Evet, bir de o zamanlar peyzaj mimarlığı çok yeni bir meslekti Türkiye'de ve mimarlık, o ikinci kelimedeki mimarlık beni çok cezbetti. Çünkü benim mimariye, resme, tasarıma, müziği olduğu kadar da ilgim vardı. O yüzden girdim okudum. Ne okunur peyzaj mimarisinde? Bir kere müthiş bir peyzaj mimarlığının biraz... Dünyada bazı ülkeler müthiş yapıyor. Özellikle Hollanda, Amerika çok başarılıdır. Landscape architecture diye geçer zaten. Bitki artı sert zemininden heykeline, bütün dış planlama. Yani mimarlık üçe ayrılıyor aslında. Mimarlık, İç mimarlık, dış mimarlık gibi düşünebilirsiniz. Dış mimarlık peyzaj mimarlığıdır. Pencereyi açtığınızda gördüğünüz bütün manzarayı dizayn eden meslek grubu. Bunun içinde kent ormanları daire, şehir bölge daire. Mezunlarını ne yapıyoruz? Bunları kesiyorlar mı bunun? Yani İstanbul'da sıkıntılar pencereyi büyük. Açtığın anda anlıyorsun ki peyzaj mimarlığı 50 senedir hiç mezun vermemiş. Onu da anlatayım. Ben aslında ziraat fakülteleri, teknik fakülteler, bir sürü farklı orman fakültesi, bir sürü farklı fakülteden çıkıyor peyzaj mimarları. Böyle mezun veren tek bölüm olabilir. Hepsi şarkı mı söylüyor? Her yerdeler. Bu arada ben de çalıştım. 3 yıl kurumsal bir firmada peyzaj mimarı olarak çalıştım. Bu arada masterlıyım. Master'ımı da yaptım çalışırken. Onda sanat akımları üzerine yapmıştım. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir hocam beni akademisyen olarak çağırdı. Tam o esnada U dönüşü. Her şeyi bırakıp müziğe döndüğüm zaman. Neyse oraya gelirim. Bir dakika. Burada anne babanın tepkisi ne oldu? Ya çok... Komik zamanlar oldu. Çünkü şöyle... yani bir... Şimdi bir işiniz var. Master bitirmişsiniz. Bir, okuldan, çok güzel bir okuldan. Hocanız sizi çağırmış araştırma görevlisi olarak. Yani işiniz de hazır aslında. Yani aklını mı kaybettin gibi sorular geldi tabii bana. Ama ben gerçekten birazcık daha o işe devam edersem aklımı kaybedecektim. Çünkü artık müzik sevgisi, o arayış bitti. Ve dipteki müzik sevgisi yukarıya çıktı ve ben dedim daha fazla müzik yapmadan olmayacak. Ve sizi rahat bırakmadı değil mi? Hiçbir şekilde. Bu arada mesaideyim. Çizmem gerekiyor, çizim yapmam gerekiyor. AutoCAD'ler vesairelerle çizim yapıyorum. Bir yandan klipleri izliyorum. En son çıkan klipler, şarkı sözleri, ya bir sürü şeyler yani. Hiç bitmedi o olay ve ben tekrar U dönüşü. Peki kolay bu olmadı. Üzerinizdeki entarinin peyzaj mimarisiyle bir alakası var mı? Yakından uzaktan alakası yok. Bunu siz mi dikindiniz yoksa bir yerden aldınız mı? Elif Töngel'cim buradan. Ama bu bir talk show'a gelinecek en güzel kıyafet. Kesinlikle size özeldi. Bunu kıyafet bana mı özel? Size özel. Niye ben de mi giyeceğim bu kıyafeti? İki tane kıyafet vardı. Bunun renginin tamamen sizin şova göre olduğu düşünüldü ve. Evet, çok yakıştı böyle. Bir yeşilimiz yoktu. Sert zeminle uyum sağladı. Evet. Bak. Ama güzel. Buna önem veriyorsun. Ben her zaman renkler, tasarım, dizayn. Ama gördüm ben masaya oturmadan önce süslenmem bitmedi. Ben hep süslenirim. Çok severim. Ya hoşuma gidiyor. Ya öyle kokoş süslenmesi gibi değil de severim ya, güzel gözükeyim, güzel kokayım, renkli şeyler giyeyim. Yani severim. Peki bu arada Zeynep'e sormak istiyorum. Bu röportajda sormuşlar, şöyle bir yanıt vermişsin. Sahne sanatçınındır, sahnede istediğini giyer. İster oturarak ister ayaklaşarak. Kimle ilgili sordular bunu? Birisine sordular. Senin de hiç derdin değildi. Tabii canım. Yani, sen de ortalama, demokrat, kadınları savunan güçlü bir cevap verdin. Ya yok tabii bu stratejik bir cevap değil de düşüncem bu zaten benim. Yani ama bunu niye sana sordular? Bilmem. Hayır o kadar belli ki bunun kim olduğu. Sordukları kişinin ve sen bunu yani sana soruyorlar diyor işte sen anlatıyorsun halk türkülerimiz şöyledir böyledir işte caza uyarladım funka uyarladım bilmem ne çaldım falan filan deyince sana diyorlar ki ama diyorlar o şarkıcı da gitti de adamın kucağına oturdu da şöyle giyindi de böyle giyindi falan diye sana soruyorlar belli sen de onu kadını savunan, kadın tarafından bakarak bir yanıt ver. Niye o soran niye soruyor ben onu anlamıyorum. Böyle röportajlar. Bak benim röportajıma geliyor soruyor bana diyor ki tiyatroda şunu yaptım bunu yaptım onu çevirdim. Şimdi de seks konuşalım biraz. Eyvah. Ya en keyifli konu diyeceğim. Sonra da benim yani. Bütün röportajlarımın başlığı sapığa bak şeklinde çıkıyor. Çünkü bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Sana bunu niye soruyor? Dur bakalım senin röportajlarına bakacağım şimdi. Bakalım bende ne var? Bakalım bir evet. Sen de bayağı ukalasın. Diyorsun ki bütün dünya müziklerini bilirim. Caz, klasik, arabesk, etnik. İnanılmaz melodileri bulurum oradan. İlham ve çalışarak yazdığım eserlerim var. Yani bilirim. Araklıyor musun melodileri? Öyle bir cevap gibi oldu bu. Herkes araklar. Araklanmadan şarkı yazılmaz. Çok doğru. Aynı fikirdeyim. Yani bravo. İmkanı yok. Herkes ya ama bıraksın. Araklamak demeyelim. Tabii bu şaka yani, yolu. Araklamak değildir. İlham vermesi. Kelime oradan geldiği için öyle devam ettim ama hepimiz kulağımıza yerleşen bazı sözleri, hissettiğimiz bazı şeyleri, müzikleri kaydederiz ve onlar bir gün ortaya çıkar. Yani şu an Spotify'a günde 40 bin, yanlış bilmiyorsam. 60 bin. En son 40 bindi demek ki değişmiş her rakam. Her cuma listeler yenileniyor. Ben günlük şarkı rakımından bahsediyorum. 60 bin diyorlar. 60 bin şarkı yükleniyor. Düşünebiliyor musunuz bunların hepsinin melodilerinin birbirinden farksız olduğunu? Bu imkansız. Herkes birbirinden istemsiz de olsa etkileniyor. Bunun çok doğal bir şey. Peki sana da sorularda sana şöyle cevaplar ver diyorlar. Mesela diyorsun ki herhalde sorular da böyle geliyor. Artık dünyada pop star kavramı kalmadı. Aynı fikirdeyim. Evet. Star demek bence ulaşılmaz olmak demek. Madonna'ya bile sosyal medyadan mesaj gönderebiliyorsunuz. Aynen öyle. Doğru. Az önce bir konu konuşmuştunuz. Çok aslında alakalıydı onunla. Ya bu sosyal medyanın güzelliği işte herkes artık müzik yapabiliyor evinden. Evet bu çok güzel bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Ama bütün teknolojiyle gelen güzel şeylerin bir de kötü bir tarafı var. O da şu. Mesela biz eskiden gerçekten bir stara star nasıl olunur? Starla birlikte biz de öğrenirdik o kavramı. Ulaşılmazdı. Ulaşılmazdı. Siz ona hakaret etmeyi bırakın. Mesaj yani imkansız bir şeydi o insanı görmek. Artık o bir metafor gibi bir şeydi sizin için. Ama şimdi siz onun postunun altına gidip küfür edebiliyorsunuz. Yani bunlar bana korkunç geliyor. Peki dur. Avrupa Korosu'na katıldın. Sonra Boğaziçi Caz Korosu'na dahil oldun. 2014'te sahneye almaya başladın. Profesyonel olarak sanat dünyasına MB Orkestrası'nın 2018'de yayınladığı albümün çıkış parçası olan ve klibi Barcelona'da çekilen Yarım Sevda ile giriş yaptın. Eyvah. Yarım Sevda özür dilerim. Bir yarım aşk şarkı daha var. Ardından Ateş Böceği ve Derin Yemin şarkıları çıktı. Evet. 4 yıldır Ajda Pekkan'la çalışıyorsun. Evet. Ayçe Sings Jazzy Ajda projesini gerçekleştirdin. Ve bu en son çıkan single'ın Hayırdır Pasyon Turka etiketiyle çıktı. Sözleri Ezgi Ayçe ve Nehir Kıyıcı, bestesi Ezgi Ayçe sana ait. Bu Pasyon Turka'yı anlat bana biraz. Pasyon Turka çok özel bir menajerlik şirketi. Evet. İspanya menşeli. Aynı zamanda bir label mı? Aynı zamanda bir label'dır. Sadece bir menajerlik şirketi değildir. Ondan daha fazla bir yapım firmasıdır aslında. Sevgili Sinan Ufuk Nergis de burada zaten sayesinde buradayım onun da. Teşekkürlerimi kendisine iletiyorum. Benim de çok sevdiğim arkadaşımdır. Kendisini Madrid'de tanıdım. Hakikaten müthiş. Sizden de öyle bahseder hep. Müthiş. Ben de ondan önce öyle bahsederim. Müthiş adamdır. Çok yani. Hiç uyumaz. Çok çalışır, deli gibi çalışır. Kesinlikle. Ve yani müthiş. Madrid'de öyle bir hayat yaşıyordu ki hiç uyumadan, çok eğlenerek ve çok eğlenmekten çok daha fazla çalışarak. Sonra bu İstanbul'a geliyorum dediğinde ben dedim ki şimdi şapa oturdun, İstanbul'da böyle olmayacak. Halbuki aynı hayatı burada da sürdürüyor. Yaşıyor yani hem çalışıyor hem çok da güzel. Evet, yani her şeyi yemeği, içmeyi, eğlenmeyi, gezmeyi ve çalışmayı çok iyi bilen biri ama bence. Ama seni bulduysa seninle çok mühim bir numara olması lazım. Onu merak ediyorum. Sende ne var? Yani ben kendimce aslında bunu onun cevaplamasını isterdim. Ama ben kendimce cevaplayacak olursam. Çıkmıyor programlara. Koymak istiyorum programlara istemeyin. Evet genelde arka planda durur ama ben kendimce bir cevap vereyim. Bana dediği cevabı söyleyeyim en azından. Niye? Sen neden beni aldınız neden bu şirkete? 5 Türk sanatçı var. Gerisi işte Bıyıkalar, LP'ler, Despinavandiler, Pink Martiniler gibi dünyaca ünlü sanatçıların menajeri çok ciddi mi? Benim gözümde menajerdir. İşte haremler, nezler, yarattığı sanatçılar, prodüksiyonlar yani saymakla bitmez. Müzikal deneyimine çok güvenip inandığım birisi. Ve ben ona dedim ki 5 Türk sanatçı var bu şirkette. Pop kategorisinde kadında ben varım. Neden? O da bana dedi ki ilk menajerin benim. Bugüne kadar menajersiz çalışmışsın. Benden bir Excel listesi istedi. Şimdiye kadar nerede sahne aldın? Tarih, yer, zaman. Bende de zaten o liste hazırdı. Ben çat diye götürünce inanamadı. Çünkü mimarlıktan Excel vesaire, ben onlara çok dokümanla çalışmaya alışkın olduğum için ve böyle bir şarkıcı profili olmadığı için genelde. Ben direkt götürdüm belge dokümanı. Baktı, dedi ki yani bu kadar sahneye tek başına yapabildiysen bir menajersiz, aynı zamanda bir üreticisin, şarkı yazıyorsun. İletişimin de gayet düzgün ve benim sözümü dinleyebileceğine inandığım için seni seçtim, dedi. Bunlar. Vallahi. Ya. Peki. Şöyle bir bu söz, evet, bu yakın tarihte gazete röportajı. Ayrılık sonrası hayatına devam eden güçlü kadınların hikayesini ve ayrılığa, yalnızlığa bakış açımı anlattım. Evet. Aslında... Bunun için bir ayrılma oldu mu? Benim hayatımda çok ayrılma var. Bu ondan sonra bakış açını mı anlattın? Aslında ben ayrıldım. Yoksa onun yarım kalan aşkı gibi çocukta gördün de onu mu yazdın? Şimdi baştan başlayayım. Benim ilk şarkım Yarım Sevda. MB Orkestrası'nın çıkış parçasıydı o dönemki 2018 yılının. Sevgili Behzat Bey de buradan selamlar. Seyretmiyorlar şekerim, boş. O zaman boş veriyorum. Yıllardır her talk show'da ona selam, buna yani, selam, seyretmiyor. İşte alışkanlık olmuş. Söz müzik bana aitti o şarkıda. Orada mesela gerçekten bir ayrılığı anlattım ben. İkinci şarkım Ateş Böceği, söz müzik Sezen Aksu, bir cover'dı. Üçüncü şarkı Derin Yemin, slow, yine aşk, hep aşkı anlattım. Dördüncü şarkım Hayırdır. Yine sözü müziği bana ait, sözü Nehir'le birlikte. Aşk. Yine aşk. Burada sadece birinde de başka gerçekten... bir şey anlatın. Tarkan da hep aynı şeyleri anlatıyor. Burada gerçekten şeyden beri. Dedim ki ayrılığı hüzünle anlatmak istemiyorum. Çünkü ben ayrılığa nasıl bakıyorum? Ben ilişkin içerisinde ayrılığı başlatan bir karakterim. Yani ben ayrılıktan sonra acı pek çekmiyorum. Çünkü ilişkinin içinde zaten... Nasıl ya? Acı çekmiyorum. İlişkinin içinde soğuyorum. Ha, bunu anlat. Tabii ben uzun süre sabrediyorum, şans veriyorum. Bak yapma, etme, yapma. Zaten ayrıldığımda bitmiş oluyor. Karşı taraf acı çekiyor oluyor. Ona yeni bildiriyorsun. Gol atmış oluyorsun. Asla. Ben onu çok uyarıyorum içeride. Bak yapma. Anlamaz ki. Uyarmayı anlamaz. Ne yapacağım başka? Nasıl anlayacağım? Adama gol atıyorsun, bırakıyorsun. İşte gol Kaç tane leşin var böyle? Selamlar herkese. Onlar izliyorlarsa bütün leşlere buradan selamlar. Attım ya golü. Sevgiler diye. Asla. Beni tanıyanlar bile, çevrem oldukça bu konuda dürüst bir insanım. Defalarca insan gibi uyarıyorum. Anlaşılmadığım noktada da bay bay diyorum. Orada ilişkide bir insan diğer insana insan gibi uyarır mı ya? Böyle bir şey var mı? Şiddete karşıyım. Ay tabii ki şiddetten söz etmem. Yani ayrılığa mizahi yönden bakan bir kadının hikayesi Hayırdır aslında. Nasıl mesela? Nasıl sözler? Ya mesela hayırdır, canıma mı kastın? Göz hizası, gizli bir tuzaksın. Tam derken işte bu tamamdır. Büyük yanıldım, sahici yalandın diyor. Yani... Sen bu sözleri mi yazıyorsun? Evet. Onu da adam anlamıyor olabilir mi yani? Sözler gibi hayırdır, göz hizası bilmem ne falan filan diye konuşunca. Bu sözü bu arada Nehirciğimle birlikte yazdık. Evet. Aynı zamanda Sıfır Tolerans'ın yazarıdır Nehir'de, bilirsiniz o şarkıyı. Evet. Yani o da onunla çalıştığım zamanlardan gelen bazı şeyler var. Başka söz yazarlarıyla herkesten bir şeyler kapıyorum, öğreniyorum. Yazdığım müziklerin üzerine böyle birlikte çalıştığımız bazı gruplar da var. Ne konu olarak ne çıkarsa onu yazıyoruz. Bazen kendi hikayemizi, bazen yanından geçen bir insanın söylediği bir şeyi, bazen bir film repliği, uf bu müthiş şarkı sözü olur deyip not ediyorum. Her şey müzikal olarak içimden geçeni ama konularda her şeyden etkilenerek yazıyoruz bunları. Müthiş, tamam yeter. Bir şey söyleyeceğim. Almanya'da döner daha güzel değil mi? Hiç güzel değil. Değil mi? Vallahi değil. Ben Almanya'da yediğim dönerleri çok seviyorum. Almanya'dan döner getirir misiniz bir daha gelişinizde? Hakikaten. Türkiye'de karanfil koyuyorlardı. Karanfil değil, cacığı buluyorlar. Cacığı da buluyorlar. Çok güzel oluyor Almanya'da. Türkiye'de döner çok bozuldu. Bir iki yerde yiyebiliyorum ancak. Varsa adres verin. Murat özellikle döner yemek istiyor. Evet. Baklava, börek hepsi Almanya'dan gelsin artık. Yapmayın. İstanbul çok bozdu. Vallahi İstanbul müthiş bozdu. Doğru, biz burada da İzmir fena değil. Ankara'da güzel yemek yeniliyor. Resmen hani eski bir laf vardı, en güzel balık Ankara'da yenir diye. Şimdi her şey en güzel Ankara'da yeniyor. Evet. İstanbul çok bozdu. Doğru. Zehirlenmekten zor kurtuluyoruz. İzmir güzel. İzmir'e Ankara'nın sonra... ikramları da çok güzel. Ankara çok güzel. Müthiş sofranın evet. ikramı. Siz harika. Almanya'dan gelirken bir daha ne zaman geleceğiniz? Ben size Haziran yemek hazır. Haziran ayında buradayız. Sabrederim. Döner. Cacıklı. Cacıklı döner. Tamam, vallahi yanına... getirseniz. Vallahi mi? Benim adresimi verir misin bu aileye? Ya gelen giden olursa vallahi hay şey. Hay, çok hay. Güzel yemekler Almanya'da. Değil mi? Değil ya. Siz nerede oturuyorsunuz değil ayol? Ya. Ben orada güzel şeyler yani, yiyorum. Yani Almanya'nın mutfağı denen bir şey. Almanların mutfağı yok zaten. Yok. Tek ekmek ve pastaları onların. Evet, ama iyi Alman pastası onu. Güzel oluyor. Oraya evet. işte gelen göçler yüzünden biraz böyle karışmış. Bu gastronomi biraz daha böyle iyi bir yere gel. Yoksa kendi mutfakları gerçekten zayıf. Bakma bizde sadece dönerle temsil ediliyoruz. Ve kebap. Ve de iyi yerlere açamadık o dönercileri. Ya var güzel döner zincirlerimiz var. Var mı? Şimdi markalar var ama yine de yine yani de sadece dönerle temsil edilmek olmaz başka yemeklerde. Yani Türk mutfağını bir türlü sokamadık. Olmuyor yani, bir türlü. Bütün Uzak Doğu girdi. Uzak Doğu her mahalle, her şehir, her ülke girdi. Biz giremedik. Ya biz baklavaya yoğurda bile sahip çıkamadık. Zor yani o. Ben Paris'te bir yerde bir tarafta şey var. Lübnan lokantası, bir tarafta da Grek lokantası var. Karşılıklı bulmuştum onu ama şimdi kapandı orası. Bir buna gidiyorum, bir buna gidiyorum. Türk yemeği yemiş gibi oluyorum. Kaliteli, vallahi billahi. İyi, o bizim mutfağa biz şey alalım, yapamadık yani. De... Yok artık, yok. Evet, yani, katılıyorum. Türk... İyi hadi gidin. Çok teşekkür ederiz harikulade hanımefendiler. Sağ olun, var olun izlediğiniz için de. İyi geceler. Haber Global ekranlarına hoş geldiniz. Ben Nehir Tümer. Yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız ve ilk haberimizle başlıyoruz. Pandemi nedeniyle 2 yıldır kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salgının etkisini azaltmasıyla yeniden coşkuyla kutlandı. Başkente ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Hem Meclis Başkanı Mustafa Şen, Top Başkanlığındaki Devlet Erkanı hem de Milli Eğitim Bakanı 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılı. 2 yıldır salgının gölgesinde kalan kutlamalar bu yıl yeniden alanlara, sokaklara taşındı. Ankara'daki törenlerin ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir'di. Tören 2 yıl aradan sonra öğrencilerin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilden gelen çocuklarla birlikte atanın huzuruna çıktı. Aslanlı yoldan yürüyen heyet Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen, vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven, milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. Çocuklardan sonra sırada devlet erkanı vardı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bakanlar Aslanlı yoldan yürüdü. Meclis Başkanı Şentop başkanlığındaki heyet Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, Yüce Meclisimiz demokrasimize kast edecek dahili ve harici düşmanlara karşı demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir. Tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam edeceğiz. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet daha sonra bağımsızlık mücadelesinin temellerinin atıldığı 1. Meclis'e geçti. Şentop konuşmasında verilen bağımsızlık mücadelesinin dünyada benzeri olmadığına vurgu yaptı. Milli mücadelenin ve milli iradenin tecessüm ettiği bir büyük mananın fizik bir mekana, bir binaya dönüştüğü yerdir. Şartların ne olduğuna bakmadan, zaferden başka hiçbir neticeyi kale almadan, milli mücadeleyi başlatan, gazi sıfatını hak etmiş bir meclis mensuplarının torunları olarak hepsinin aziz hatırasını tazimle yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan özel oturumu yapıldı. Açılışının 102. yılında yapılan oturumda Meclis Başkanı Şentop dünyaya barış mesajı verdi. Siyasi partilerin gündeminde ise sistem tartışması vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu açılışının 102. yılında özel gündemle toplandı. 23 Nisan özel oturumu İstiklal Marşı ile başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yönettiği oturuma CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bakanlar locadaydı. Rusya ve Ukrayna büyükelçileri de locadan özel oturumu izledi. Meclis Başkanı konuşmasında savaş karşıtı mesaj verdi. Türkiye şüphesiz bir biçimde uluslararası hukuktan yanadır ve bütün insanlığın esenliği için inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır. AK Parti adına Grup Başkanı İsmet Yılmaz kürsüdeydi. Zor dönemde yaşanan problemlerin farkında olarak bunları çözecek gücümüzde, kararlılığımızda var. Karamsarlar yapılmayanları söyleyecek, bizler yapılanları söyleyeceğiz. Nihayetinde hakem halktır, halkın gözü de terazidir. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden verdi mesajlarını. Tüm vesayetleri reddeden bir parlamenter sistemin çalışmalarına başlamış olacağız. Yaklaşık 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tüm mazlum milletlere örnek olan Cumhuriyetimizi nasıl kurdularsa 100 yıl sonra hep birlikte bu parlamento Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem yoluyla ulusal egemenlik kayıtsız şartsız gerçek anlamda, gerçek manada milletin olacaktır. MHP'den kürsüye Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, İYİ Parti'den ise Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu çıktı. Eski sisteme dönme arzusu siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Temel milli konularda Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı kenetlenerek büyük hedeflere doğru omuz omuza yürümeliyiz. Bugün demokrasi adına verdiğimiz mücadele aynı zamanda tarih nezdinde yürüttüğümüz bir itibar mücadelesidir. Bu bir milli egemenlik mücadelesidir. Ve bu nüfus kağıdı devletin tapusudur. Bunun dışında bir referans aranması milli egemenlik gaspıdır. Hak gaspıdır. Özel oturumda Erkan Baş, Gültekin Uysal ve Mustafa Destici 5'er dakika süreyle söz aldı. Konuşmaların ardından Şentop özel oturumu kapattı. 23 Nisan coşkusu 2 yılın ardından yeniden sokaklara taştı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurtta büyük heyecan ve sevinçle kutlandı. Gösteriler, etkinlikler yapıldı. Solo Türk'ün uçuşu nefes kesti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs nedeniyle 2 yıldır evlerde kutlanıyordu. Bu yıl kutlamalar yeniden sokaklara taştı. Çocuklar atalarının emanetine coşkuyla sahip çıktı. İzmir'deki kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı oldu. Yüzlerce çocuk ellerinde bayraklarla etkinliklere katıldı. Şarkılar söylendi, marşlar çalındı. Bando eşliğinde çocuk korteji geçişi yapıldı. Kapadokya'da balonlar bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuyla havalandı. Uçuş öncesi Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılan balonlar gökyüzünü süsledi. Çocuklar ilk kez balon heyecanını yaşadı. Evet, heyecanlıyım. Bugün gökyüzünü göreceğim. Ayrıca özel günlerde havalanan 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip Türk bayrağı figürlü balon da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çanakkale'de ise gösterilere Solo Türk pilotları damga vurdu. Çok sayıda çocuk göklerde süzülen uçakları ilgiyle izledi. Kutlamaların bir diğer adresi de Antalya oldu. Dansı ve müzikli gösteri yapıldı. Yüzlerce çocuk kutlamaları izledi. Alanya'da bir paraşüt firması çocuklara yamaç paraşütü yaptırdı. Rus, Ukrayna ve Türk bayraklarıyla uçuş yapan çocuklar savaşa hayır diyerek gökyüzüne havalandı. Bugün 23 Nisan ve Çocuk Bayramı. Bizi paraşütle uçurdular. Çok mutlu olduk. Biz savaş istemiyoruz. Dünyada barış istiyoruz. Sadece barış istiyoruz. Diyarbakır'da da coşkulu kutlamalar vardı. Müzik dinletisi ve yöresel halk oyunları sahnelendi. Erzincan'da ise ilkokul öğrencileri Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde çocukları ağırladı. Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çocuklarla bir araya geldi. Bir masa etrafında oturdular. Çocuklar keman ve gitar çaldı, hep birlikte dinlediler. Erdoğan çocuklarla tek tek sohbet etti, onlara hediyeler verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar Kılıçdaroğlu'yla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde genel merkezde çocukları ağırladı. Anıtkabir'deki törenlere katılan Kılıçdaroğlu daha sonra genel merkeze geçti. Burada Kılıçdaroğlu'nu 2,5 yaşındaki Doğa karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra makam odasında Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen çocuklarla buluştu. Elektrik zamlarını protesto ettiği için fatura ödemeyen, bu nedenle de evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'yla çocukların sohbetinde ülke sorunları ve elektrik zamları da konuşuldu. Kılıçdaroğlu çocuklara nutuk hediye etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP lideri o fotoğrafları dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan, ne güzelsiniz Türkiye'nin evlatları notuyla Twitter'dan paylaştı. Şırnak'ın dağları da çocuklarla renklendi. Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan Ortaokulu öğrencilerinden oluşan müzik grubu 23 Nisan için bir klip hazırladı. Müzik öğretmenleriyle besteledikleri şarkıyı enstrümanları eşliğinde seslendirdiler.